İyi akşamlar, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Şimdi e, valla en çok merak ettiğim alan ama en de bilgisiz olduğum alan <laughs> e, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Temel Kotil ile birlikteyiz. Hoş geldiniz, hoş, merhabalar. İyi yayınlar. E, yerli uçaklar, yerli helikopterler <laughs> büyük işler yapıyorlar. Teşekkür Tusaş olarak. Biz şimdi ne, ne yapıyorsunuz sorusuna cevap arayacağız. Dedim ya ben bu konunun çok uzmanı değilim. Mete Yarar çok teşekkürler, sağ olsun geldiler. Biraz da katkı sağlayacaklar konuya. Hakim bir isim. O da ondan da çok aktif bir katılım dağ bekliyoruz. Hoş geldiniz siz de Mete Bey. <laughs> Pardon onur. Ha tarafsız bölge eştekiyle siz de sorular sorabilirsiniz. Çünkü bu biraz uzmanlık işi olduğu için merak ettiğiniz, anlayamadığınız e, hususlar olursa lütfen soru olarak bize gönderin. Biz de Temel Bey'e bu soruları iletelim. Çünkü e, derya deniz bir konu bu. Şimdi buna nereden başlayacağız? Şimdi Temel Bey'in gelmesini ben özellikle çok arzu ettim. Çünkü Türkiye bir milli muharip savaş uçağı değil mi bunlar? Savaş uçağı. Milli demek o. Milli muharip uçak evet. Muharip savaş demek. Evet. Milli milli savaş uçağı üretiyor. Ya yani bu F, hava sahamızı koruyacak uçak demek. F-35 ayarında ya da ondan daha üstün bir uçak üretmeye kalkışmış. Güzel alkışlıyoruz. Şahane bir girişim. İnşallah başarıya ulaşır. Temel Bey bir pa paylaşım yaptı sosyal medyada. Dedi ki: "Ya biz dedi bu işin de başını yakaladık." dedi. İşte bu ha şu ya şu anda. Ne diyor orada? Milli muharip uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik." diyor. Ya parçaya bakıyorum şimdi orada. Büyük bir heyecan dalgası var yan tarafta insanlar. Parçayı ben bir şeye benzetemedim. Ya bir kalorifer peteğine mi benze Yani biraz böyle millet de bununla çok alay etti. Yani dalga da geçtiler. Üzüldüm de doğrusu. Yani biz çünkü büyük bir hedef koymuşuz kendimize. Milli muharip uçak üretiyoruz di diyoruz. Temel Bey'in bize verdiği ilk parça bu. Ya bu ne yani? Bunu, bu böyle mi olacak? Bu... Hani bir devrim otomobili falan deneyimleri yaşadık ya hani ya biz otomobil üretemeyiz diye bir hastalık vardır biz de hep eleştiririz. Ondan sonra işte biz savaş uçağı üretemeyiz bak aha işte bu mu yani filan diye dalga da geçtiler. Ben de üzüldüm muhakkak dedim bu bir bu parça bir anlam ifade ediyordur. Anlam ifade etmese paylaşmaz temel kotil ama keşke ifade ettiği anlamı Vurgulayabilselerdi, hani ya kardeşim biz bunu bu parçanın anlamı şudur, şunun için heyecanlıyız diye izah edebilselerdi diye düşünmüştüm. Şimdi bu akşam tarafsız bölgeye gelince çok memnun oldum. Buna da bir izah getirsin. Ee, yani o dalga geçenler, alay edenler, küçümseyenler de belki buradan bir ders çıkarırlar. Ee, böyle bir yaklaşım sergilenmemesi gerektiğini artık öğrenmemiz gerekiyor bu kadar savunma sanayinde elde ettiğimiz bu kadar büyük başarılar e, söz konusuyken bu tür şeylerin teşvik edici olması lazım. Mete Bey izin verirseniz Temel Bey ile buradan başlayalım. Bu parça nedir? Muharip uçakta ilk ürettiğimiz parça dediğiniz bu parçanın anlamı, önemi neden paylaştınız? İzin verirseniz ben e, ops, şu modelim üzerinden göstereyim onu. O... Milli Muharip uçağın bir Milli maketi mi? Milli Muharip Küçük oraya da gidebilirim. Bu yani da büyük. Buradan gösterin. Orada göstereyim. Buradan ben. daha orada rahat gösterir gösterirsiniz. Yani şimdi, bu, orada. şimdi sayın seyirciler burada görmüş olduğunuz şu maket. Evet. Milli Muharip uçağın bir maketi. Yedi kat büyürsek gerçek uçak oluyor. Ha bunun yedi kat büyüğü mü büyük olacak? Gerçek oluyor. Gerçek o. Gerçek. Bu, bu odayı dolduruyor. Bu paylaştığınız parça nedir? Bu parçamız şu hemen altında. Bombalar bunun içine saklanıyorlar. Atacağı zamanda kapaklarını açıyor. O kapağın bir tanesi aslında. Öyle Oradaki mi? parça. Tabii. Ama bir şey izin verirseniz bir resim çizmek istiyorum. Lütfen. Yani ben tabii uçakla ilgili hocalık yaptım. Öğrenci yetiştirdik. Şimdi yıllardan beri de bu işteyiz. Şimdi uçak yapmaya karar verildiği zaman ülkemiz 2010 yılında karar verdi. Bugün karar vermedi. Önce bunun fikirleri, şartları, requirement'ları... Yani ne iş yarayacak, nasıl uçacak, ne yapacak, kim vuracak, kaç kilometreden hedefi görecek, hedefe ne kadar yaklaşacak. bunlar hepsi yazılır yazılır. Yıllar gider gider gitti gitti gitti. 2006'da ben daha denk geldi. Tuzsaş'a da o zaman başladım. İmzasını attık bunu 2016 ve çalışmaya başladık. Yani takvimin çalıştığı 2006. Gerçi test sıfır denir. Yani sıfır zamanında bir sene sonra başladı. konuşu konu şu. İlk önce sizin bir geometriyi çıkarmanız gerekiyor bu mudur odu? Bu geometri bu. Tabii birebir aynısı yapmayız ama. Bu şimdi her tarafa gösterildiği için gerçek uçak olmaz. Birazcık değiştiririz sağını solunu. Çünkü gerçek uçak öyle her tarafa görmesi gitmez onun. Ama aşağı yukarı böyle bir şey. Aşağı yukarı bu. Bayağı yakın bir şey bu. Şimdi e, bu tabii süpersonik. Ses üstün üzerinde görev yapıyor. Beşin nesil bir savaş uçağı. Süpersonik ne demek? Ee, ses hızı aşağı yukarı bin kilometre saat. Uçarken görürsünüz 900 kilometreye geldiğiniz zaman yolcu uçaklarında maksimum hızdır o. Sese kadar gelir. Ses hızını geçtiğiniz zaman uçak çok hızlı gittiği için öndeki havayı sıkıştırır. Aynı gemiler denizde giderken dalga yaparlar. Sıkıştırır dalga. Şok dalgası oluştururlar. Bu da artık sesin üzerine geçince iki kat yani bu aşağı yukarı sesin iki kat hızını uçuyor. Yani iki ha. kilometre saat uçuyor. Süpersonik demek ses hızının üstünde uçar. Tabii uçun da uçacak. O zaman şok dalgaları başlar. Tabii şok dalgası olduğu zaman hava sıkışır duvar gibi olur. O dalgalar her tarafa çarpmaya başlarlar. E, konu bu. Şimdi bütün bu geometriyi belirlersiniz. Bu geometriyi belirlerken süpersonik özellikler göz önünde bulundurularak. Aynen, zorluk bu. Zaten milli muharit dediğimiz zaman bundan başlıyor. Bir de bunu ses altı versiyonu var. Bunu o kadar fazla kişi konuşmaz. Şimdi biz aşağı yukarı iki yılımızı bunun geometrisine geçirdik. geometrisi ne olacak? Geometri en önemli. Husus. En önemli. Çünkü aerodinamik dediğimiz kuvvetler oluşması Aslında uçak yaptığınız zaman şunu yapıyorsunuz. Bunu 30 30.000 30 tonluk itmesi var. 6000 pound itmesi var bunun. Yani buna 30 ton bir kuvvetle ileri doğru motorları itiyor. Ve aynı zamanda o aerodinamik kuvvetler de buna 30 tonlu bir kuvvet uyguluyor. Geri doğru çekmeye çalışıyor. Yani rakamla tabii yaklaşık söylüyorum bunları. Yani çeken biraz daha az olur. Ve sonuçta bunun da havada bir çizgi üzerine gitmesini istiyoruz. Hani ray döşediniz yani boşlukta ray döşediniz tren gibi aynı o çizgiyi kabul etmesi lazım. Çünkü kaç vuracak. Tamam. Ee, Şimdi sorun şu. Kaygan bir zeminde havada yani o kuvvetle bunun itme kuvvetiyle adet kuvvetleri öyle ayarlayacaksınız ki adeta havada değil de karada gibi olacağım. Zorluk bu. İki yılımız öyle geçiyor. Geometri ortaya koyuyorsunuz. Bir tane yapıyorsunuz, bir tane daha yapıyorsunuz, bir tane yapıyorsunuz. Bunu bizim süper bilgisayarlarımız var. Allah şükür devlet sağ olsun. Parasını veriyor, biz de alıyoruz. Aslında onu bir söylemem lazım. Biz bir bakım şirketiyiz. Yani büyük ortağımız Siyahlı Kuvvetleri Güçlenen Vakfı. Bilirsiniz mütevelli başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ee, geçenlerde vakıf genel müdürümüz bir fotoğraf paylaştı benimle. Ee, bir vatandaşımız, yaşlı amcamız. Ben de yaşlıyım ama benim biraz daha yaşlı. Ee, bir milyon TL verdi. Ee, genel müdürümüz de ona bir tane milli maketi hediye etti. Maket verdi. <laughs> <Hediye. gülüyor> biz şimdi, onun parasını harcıyoruz. Şimdi o zaman siz... Bu süper kompütürlerle... Bir şeyi sormak tamam. istiyorum. Bir, bir baştan gidelim. Diyorsunuz ki bu süpersonik bir uçak olacağı için bizim önceliğimiz bu maketin daha doğrusu Geometri. geometriyi doğru, bulmamız, doğru bulmamız gerekiyor. Bunu yaptınız o zaman. Bunu bilgisayarda yaptık. Ona hesap akışkan e, akışkınlığına CFD diyoruz. Yaptık. Büyük bilgisayarlarla. Bu bir var. aşamadır. Bir aşamadır. bu. Bitmiyor ama. Yani yaptın ama biraz teorik oluyor. Şimdi bunu bir de bu ölçekte modelini yapıyorsunuz rüzgar tüneline süpersonik rüzgar tünelinde ki o iki mahla yani sesin iki katıyla test ediyor bunu ee, uçak duruyor hava hareket ediyor. Evet. İkisi aynı işte uçağı hareket hava dursun normal uçuşta. Bu, bu testi maket üzerinden mi yapıyor Bunun üzerinde bu büyüklükteki bu bir maket üzerine yapıyoruz. Bu yapıyorsun. maketten. Doğru. Ama tabii o çok sofistike ya. yani altın işlemiş gibi mikron mikron her şeyi bu kadar doğru değil bu. Onu doğru yapıyorsunuz. Bir de bunun üzerine sensörler koyuyorsunuz, basınç ölçümleri alıyorsunuz ve kanatçıkları var burada. Kanatçı hareket ettiriyorsunuz. Şimdi o tünel kampanyası. Ha, o biraz daha gelişmiş bir maket o zaman. O, tabii o yani o bir milyon dolar o değil bir milyon dolar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, biz onun üzerine bu testlerini yaptık. Tabii tünel Türkiye'mizde yok. Dünyada nereleri kullanabiliyorsak MFB'de tüneli, geldi. tünelleri kullandık ve bu bizim geometrimiz dondu. Yani zahmet orada. Ne demek dondu ne demek? Tasarla yani sonuçlandırdık, bitirdik onu. Hı. Donma deriz, freeze İngilizce'den denk geliyor. Hı. Geometriyi Bitirdim. freeze ettik. Ha, o zaman birinci aşama bu geometriyi, geometriyi freeze tamam. edeceğiz. Şimdi tabii ondan sonra bizim e, tasarım mühendisleri e, bunun üzerinde içinde bir sürü frame çerçeveler var, frame kafesler var. Onları tabi koyuyorlar. Yükleri alman gerekiyor şimdi tabi Yani 30 tonla havaya doğru böyle yükleniyorsunuz. Bütün kanatlara, bağlantı yerlerine 30 ton kuvvet geliyor. Bu narin bir uçak yani. Uçacak bu. İncicik, hafif bu. Gerçi 30 ton ama hafif. Dolayısıyla onun mukamet analizleri yapılıyor. Yapılıyor, 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 yapılıyor. Bunun için gene de yazılımlar var. Kendi yazılımımız var. Parasıyla aldıklarımız var. Bilgisayarlarımız var. Onları da yaptık. Ondan sonra siz bir aşamada bu doğrudur. Ben On... bir araya girebilir miyim? Tabii. Bir şey söyleyelim de tam olarak anlaşılsın. Şimdi biz bir uçak konuşuyoruz ya. Ama bu uçak Türkiye'nin tek kalemde parasını ayırdığı Türkiye'nin en büyük projesi. Doğru. Bakın bunu atlamayın. Türkiye'deki köprüden otoyollardan ve diğerlerinden çok daha büyük bir projeye bakıyorsunuz. Ne kadarlık bir paradan bahsediyoruz? Şimdi tabii biz buna kaç para harcayacağımızı bilmiyoruz. Diye ama yani F35'in 60 milyar dolar olduğunu söylüyorlar. Böyle bir proje 10 milyar dolara çıkar. Bir dakika. Bu mühendislik parası. Mühendislik parası. Geliştirme ne? parası. Emek parası bu. Emek parası bu. Peki üretim... 3000 mühendis çalışıyor. de üretimi için de bir para gerekmeyecek mi? Yok hepsi beraber. bir hepsi ekosi, beraber. Hepsi bir ekosistem. Esas o. parayı diyorsunuz. Tabii ama ürettikten verir. sonra 100 milyon dolar tanesini satıyorsunuz. Ha, 100 milyon dolar tarzını tanesini satıyorsunuz. Tabii bu rakamlar yuvarlaktır. Peki Temel Bey... Ee, yani Ben gerçekten... Yani şimdi çok hani şey. böyle çok şey anlatıyor böyle hani <laughs> böyle alçak gönüllü anlatıyor böyle hani küçücük bir şey gibi söyle, anlatıyor. Söylediğiniz çok iyi oldu. T şunu diyebilir miyiz yani Türkiye'nin en fazla para harcanan projesi paracına demek tabii. doğru değil. Şöyle söyleyeyim. Teknolojik anlamda yatırım yapılan en büyük projesi. En büyük teknolojik Çünkü proje. bakın burada bir uçak yalnızca savaş uçağı yapıyor gibi gözükseniz de burada elde edilen tecrübeler Türkiye'yi havacılıkta bir yerden, yerden alacak, olacak. süper lige atırıp oturturacak. Evet. Siz aslında bir savaş uçağı yapmıyorsunuz. Siz Türkiye'nin havacılık teknolojisinde yolculuğunu anlatıyor siz aslında bunu. Evet. Şimdi ilk birkaç bu en zoru. Birkaç evet. sorun en var. Zorum. Bir tanesi şu. Diyorsunuz ki önce böyle Arne, e, tasarım, geometri. tasarımı, geometri, tasarımı, geometriye sonra denemeler, denemeler. tecrübeler, hava havayla karşılaşması Doğru. falan bütün bunlar bilgisayar teknolojisi Yaptık. hepsi e, çalışıyor. Bütün bu aşamaları geçtik. O parça hangi Daha aşama? Gelmedim oraya. Hari, gelmedi oraya? Hayır gelmedi şimdi bütün bunu... Yani dalga geçişleri parçaya dalga ulaşamadık. Daha, Daha gelemedik. gelemedik. evet. Şimdi bunun aşağı yukarı 10 bin büyük parçası var. Bulan her Kaç? 10 bin. 10 parça. bin. Tabii tabii. Siz böyle görüyorsunuz ama bunun içinde kabukları var, fremleri var. Şimdi bunu hafif, ya, bilmiyorum siz hayatınızda hiç uçurtma yaptınız mı? Ben çocukken yaptım. E, Yapmıştık biz kav de yaptık. Kav kav kavuştan yapardım. <laughs> soyuyorsunuz böyle. Hafif yapacaksınız. Uçmaz ki mübarek. Yani e, 30 ton diyorsunuz. E, ama motoru da 2 tane F-16 motoru. 2 yani, F-16 motoru yani. var. Yani. yani Bir de 30 değil, 60 ton da yaparsınız bunu yani. Şimdi bütün bu hafiften da, kastınız ne o zaman? yapılan bu kuvvetleri taşıyacak en iyi yapıyı kurmanız gerekiyor. Ve en hafif. Malzeme alüminyum, titanyum sıcak bölgelerde. Üzeri tümüyle kompozit, mukavemet olsun, hafif olsun diye. Yani son teknoloji yani diyor ne yapıyorsa biz onu yapıyoruz. Şimdi o analizlerde bir yere gel, bitmediler daha. Bir yere kadar geldik. Şimdi parça parça bitiyor bunlar. Şimdi tasarım mühendisleri release diyoruz. Diyor ki bu parçayı böyle yaparsan bu kırılmaz uçar. Onu gönderiyor. Sonra imalat mühendisi geliyor. İmalat mühendisi bunu tekrar bir daha tasarlayıp bunu CNC kesiyor. O görünüz parçayı bizim 5 eksenli onda da 1 milyon dolar tezgahlar. CNC kesti onu. Keserken de törende bunu tasarlayan yani release eden mühendis arkadaşa düğmeyi basıyor. Düğmeyi basıyoruz kendi kesiyor. Şeyi söyleyelim mi? Evet. Bunun üzerindeki hata payı yani o aletler, işte mikron. kompozitteki paylar, diğerlerindeki paylar, motorlardaki hata payları, saç derinizin e, kaçta kaçı olduğunu söylesin sizin. Mikron, mikronla. Mikron, mikron, yani saç derinden daha hassasiyetle ürettiğiniz bir e parçadan Benimle, tabii, tabii tabii. Bir tabii. şey soracağım. Peki. Çünkü doğru olmazsa, yoksa birbirine sonuç almaz. Geç... Alamaz. O pay, sosyal medyada paylaştığınız parça. Arkadaş düğmeye bastı. Makine kesti onu. Kaç parçadan oluşuyor dediniz? Başka yukarı 10 parça var bunda. O 10 bin... beraber 20 bine yakın galiba Tabii, değil mi? Doğru. Çekle beraber 20 şey. bine yakın. O 10 binde biri midir? Ee, bazıları küçük var. Doğru diyebilirim. 10 binde biri. Yani, yani, doğru. O zaman siz e, şöyle bir... işaret i̇şaret bir şey o. Neyin işaret bir şeyi? Kesmeye başladık. Bizim kesmek pozitif kesme. Malzeme içine boşaltıyor. <laughs> evet, tam. <laughs> <Tamam>. herkesin pozitif, <laughs> herkesin <gülüyor> anlatacağı anlamda şöyle söyleyelim. Bakın o parça için. O parçanın anlamı anlamında söylüyorum. Türkiye için de e, hani dalga geçtiler ya dalga geçilen parça ne biliyor musunuz? Türkiye'nin e, demin o söylediğim olayın hani yıllarda çalıştılar ya motorundan üzerine dizaynına yazılımına kadar. Dediler ki ben artık bunu şeyde uçurmayı uçurabiliyorum. Kağıt üzerinde ve bilgisayarda uçurdum. Bu bilgisayarda. Artık ben buna kefilim. Evet. Hadi bakalım üretiyor. Dediği öyle. aşamanın şeyi bu parça bu parça, parça Türkiye'nin ben artık lige başladım dediği yer. Bu parça neydi? Bir daha anlatır mısın? Altta e, bomba Gö gösteriyor bomba, şu anda temelde. Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız uçağa takılacak. F-35'inde de özelliği o işte. Tabii takılacak. Bu da mı böyle hani mikronlarla hesap edilerek yap üretiliyor? şimdi bir şey. yüzeyine şöyle şey geliyorsunuz ya. Freze bunu kesti. böyle bir şey, yani Bazıları da PTMT'ye bir şeylere benzettiler. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet kalorifer, kalorifer PTMT'ye benzeten de Yok, Yani öyle yapmış olsunlar. Bu çok hassas, milimetrik, e, mikron altı çalışılmış bir parça. Uçağa takılacak. Uçağın Uçağ, bir parçası uçak, olacak. Uçan uçağımızda olacak. Bu, e, uç, yani bir başlangıç bu. Uçak üretiminde böyle midir bu işler? Yani tabii tabii. Bir parça Böyle bir Biz kut yarı kutsarız buna. Ha, öyle talaşların mi? Talaşlarını da saklarız. İlk parçanın ta talaşları da, <laughs> da saklanır. Ha, hani tamam. biz ilk başta kurban diyor. keseriz ya. Aynı onun gibi bu şey yani. ilk kurbanı o. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Onu saklarız. Ama şimdi dinleyicinin merak ettiği şu bu uçak 2023 18 Mart'ta motorunu çalıştıracak. Bu demek gelecek sene bu uçak bitecek demek bu. 2022'de bitecek. Teşekkür. Bitecek demektir. Di 18 Ama, Mart'ta şey hangardan çıkabilsin. Tabii. Ee, bu çok hızlı gider. Şimdi biz TUSAŞ olarak şey koyun 5000 tane teknisyenimiz var. Airbus'a, boyunca e, laketi herkese parça yapıyoruz. Ee, sıkışırsak 5000 kişiyle çalıştırırız buraya. Ve 5000 bin de, ve üzerinde mühendisimiz var. bin tane çalışıyor şu anda. Sıkışırsak hepsini göndeririz. Ya, yanlış anlamadım değil mi? 2022'de bitecek diyorsunuz. Bitecek tabii. Biz size uçağı gösteririz gelip orada program yaparız. Orada göreceğiz. İçine yani. gireceğiz öyle. Yani tamam. bunun yedi kat Uçacı. büyüğü. Tabii uçacak uçak. Yani şey bir, bir düşünün ya. Hani siz Hızlı e, Çok önemli bir şey. İki yani. buçuk sene boyunca veya on sene para biriktiriyorsunuz. Hani e, sonra evi mimarisini kendi elinize çiziyorsunuz. Sonra geliyorsunuz inşaatta ilk çimentoyu döktüğünüz an vardır ya. Aynen öyle. Oradaki o bütün mühendislerin emeği işte o. O hani bir tören Hani yapılır. dalga geçitleri bu ne biliyor musunuz? <laughs> Yaklaşık 3 e, yıl boyunca göz, terin göz yaşının alın terinin, alın terinin harcanın, emeğin paranın bu devletin kaynaklarının ürünü o parça dalga tabii, parça. Tabii. ve bunu da binlerce insanı yapıyor. Ama bilinçsizlikten yapıyor. Yok şey. bilinçsizlikten değil, o kadar da değil. Değil. O kadar değil. da değil. Değil. Yani yani, yani e, bunu Amerikalılar yaptığı zaman vay. Amerikalı da yapsa böyle bunu böyle, bir, bu, böyle, bu, böyle bu. bunu çıkarır Bunun, mı jargonu, jargonu, jargonu. Bu parça ha jargon Vurdur yani. Otur tabii ki. Aa, okay, tamam şimdi. çalıştık çalıştık çalıştık. Artık imalata geçtik. Ama imalat hızlı gider. İmalata geçtiğimizin tabi işareti. Şey Örnek olayı tabii. da bu diyorsunuz. Tabii. Örnek parçası. Doğru. Bu. Doğru. Ha, biz jargonu biliyoruz. Bizim için bir şey o, bir mutluluk bu biz mutluluğumuzu paylaştık. Ya biz bilmediğimiz için hani biraz <laughs> bu ne ya falan ya oradaki insanlar o ama bu o kıvmet... kutlamaları var ya o o ne, eğlence o heyecan var ya artık onlar için her şey bitti. Ama, ama biraz bu jargonu anlatmak da gerekirdi. Ama yani bir şey sadece, de var. sadece şimdi. bunu böyle paylaştığınız zaman insanlar hani halkımız da vatandaşlar da iyi niyetli. Keşke uçak yapsak. Diyerek de bunun bu ne ya diyenler oldu yani. Tabi. şimdi Ama şu çok net bilinirim. Bu geometri nereden geldi? Gökyüzünden gelmedi ki. Böyle şimdi, bir uçak yok. Tabi. Bu orijinal bir şey. Peki Temel Bey, size e. bir şey soracağım. Tamam. Bu uçak F16 ile kıyasladığımızda nedir? F16 F16 tek motorlu bu, çift motorludur. Yani ondan iki kat güçlü demek oluyor. Ee, daha çok bomba var içinde. Bombaları içinde saklı. Saklımasın sebebi radyo dalgalarını geri göndermesin, radar göremezsin bunu. F-16'yı görür mü? Görür. Yani o, o zaman bu F-16'dan hem... uçak bu. Bir dakika. O zaman F-16'dan hem teknolojik olarak üstün hem kapasite olarak 2006, 1960 teknoloji, pardon 1980 teknolojisi ve 2020 teknolojisi. Bu 2020 teknolojisi. Tabii. F-35 ile kıyaslayın. F-35 daha çok e, havadan karaya olan bir uçak olduğu için biraz tombul, e, tek motorlu. E, yani onun tek motoru bunun bir buçuk, e, pardon, e, bu ondan bir buçuk kat daha motor gücü olarak güçlü. E, ama F-22 daha çok avcı havadan havaya vuran, kara hedeflerinde vuran bir uçak. Peki. Bu F-22 ile F-35 arasında çünkü Türkiye bir uçak yapacak. Peki o zaman bu f 35'ten de üstün bir uçak. F22 yani paralarla konuşursak iyi. Yani şöyle anlamayın. F22'nin 22'si daha küçük. F35 daha <laughs> e, e, numarası büyük olduğu için o daha gelişmiş diye yapmayın. Öyle düşünmeyin. f 16da var, F18 de var. O göreve göre kod verilerek yapılıyor. Yani daha sonra bu göreve göre yapılmış. Evet. F35'in görevi şuydu. Amerikalılar dediler ki biz çok fazla uçağımız var. Biz çok maksatlı bir uçak yapıp, hava 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 yer gibi görevleri hepsini birleştirelim bir uçak yapalım artık bunun maliyetini karşılayamıyoruz deyip F-35 diye bir uçak tasarladılar. Ama asıl kimseye satmadıkları bir tek uçak var Amerikalıların. Kimseye. Hiç kimseye satmadılar. Japonlar dahi Nedir o? F-22. Peki bunun bu i̇şte bu onu söylüyor. Tabii. Diyor ki bu F-22 ayarında bir uçak diyor. F-35 demiyor. Amerikalıların kimseye satmadıkları, gözleri gibi baktıkları uçak ayarında Tabii, bir şey. uçak Tabii. ayarında bir uçak. Diyor. Çinlerde de J-20 uçağı. O ayarda mı? O ayarda. Bu şey, veya Rusların Su-57 uçağı. Hmm. Bunlar evet. bu uçakların padişahları o zaman. Hani, e, savaş ya savaş sonuçta görev şeyi o zarf olarak öyle. Ya yani biz, biz bunu ürettiğimizde ha bu F-22 ayarında diyecekler Rusya, mi? Çin ve Türkiye oluyor. Eğer Korelilerinkin bir alt sınıfta. Biz bunu ürettiğimizde o zaman Amerika'yı Rusya ve Türkiye mi üretmiş Çin de var. var. İlk 5'e gireceğiz yani. Doğru, aynen bu ayarda bu seviyede Doğru. uçak üreten 5 ülkeden Tabii. biri olacağız. Almanların da yok Fransızların da yok. Almanların da yok Fransızların yok. da yok. Tabii yani Eurofighter bunun yanına gelemez yani değil mi? Peki biz bunu satacak mıyız? O devletin bileceği işler. <laughs> Bizim görevimizi yapmak. bir müddet sonra buna kardeş ülkeler muhtemelen <laughs> Azerbaycan, Pakistan veya diğer ülkeler ya ben girmeye şey, çalışacak. Şeyi merak ediyorum. Şimdi Temel Bey diyor ki 2022'de bunu üreteceğiz. Üretir üretmez hemen uçmaya başlayacak? Yok 2025'e ye kadar yerde test edilecek. Nerede test edilecek? Yerde, yerde. Ütü sistemleri 2023'te hangardan çıkınca 2 yıl boyunca. 18 Mayıs 2025'te uçuyor, test edilmesi gerekiyor. Literatüre göre böyle midir? Böyle. İki yıl test edilir. Aynen öyle. Ne nasıl bir test olur? Çünkü o? bütün hareketli yüzeyleri var ya kumanda bilgisayarı var, kumanda veriyorsun, flaplar aşağı iniyor, ironboard yapılacak, bunu uçmayan koşul, yani e, aslında uçak şekli değil ama bütün sistemler üzerinden hidroliği, yakıt sistemleri. Siz her şeyin, her şartta doğru çalıştığına emin olmanız lazım, yoksa uçağı kaybedersiniz. Bunu bunun için iki yıl çok uzun bir süre değil mi? Değil, böyle. Bunun şeyi bu. Uçakta böyledir diyoruz. Uçak, her uçak, sivil mi? uçakta da böyle. Öyle midir çok ha? Değil. İki yıllık bir Tabii, test sürüyor. Bu bir, şimdi sivil uçakta F30, yani pardon, Airbus 350 diyelim. Şimdi şeyi anlattı, Üstad. Evet. E, uçağın yalnızca bu, bu kısmı anlattı. Yani e, kompozit kısmını anlattı, motor kısmını anlattı, ama asıl bir de Tün deha'nın Siz kalbi yer burası. Evet. Peki bunun Bur buraya hepsi... biraz girerse, şimdi gireceğiz de. Yani asıl e, Türkiye'nin atladığı yer şurası. Tabii. Şeyi merak ediyorum. Her şey bu kalbinden de hani dehası dediği de. yerden motoruna kadar her şey yerli ve milli mi? E, bilgisayarlarını e, Bilgem yapıyor, TÜBİTAK Bilgem yapıyor. Yerli e, ve milli. Yerli ve milli. Tabii yani o tane, deha dediği Beş yer. bilgisayar var ama ya bir tane değil çünkü yedekleri var. Deha dediği yer bir Doğru. Türk işi. Tabii burada Aselsan'la çalışıyoruz. Ay, Tabii Radar'ın Aselsan yapıyor. Yalnızca bunun kaskı var ya şu pilot, yani bu şimdi normal bir uçak değil ki. Yani pilot bayılınca kendi başına geri geliyor, piste iniyor. Yani, yani insansız bir taraftan da aynı zamanda. Bu kaskı var ya kimse vermez size. Aselsan yapıyor. Bunun üzerine bir sürü tepor detayı giremem de bir sürü anten var bunun üzerine. O kastayı gibi bilgi verelim. Kastta bütün sistemleri kaskında gözünde görüyor. 300 şey. Yani normalde küre pilot gibi. eskiden önündeki o aviyonik'in şeylerine hmm. bakardı. Bütün hedefleri, bütün şeyleri görüyor. Hasktan görüyor. Hasta ben hatta Tabii. size geldiğimde sizin arkadaşlarının simülasyonu vardı. As simülasyonları vardı. Evet. Sesli komutlarla yürütebiliyorlar. Tabii. Yani inanılmaz bir bir teknoloji. E, bir teknoloji. Tabii. O yüzden söylüyorum. Şuradaki yazılım kaç e, milyon e, satırlık bir yazılımdan bahsediyoruz? 5 milyon satır. Oo müthiş bir yazılım var. Öyle. Ama yapıyoruz zaten. Yaptık Motorları ama. da yerli. Motora geleceğim birazdan. Şimdi e, burada iki tane sensörü var. Gene ASELSAN yapacak bunları. Ondan sonra üzerinde bir sürü radarı var. Yerli o kadar göstermem gerekmiyor. E, pilot. Hepsini göstermiyorsunuz. O bir sır mıdır? E, tabii. Evet. Tabi peki. pilot arkadaşımız Allah onu korusu. Bütün küre içinde dünyaya görüyor. Mete Bey'in az önce anlattığı. Aynen ama yalnızca görsel değil yani sensörleri var. Bir adam tehdit mi geldi? Lazerle tehdidi imha ediyor. Füzeleri de vurması gerekiyor. Bunlar otomatik mi oluyor? Tabii bu, bu, bu beşinci nesil demek yani kendi havada kalma ömründe diğer uçakları çoktan geçtim demek. Ve bunun radarlar görmeden hedefi vurması demek. Bu yani böyle Beşinci bir, nesil mi bu? Bu 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 nesil, bu nesil. Yani bir aslında dog diyoruz ya. Yani F-16'nın en meşhur olduğu veya Su-35 Rusların. Şey yok dünyada dog, o bitti o. bitti. <laughs> bitti o. o da dog yok. Yani şimdiki delikanlılık o seni görmeden yüzlerce kilometreden işi bitireceksin. Şey bu, yeni Rajon bu. Tabii yeni Rajon bu. Onun için yani bu yalnızca böyle bir şey parça görmeyin bunu ya. Ha biz şimdi işi bitirdik mi? Yok. İlk uçuş yaptığımız zaman işlem bitecek Hayır. Devam edecek. Devam edecek. Devam edecek. Şimdi onun için diyorlar ya F-35 30 yıl almış. Ya F-35 30 yıl almadı ya. Bu da 30 yıl alacak. Ama her gün üzerine konacak. Şu anda bin tane mühendisimiz var. Oralara geleceğiz Mete Tabii. E, te, Temel Bey. Hani motoru atlamayalım da. Evet motor. Şimdi şu anda bizim ilk prototiplerde motoru temin ediyoruz yurt dışından. Ama kendi motorumuzu yapacağız. Zaten milli muharip dediğiniz zaman bu çok önemli bir kelimedir. Türkiye bunu istediği zaman üretir, istediği yere satar demektir. Peki ama niye motorunu yapamıyoruz? Ya, ama bunlar zaman alıyor. Şimdi motoru dediğimiz şey şu. Yani 30-30-60 bin pound truss yaklaşık 30 bin tonluk kuvvet üretiyor. Bunu yapabilmesi için bunun hava içeri giriyor. Hava girerken buradan dolaşarak geliyor. Radyo dalgası girerse geri çıkmasın, görülmesin diye. Onun için bir karışık bir yapı var burada. Ondan sonra motora geliyorsunuz. Benim doktoram seramik kompozitlerdi. 1300-1400 derece. Demirin eridiği sıcaklıklar bunlar demirin eridiği, yani çeliğin yani demir çelik. Bizim teknolojimiz evet. yetmiyor mu onu üretmeye? Ee, yavaş yavaş başladı. Bu kadar büyük değil, küçüğünü yaptı Türkiye. Yani t e, turbo şaft dediğimiz motorda 1600 beygir. Ya yani o zaman siz bunu üretme. Kademe kademe kademe. Bir dakika. Ürettiğiniz anda diyorsunuz ki 2020, 2030 yılında 2023'te hangardan çıkarttığımızda motor bizim olmayacak. Bizim olmayacak. Hedefiniz, Gerisi bizim için. Hedefiniz ne? Ne zaman motor? 2030'da kendi motorumuz var. Ha, 2030'da. O zaman tamamen milli ve yerli olması zaten bakın, milli, milli demek, olmaz zaten. bu kavram değil. Bakın milli dediğiniz şey lisans haklarınızın size ait olması demek. Evet. Yerli dediğinizde f 16da yerli bir uçak aslında. Yani Türkiye'de üretiliyor ama milli uçak değil. Satamıyorsun, yani, eşlik yapamıyorsun. Şu, şu anlamda söylüyorum. Mo mesela sen bunu bir yere satacaksın. Sana motoru veren adam ya ben bu motoru vermiyorum sana dediğinde ortada kalma ihtimalin yok. Ona milli muharip olmuyor o zaman işte. Onu i̇şte adam o yüzden e, seri üretime geçinceye kadar e, onların yapacakları şey şu. Ben uçak geliştirmeyi diyor. Uçağın diğer geliştirmelerini. Bunu yapacağım. Ben aynı tipte motor ürettiğimde alacağım onu yerine onu takacağım. Ha, ha öyle de. diyor. Tabii. Peki benim bildiğim en büyük zorluk şunu üretmek. Yo aslında her tarafı zor ama her tarafı kolay. Yani bütün mevzu şu, bir ekosistem olması gerekiyor. Bizim tabii, ben şimdi gene uçak yapmıyorum. Uçak mühendisiyim ama yapmıyorum. Benim görevim o sistemi bir araya getirmek. Yani bu Motor da, da o sistemin bir parçası. Bu parçası. Yani uçak, e, TUSAŞ'ı bu uçağı yapar hale getiriyoruz. Bizim en büyük projemiz bunu yapar hale getiriyor. Ama bu arada yapıyoruz da onu. Yani belki bahsedeceğiz yatırımlardan. Peki. Ee, yani zor, hepsi zor, hepsi kolay. 2022'de evet. Hangardan çıkarttınız. Tamam. 2 yıllık test bitti ve uçmaya başladı. Uçtu. Seri üretim ne zaman? E, 2028. Seri üretim ne demek? Seri üretim demek prototipleri yaptım. Uçuş zarfını tamamladım. Bunun bir uçuş zarfı var. Ne demek? Şu hızla, şu yükseklikte, şu hücum açısında. Şu hızda, şu açıda. Bütün başına gelebilecek her uçuş ihtimalinde bu uçağa bir, bir, defa test, test edeceksin. Bitti test. Bitti. beraber? Yoy, havada, havada, beraber. havada, havada. Bir de havada test edeceksiniz. tabii yerdeki kolay. O ne kadar sürecek? O aşağı yukarı işte 2025'ten 28'e kadar test edeceğim onu. Ha bir de öyle bir test süreci Aynen öyle. Yani. 2028'de o süreç de bitti. Seri ha. üretime ne zaman geçiyorsun? Seriye önce düşük rate'de, küçük oranda başlanır. Yılda 5 tane alt tane yapılır. Ama ondan sonraki 2030'da da yılda 24 tane yaparız biz bundan. Ha, ta, şimdi anladım. Önce azar azar. Tabii, e, değiştire değiştire, düzelte düzelte. Ama diyorsunuz 2030. Tamamdır. E, yılda kaç tane? 24 tane. Bu büyük büyük bir rakam mıdır? İyi bir rakam mıdır? Yok bundan daha şey F-35 daha çok yapıyor şu anda. Yapabiliriz diyorsunuz. Yani. Yaparız. Yapmak problem değil ki. Yani Tanesini işte. ne kadara satacak, satılır? Ya bunun. şimdi tabii, bunlara ilgili konuşmam o kadar doğru olmaz ama bu tip uçaklar 100 milyon dolardan satılıyor. 100 milyon dolardan, dolardan satılıyor. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz? Şöyle bir şey para. <gülüyor> yalnızca 100 milyon dolar satıyorsunuz. Evet. Ondan sonra bunun bakımı, üzerindeki füze sistemlerin yalnızca size ait olması Tabii. yani roket san ve diğerleriyle bir beraber. Ekonom bir ekonomisi var. Biz, üstad buradayken tam Şu tabiriyle bu. söyleyelim. F-35'i alırken vereceğimiz parayla, onu kullandığımız süre içinde ödeyeceğimiz para, ee, onun 10 on katı. On katı. Aynen Bakım doğru. parası idame parası fiyatın 10 katıdır. Abi. Peki Temel Bey şöyle bir şey mi var? 2030'dan itibaren biz Amerika'ya dönüp hatta 2028'den itibaren Amerika'ya dönüp istemiyorum senin F-35'ini F bilmem neyini biz kendimiz üretiyoruz diyebilecek miyiz? Tabii, devlet ne der bilmiyorum. Ama. <laughs> ama ben şunu söyleyeyim. Bu projenin amacı hava sahamızı korumaktır. Hava sahamıza bir şey girecekse onu tabii, yalnızca yalnız uçak korumaz. Füze sistemleri de var. İki sistemle Türkiye'nin ben bildiğim politikası hava sağıma giremezsin. Hiçbir şeyle Bu giremezsin. hava sahamızı korumaya yetecek midir 2028'den? Tabi amacı o zaten. Ha, bu yetme şöyle. Şimdi biz uçağı yapmadık. Yapmadığım bir uçağa da yüzde yüz yaptım desem burada anlamı yok. Ama bu uçak başladığı zaman isterler diyoruz ya özellikleri o anlamda. Biz de onun üzerine yürüyoruz. Onun üzerine görüyoruz Yani bu iş bitti dediğimiz zaman sorun cevabı evet. Bunu bu işi bitirdiğimizde yani bu uçak işini bitirdiğimizde evet Bittiği yani zaman. bu iş. Ama şimdi hep aynı şeyi söyledik. Ee, çok büyük teknolojik proje. Şu anda e, Almanlar, Fransızlar bir yere geldiler İngilizler bizim düzeyimizde değiller. Ee, Koreliler yapıyorlar bunun bir alt versiyonu. Onlar daha ancak hangardan çıkardılar onu da amatörde çalıştıramadılar. Mete Bey çok güzel söyledi ya bir daha söyler misiniz bu uçak nedir bizim... Yani tek, ne, ne dediniz? Teknolojik açıdan Türkiye'nin... Ben şöyle söyledim. Teknolojik anlamda Türkiye'nin e, toplam yekün olarak en büyük projesinden bahsediyoruz. Çok büyük Ama bu proje. yalnızca bir uçak değil. Buradaki elde edilmiş olan teknolojik birikim, Türkiye'nin e, ekosistemini, özellikle havacılık ekosistemini e, ikincilikten, bakın birincilikle bedemiyorum Süper Lig. Süper Lig. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Beş, yani Temel Bey söyledi, Beş ülkeden biri bakın, olacağız. Bakın Öyle bir şey söyleyeceğim. Mi? Temel Bey'in üstünde omuzunda o kadar büyük, büyük var ki musun? Kolay değil bakın. Nedir? Ben size bir şey söyleyeceğim. Şurada gördüğünüz hani şurada Temel Bey bir sürü şey getirmiş. Maketler falan getirmiş. Bunların yarısı hayata geçen projeler. Şu anda uçuyor bunların yarısı. Yarısının bir kısmı artık üretime geçmeye başladı. Diğer kısmı da tasarım olan. Onları da konuşacağız zaten. Tam oraya geleceğim ama şunu söyleyeceğim. Türkiye hani şey diyor ya biz savunma sanayinde yüzde yetmiş beşlere falan geldik diyor ya. Üzerindeki yük ne biliyor musunuz? Yüzde yirmi beşi kurtarmaya çalışıyor. O yüzde yirmi beşin büyük çoğunluğu havacılıktan kaynaklanıyor. Aynen ya yüzde yetmişi yüzde yüze getirmek. Yüzde yüze getirecek olur. olan o yüzde yirmi beşlik bölüm bizim havacılık zaten. Aynen öyle. Havacılığın yüzde yirmi beşinin yükünü almış. Türkiye'nin hiç yapılmamış beş tane ülkenin yaptığı bir uçağı yapmaya çalışıyor üstüne üstlük binlerce e, bu işten anlayan insanı bir araya getiriyor. Bir de dünyadaki ekosistem içerisindeki Türkiye'nin tehditlerinin farkında bir an önce bunu yetiştirmeye çalışıyor. Yemin ediyorum uyuyorsanız Allah size. Temel Bey yani. kızmazsanız bir şey soracağım size. Tamam. Bu bir fiyasko ile sonuçlanabilir mi? Böyle mümkün bir ihtimal değil. var mı? Neden mümkün değil? E, şimdi şöyle benim elimde olabilir ama beni alırlar başkasını kayarlar. Bu bu fiyasko olamaz bu. Şimdi böyle bir yola çıktıktan sonra, Türkiye böyle bir uçağı yapıyorum dedikten sonra geri dönemez. Dönemez. Dönmemesi için de biz bütün yatırımlarımızı yapıyoruz. Kaç mühendis çalışıyor burada? Buna bin mühendis çalışıyor. Toplamda. Kaç? Bin, bin mühendis çalışıyor burada. Hepsi uçak mühendisi mi? Yok. Ağırlıklı makine mühendisi, yazılım mühendisi. Uçak genelde %15 gibi olur. Çünkü uçak demek şu, aerodinamik demek, aerodinamik. Kontrolde hem uçak mühendisi oluyor, flight control, hem de makine mühendisleri de görev yapıyor. Bunlar hep bizim mekteplerimizden yetişmiş mühendisler. Çoğu bu ama yurt dışına getiriyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Son beyin göçüm dediğimiz şeyi mi yapıyorsunuz? E, geri geri, geri geliyorlar. Geri Tersine, beyin Tersine beyin. Tersine Şimdi son bir devrim var, bir şey oldu. Sayın Cumhurbaşkanım da Allah razı olsun ondan. E, mavi kartlı Almanya'da doğmuş, büyümüş çok Türk gencimiz var. Mühendis. Mühendis. Mavi kart da ne demek ya? Mavi kart. şimdi onlar vatandaş konusunda sıkıştırdıkları zaman evet, evet, mavi kart ediyorlar. Yani son geliyorlar mı onlar? Artık gelebiliyorlar. Alman üniversitelerinde yetişmişler. Aynen. Yani Almanya'da doğmuş. Bir düşünün ki Almanya'da doğmuş. İşte bu bu sistemlerden dolayı Türk vatandaşlığı olamamış. Mavi kart vermiş Türkiye ona. Ama şimdi de yeni uygulamayla böyle projede çalışma yetkileri aldılar. Sayın yani başkanımız imzaladı. Peki daha önce yoktu bu yetki. Bu 2030'a kadar seri üretime geçinceye kadar bu milli muharip uçak kaç mühendise ihtiyacınız olacak? E, bu projede TUSAŞ'ın kendi maaşlı 3000 kişisi Kardeş kurulsa ASELSAN, ROKETSAN onlarda da 3000 kişi olacak özel sektör. Buna TEİ'de dahil ederseniz? TEİ'de dahil, dahil. Böyle bir motor, ayrı, motor ayrı. 6-7 bin mühendisin Tabii Eurofighter böyle olmuş. Şu mavi kat çok önemli bu. Şimdi Almanya'da doğup oradaki üniversitede okumak kolay değildir. Yani Türklerin Almanya'daki durumunu biliyoruz. Ve bunlar da çok teknoloji şirketlerde, Airbus dahil buna, çok güzel yerlere gelmişler. Ve biz bunları alıyoruz. Almanya'da da şirketimiz var. Orada da işe alıyoruz. Burada da alıyoruz. Yani aslında şu anda hani Türkiye'den bazıları yurt dışına gidiyor ya ondan fazla Hakan Bey daha fazlası geliyor. Ne güzel ya. Daha geliyor. Bir de sizin projeniz varsa arı kovanı gibi arıları çeker. Para iyi para veriyor musunuz? Yani tabii Almanya'nın parasını vermiyoruz. Türkiye'nin Türkiye'nin iyi parasını veriyoruz. Tabii. Yani oradaki budak tutmuyor. E Ama şey koyuyorsunuz. Vatanseverlik. Aynen. İnanç. Aynen. Ve Türkiye'nin ilk projesinde ikramiye olarak veriyorsunuz. Bizim Süper. çok güzel bir problemimiz var. Yıldan bin tane mühendis alıyoruz. Problemimiz şu. Genç arkadaşlar doymuyorlar. Bize yeterince iş vermiyorsun, yeterince uykusuz kalamıyoruz diyorlar. Doymuyorlar ne demek ya? O biraz olumsuz geldi. Yok Yo, başarıya doymuyorlar. Ha başarıya. Açlar yani. Açlar. Ha, çok güzel bir en şey o. Enes'in geçenlerde ağlayıverdi içim gitti vallahi. Niye ağlıyor? Daha çok şey yapsaydım, daha çok imkan olsaydı. Peki e, hepsi genç mi bu mühendislerin? Doğal olarak siz şimdi <laughs> bin tane mühendis alırsanız ya gideceğim kardeş kuruluşların mühendislerini boşaltacağım Olamaz o. Mecburen genç. Peki oluyor. deneyimli mühendis var mı? Onu onda bulduk onda çözecek şimdi biz bir kelime kullandık. Ortodoks mühendisler, eski tip mühendisler. Yani İhtiyaç var mı onlara? Yok, ortodoksları istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> istiyorsunuz? Gençleri. Istiyoruz. Genç istiyorsunuz. Biz şu anda dördüncü e, sınıftan e, öğrenciyken işe alıyoruz. Bayağı payroll. Üniversiteden mezun olmadan. Alma işe. Ha alıyoruz. gidiyor mesela İTÜ'ye gidiyorsunuz. Tabii. Makine mühendisliği bölümünde. Tabii öğrenciye devam ederken öğrenciliğin devam ediyor. Muhakkat ediyoruz. Bayağı SSK'sını başlatıyoruz ona. Kaç para veriyorsunuz? Yani o geldiğin gün hesabına. Çünkü öğrenci tam Part yani gelemiyor. Part-time. Part tam gelmiyor. Yani normal alacaksa onu, onu oranlıyorum onu. Hem okuyor, hem evet. çalışıyor, tabii. hem de çünkü, para kazanıyor. Çünkü aslında Türkiye onu bağlamak istiyorsunuz siz. E, Etev gözün açmada bağlamak <gülüyor> istiyoruz. <gülüyor> Ama <laughs> e, Türkiye'nin aslında bir devrim yapması lazım. Yani kendi potansiyelin çıkarması lazım. Şimdi yıllar ve ben hocalık yaptım, öğrencilik oldum. Bir sürü var yurt dışı içeri. Ee, öğrenciyken Teknofeste'de proje yapıyorlar ya. Hmm. İstiyoruz ki TUSAŞ olarak bize proje yapın. Ama biz üniversiteye gittiğimiz zaman bana proje yapar mısın? O zaman birazcık böyle abuk subuk oluyor kelime. Ne yapayım yani? Ama öğrencinin gelmesini istiyoruz. Diyoruz ki 10 tane öğrenci gelin. Peki bir, geliyorlar mı? Daha başlamadılar. Tetiklemeye çalışıyor. Peki meta. Ben söyleyeyim onunla ilgili. <laughs> ee, benim de ilkinde konuşma yaptığım e, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bütün gençlere ulaşmak için bir projesi vardı. Vizyoner Genç diye bir e, projesi vardı. Tamam. Üniversite öğrencilerini teknolojiyle buluşturmak için bir e, mentorluk diyelim. Yani onlara yardımcı olacak, projelerde destekleyecek bir projeyle başladı. Bundan 3 sene önce. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın içinde bu bir oluşum. 2500 öğrenciyle başladı. Ben de ilkinde konuşma yapan dedim. Çok memnun olmuştum. Şu anda o rakam 3 senede 116 bine ulaştı. Ne diyorsunuz ya? 116. 2500'den 116 bine 116 ulaştı. Çok güzel bir rakam. Ya i̇şte Mühendis geliyorlar insanlar, değil mi? Bunlar okuyan, mezun olan ve birebir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şeyine Yetiştirdi. girmiş. Onlar istiyorlar. Hayır geliyorlar. Beni alın, yetiştirin. Bana mentörlük yapın, bana iş verin. Beni işte master yapın, doktora yapın. Onların her birini o 116 bin öğrenciyi kucaklayan bir proje bu. Peki bu işin yani, geliyor musun sorusun cevabı geliyor. Bu işin ana şeyi nedir? Mühendis midir? Yani bu tabi şimdi iş... teknise mühendis. İman yani, etme. Ana dinamiği budur diyorsunuz. Tabii iman etmek daha kolay bir şey. Şimdi TUSAŞ'ın şöyle bir fırsatı var. Biz daha önce F-16 yaptık. Oradan bayağı öğrendik teknisyen açısından, üretim tekniği açısından. Kasayı yaptınız. Kasayı yaptık ama daha sonraki yıllarda yani 85 2005'ten sonraki yıllarda Airbus'a Boeing'e biz yarım milyar dolarlık parça yapıyoruz. Şimdi yarım milyar yaparsan onunla çaparsın 5 milyar dolarlık aslında değer üretiyoruz. Ama Airbus'a Boeing oluyor. Biz de paramızı alıyoruz. kere diyoruz. ihracat yapıyoruz. Şampiyonuz Türkiye'de. E, o bize çok şey öğretti. Ha deneyim kazandı. Tabii şimdi bunu tutar. yapmaya tabii cesaret kazandı. Tabii şimdi biz diyoruz ya dünya klasi olacak. Altı dolu bunun. Ben zaten dünya klası hizmeti Nortopo'da veriyorum, e de veriyorum, Skoski'ye veriyorum. Bunlar e. şirketler mi Bunun, bu sayede? Yani. Bunlar babaları. Bunları e, babaları. İlk onu. Tabii. Bunlara veriyorum. Yanlış yapınca güzel dövüyor bizi sağ olsun iyi oluyor. Ama onlara bir, bir tür taşeronluk gibi bir hizmet veriyorsunuz. Ama bu üst düzey bir taşeronluk. Ha üst düzey. Ya yarım Ama, milyar dolar. Tamam. O... Oradan elde ettiğiniz deneyimle kendi uçağınızı yapıyorsunuz şimdi. Ya, o imalatla ilgili kısım. Az önce sordunuz ya. Tuz sarışının tek desenleri yetişmiş durumda. Onun için arkam sağlam benim. Mühendislik? O, mühendis kısmı önemli. Yani bu proje yapıyorsunuz ya. İşte yüz mühendisten başladık. Bine geldik. 3000'e bine gidiyoruz şu anda. Gençleri alıyoruz. Gençlerde tecrübe yok. O zaman şöyle diyorsunuz ki teknisyenlik açısından altyapımız sağlam. Doğru. Deneyimim. Üretim aşamasından sağlam. Deneyimimiz var. Bakın evet. üretim aşaması da önemli. Şimdi aslında size şunu söylemeye çalışıyor. Bu tür sistemlerde en önemli şeylerden bir tanesi metali işleyebilmek. Yani o prosesi bilebilmek. Tabii. Yani asıl proses bunun en zor olan kısmı. Hani şurada bir tane dal geçiren şey var ya. O parça. O parça için e, yaklaşık bir sene... Onun ısıl değerleri ve şeylerini çalışıyorlar. Tabii. Yani Bizim hangi değil. açıdan keseceksiniz? Hangi ısıyla keseceksiniz? Hangi güçle, hangi baskıyla geç. Onun prosesi var. Tabii. Evet. Şu anda Türkiye'de TUSAŞ'ın öğrendiği şey şu. Bütün sistemin prosesini çözmüş durumda. Bugün bunu yapar. Ersü gün yolcu uçağı yapar. Ersü gün diğer atak 2 yapar. Ersü gün başka bir şey. Bu proses işin maymuncuğu. Evet. Yani proses bittikten sonra, işlendikten sonra Türkiye artık çağ atlamış olacak. Tabii ama çağ atlatan şu, o çağ atladık çoktan. Yani imalat olarak TUSAŞ bunları geçti. Ne olarak atlayacağız peki çağ? Şimdi tasarım olarak. Şimdi bu çağı tasarlıyorsunuz, gömleği belirleyeceksiniz. Şurası bir iki, iki santim daha yukarı olsa <laughs> değerleri, bunun başarı değeri düşüyor bunun. Yani bunu yapacaksın. Şimdi dedi mi yüz 100 mühendisi, bin mühendise geldi, üç bin gidiyor. Şimdi gencecik çocuklar alıyoruz, yeni mezun ama notlar çok güzel ha. Bizim not kriterimiz var. Üç almadan gelme bize. Dört üzerinden üç gelme. Tasarım ne demek Temel Bey? Ha, tasarım şu demek. Bunu dijital olarak, bilgisayarda, dijital olarak yapmak. Şimdi daha önceden dijital mockup yapıyorduk. Bunun bilgisayarda karşılığı vardı. Şimdi dijital twins, dijital ikiz yapıyoruz. Çok yeni bir teknoloji. PLM, Product Life Software Management denemiz. Dassault ve Siemens, iki tane büyük firma bunlar dünyada. Reklam oluyor ama onlara büyükleri yok. Ee, i̇kisinin ürünleri var bizde. Buna da Dassault'u kullanıyoruz. Siemens'i de e, 2'de kullanıyoruz. Diğer projelerimizde kullanıyoruz. Bu bir sistem, yazılım sistemi. Mühendisimiz burada oturuyor bir yerde, çalışıyor. Uzaktaki başka mühendis çalışıyor, birbirini yaptıklarıyla görüyorlar. Entegre oluyorlar. Tabii. Mesela rüzgar tüneline gittik, deney yaptık. Buradan sonra mesela diyelim akım bile ayrılıyor, separation oluşuyor. Deney sonuçlarını bilgisayarak yani PLM'e kaydediliyor. Deney yapmayan, deneyi bilmeyen, tasarım mühendisi bunu görüyor. Bak böyle oluyormuş diye. Aslında bu yeni dünya kültürü var ya çok farklı. Süreler 10 kat azalıyor. Yeni bir dünya var. Bu dediğimiz... Şaşırmayın da, diyorsunuz yani. Var var. E, bu kadar Ay kısa... Ortodoks süredir. vardı ya benim. Yani dinle bilgim yok ama geleyim oraya. Eski <laughs> <Çok> ortodoks <laughs> metotlarda, eksi ort ortodoks metotlarda herkes kendiki kubiklığına, kendi odasına gider, tasarlar. Sonra toplantılarla birleştirdi. Yeni metotta nereden... Amerika'dan Ortod Ortodoks metot yani eski metot. Eski metot. Eski Yeni metotta giderken telefon, yani bunu telefonla çalıştırmayız da telefonla bile tasarım yapabiliriz. Çünkü ana bilgisayara bağlanıyorsun. Yani bir yeni dünyanın Tabii. tasarımı. Şimdi yani. e, geç iki hafta önce e, İngiltere Genel Kumar başkalarımız geldi bize. Biz ziyarete geldi. Bize çok ziyarete gelenler oluyor. Bu arada İngiltere ile e, özellikle tasarım konusunda e, bir İngiliz şirketle tasarım konusunda başlangıç çalışıldı. Yani e, böyle bir şeye İngiltere'nin destek vermiş olması da Önemli bir ayrıntı Mali kenara ya. yazın. Mali. Güzel bir şey. Kenara güzel. yazın. Ben her ne kim yardım ederse güzel bir şey. Şimdi komutanı bana sorduğu şu, bunu dijital mi yapıyorsunuz? Dedim, Dassault PLM kullanıyoruz. Neden onu seçtiniz? Dedim, yani ben, Tabii Siemens PLM, Dassault PLM. Burada bu da işleri karıştırmak istemek de on numara yazılımlar. Yani e, ben orada komutanım biz bunu dijital yapıyoruz biraz yani şeyle karşıladı, yani şaşkınlıkla karşıladı. Niye? Yani beklemediği bir şey. Beklemediği bir şeydi. Aa, siz bunu nasıl dijital tabii, yapıyorsunuz diye ya şaşırdım. Tabii tabii. Biz şimdi pandemi döneminde bir cinik yaptık. Çok önemliydi. <laughs> e, kişiler mezun olamadılar ya o dönemde. Mezun olmayan 40 kişiyi aldık. Mühendis. Daha mezun değiller ama mezun olacaklar. Gözüküyor notları notları belli. Aldık yani notlara bakarak alıyorsunuz. Biz ya, yani sınıfta başarılı olmayan başka da başarılı olamaz. <laughs> Doğru. yani, sıkı olmayan olamaz bir yerde başarılı. Aldık bunlardan 40 kişiyi. Dedik ki biz Ortodoks mühendislerle sizi karşılaştırmayacağız. Oturttuk bu PLM'in karşısına. Bunlara özel eğitim verdik. Tamam mı? Yepyeni bir dünyada doğdu onlar. Yani TUSAŞ dünyasının dişini attık onları. Ve o 40 kişi şu anda şirkete kapılıyor zehir gibi. Zehir gibi. ne yani güzel. Bence yani. gençleri bu bunu çocuklar yapacaklar biz ben, ben Siz bence bu mülakatlara giriyorsunuz Bey. <laughs> Yok benim arkadaşlar yapıyor da ama yani Hakan şey, Bey gözlerinizdeki <laughs> pırıltıdan konuşuyor onu. konuşuyor ama duydur. ama zaten yapamayan kendi yolunda eğlenir. Eğlenir tabii, tabii. Eğlenir. Yok yani şey çalışamadığı için ağlayanlar oluyor. Yani gerçek bu yani. Buyurun geçelim tamam. biraz Tamam. E, <laughs> daha devam edeceğiz zaten. Evet. Şimdi aslında ya çok çok enteresan bir bilgi bu. Bütün bunlar benim için çok yeniydi. Evet. Ya yani Mete Bey olayı biliyor. O yüzden belki o kadar benim kadar Yo, şaşkınlıkla... ben bir şey bilmiyor. Ben her gün her gün gidiyorum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Ya gerçekten çok acayip. Yani bir dünya e, hani bu. bazen diyorlar ya bu bu memlekete inancınız niye yukarıda? Çünkü bu gözler gördü. <laughs> bu kulaklar duydu ve bu eller dokundu. Anlatmıyorsak yalnızca şey için anlatmıyoruz. Yani bu devletin açıklanmayacak bir şey olduğu için açıklamıyoruz. Ama gerçekten söylüyorum. Keşke bizim gözlerimiz yerine. Hani içeri girmeden önce bir şey söylediniz evet. ya. Keşke yapabilsek, insanları TUSAŞ'ın içine sokabilsek. Yok, 80 ben, milyonu, ben bir şey söyleyeyim Yarın sabah başka bir yere uyanırız. Tabii. Biz 80 milyon gelip bizi görse fotoğraf çekmeden tabii ki başımız üzerine. Niye fotoğraf çekmeden? Bizim tesislerin fotoğrafı olmaz. Ya ben mesela bir vatandaş olarak gelip... TUSAŞ'ta bu milli muharip uçak nasıl üretiliyor diye merak etsen. İçeri giremezsiniz. Yok yok yani biz şimdi. Davet ediyor diyor. Yok, yok sen o anda başka bir Göster, şey söylüyor. Gösterir. Yapabilsek gösterir. keşke diyor. Yani gösteririm tabii. Şimdi e, geçenlerde de vardı. Gene ben tabii vakıf üzerinden kısa bir anaktot. E, bir e, tarım yapan bir yine amcamız. Biz gezdirdik. Hı hı. E, elmaları satmış. 300 bin TL almış. Demek bayağı elma üretiyor. Ve parayı vakıfa verdi. Türk Silahlı i̇şte, Kuvvetleri'ni güçlendirme Bak, bak. verdi. Evet. Müthiş ya çok güzel bir şey. Ama yani. bu bizi etkiliyor ama. Ama sizin sorumluluğunuzu arttırıyor. Aynen öyle. Ne ya o yük var ya. Aynen öyle. Aile. Ya bu Manevi yani, sorun. Tabii. Biz bu yaşlandık. Elmalarını satmış. Kaç para dedi? 300 bin TL. 300 bin TL'yi getirdi. vermiş. Vakıf genel müdürüm sağ olsun. <laughs> getir, biz misafir ettik onu. Gezdirdik onu. Yani vatandaş konuyu böyle görüyor. Bunun bir adı olacak mı Milli Muharip Uçağı? E, tabii bunu koyarlar ama biz, bizim düzeyimiz olmaz. <laughs> Devlet düzeyinde olur. <laughs> yani, yani bir... şunu bir anlatayım. Yani, Türkiye tabii savunma sanayinde başarı sağladı. Kesin bu. E, son 10-20 yıldır bayağı hızlandı. Bu da kesin bir şey. Ama bu TUSAŞ'ın başarısı değil. Bunu bilin yani. Kimin başarısı? Biz, biz kendi işimiz yapıyoruz. Bu ekosistemin başarısı. Şimdi <laughs> eee Sayın başkanlığı var. İsmail Demir Bey bizim patronumuz. Ee, onun oluşturduğu ekosistem Sayın Cumhurbaşkanımıza direkt bağlı ki Cumhurbaşkanımıza direkt yeni bağlandı. Yani 3-4 yıldan bağlandı. Daha önce e, bakanlığa bağlıydı orası. Bu şu demekte? Siyasi irade birinci yerde en içinde. Bu Türkiye bu şekilde orijinal. Peki. Bunun siyasi bir... irade en tepede. E, i̇çinde tabii i̇çinde. en tepede. Tabii. savunma savunma sanayi başkanlığı sanayi başkanı aslında onun bir üstünde de icra komitesi gibi yani tabii. bu stratejik şeylerle ilgili hangisi yapılsın diyen bir akıl var. Ondan sonra aşağısında savunma sanayi başkanlığı başkanı, da bunun nasıl yapılacağını yönetiyor. Aynen öyle. Savunma sanayi başkanına bağlı siz varsınız. Başka kimler var? Ee, TUSAŞ var. Aselsan, Aselsan ha, var. Aselsan Havelsan, Aspilsan. Ha Bu vakıf, alanda al faaliyet de. gösteren bütün şirket, vakıf şirketleri. Tabii. Vakıf şirketleri, vakıf şirketleri var, varız. Şimdi bunun bir fonu var. Gene devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanım bu fona durmadan para akıyor. Bu milletin parası akıyor. Biz de yan etmiyoruz ona. Ondan sonra bir de... Yatırım bize, yapılıyor. Yani aynen. Aynen. Bir, bizim bir rüzgar tünelimiz var. Onda iki küçük bir videomuz vardı göstermek isteriz mümkün Ne demek olur. rüzgar tüneli? O video gelirse ben anlatayım onu. Rüzgar var mı, tüneli. Mı? Var var. Onu, Onurcu hangisi? Bir bu. dakika bir. Şu anda arkanızda. Ha, dönüyor bu. Şimdi bu tünel var ya Avrupa'daki ikinci büyük rüzgar tüneli. Ne işe yarar Strate bu? Strate, i̇şte bunu bitirince. Işte, ha, test edeceğiz. Test, şu var ya şu gördüğünüz tünel var ya betonların yüksekliği 30 metre. Ben sadece bir bina görüyorum orada. Oh, oh, bu, bu stratejik. Allah bunu korusun. Yani benim için tabii uçak mühendisi olarak büyük bir hale. Bu kapalı bir Neresi şey burası, gibi. Nerede? Simit gibi böyle. Yeri nerede? Akıncı'da. 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 Ha. Bizim orada. Yani şimdi bu bu tünelin içinde biz ne yapacaksak hangi uçak test edeceğiz bunu. Hmm. Bu stratejik bir aset bu. Buna 100 milyon dolar harcıyoruz şu anda. 2022'nin sonunda devreye giriyor. Yani hep dışarıda yabani yerlerde giderek çalıştık şimdiye kadar. Yani şey çok önemli. Ee, bir finans akıyor, altyapılar ortaya çıkarıyoruz, insanları yetiştiriyor. İsmail Demir Başkanımız, SSB, vakıf şirketleri, özel sektör. Bakın şimdi orada test ediliyor. Bunu etrafında rüzgar dolaşıyor ya bu şekilde. Bu da çok teknolojik Üç, bir şey yani. Afrika ikinci tünel. Birincisi Hollanda-Alman ortak yapımı, bu da Türk yapımı. Yani Türkiye'nin tüneli olacak bu. Ee, şimdi siz bir şey yaparken zaten havacılık onun için zor oluyor. Her türlü başına gelecekleri uçurmadan denemeniz lazım ki düşmesin. Yani emniyetli uçuyorsunuz, insan uçuruyorsunuz. Yani Sonuçta şu, İsmail Bey, SSB, e, Silah Kuvvetleri Güçlenme Vakfı, Sayın Cumhurbaşkanımız, biz vakıf şirketleri, özel sektörler birçok firma çıkıyor. Bakın bunun iniş takımları dediniz ya yeri ve milli olacak. İniş takımları çok önemli. İniş takımları yerli ve milli bizim de ortak olduğumuz, İtalyan ortak olduğu bir firmayla yapılıyor. Türkiye'nin. Ee, yani konu şöyle. Türkiye'nin bu konuda yol almasının sebebi bir ekosistemi oluşturdu ve bu dünyada ben bildiğim kadarıyla tek. Kim geliyorsa bizi ziyarete üst düzey bakanlar gelirse anlatıyoruz. Yani yani bugün bugün şöyle bir, şöyle bir şey soracağım. Buyrun. ben. Şöyle bir olay var galiba anladığım kadarıyla şimdi. TUSAŞ işin bir kısmını yapıyor, ASELSAN başka bir kısmını yapıyor. Müthiş bir organizasyon var. Böyle bir organizasyonun ürünü bu. Aynen öyle. Yani Yanlış mı yani. söylüyorum? Türkiye'nin ürünü. Bakın hani ısrarla şöyle bir şey söylüyor ya ben e, onu desteklemek adına söyleyeceğim. Bunu zaman zaman da konuşmak gerekiyor. Türkiye'de savunma sanayi ilerlemedi. Yalnızca savunma sanayi ilerlemedi. Ekosistemdeki yani sanayisi ilerlediği için savunma sanayi yukarı doğru çıkabildi. Aynen. Başka bir formülasyon olamaz. Yani Peki. bu olduğu için bu uçak yapılabiliyor. Evet. Old bakın bunun içerisinde demin e, savunma sanayi başkanlığına dendi ya işte vakıf şirketleri. Bu ekosistem içinde tam 1500 tane yerli şirket var. 1500 tane. Bunlar normal hayatlarına devam ediyorlar. Yani evet. kimisi makine üretiyor, kimisi başka bir şey üretiyor. Buradaki önemli şeylerden bir tanesi. Üstad bu milli muharip uçağı yaparken bir kelime kullandı. Dedi ki bunun üzerinde bir, bir parçayı üreteceğiz. Bu parçayı üretmek için de 250 tonla bir şey sıkıştırmamız lazım. Bu dünyada bir veya iki tane var bu parça, tamam. makine ve bunu bize vermeyecekler. Ve biz ne yapıyoruz dedi biliyor musunuz? O parçayı üretmek evet. için başka bir teknoloji bulduk. Yatırım yapıyoruz. Bakın başka bir teknoloji buluyorsunuz. Evet, Hiçbir şey ya. evet. O, o bulunduğu teknoloji kim biliyor musunuz? Ben bugün şeydeydim, e, oradaydım. Bey. Bursalı bir böyle çok e, babacan bir abimizle. işte güven yalnızca kendi mühendisine güvenmiyor. Başka bir şey daha güveniyor. Şu kanatların açıklığı yaklaşık 15 metre mi 16 Doğru. metre mi? Doğru. O civarda. Doğru. Ve üzerindeki hassasiyet saç kılından hassasiyetle. Bunu üretecek parçayı yani makinayı diyor ki kardeşim ben yurt dışına almayacağım. Sana güveniyorum sen üreteceksin diyor. Böyle mi çalışıyorsunuz? Tabii. Yani bu önemli bir bürokrat her... güveni. Bakın bu Müthiş çok bir önemli şey. bir bürokrat güveni. Ee, olan şeyin karşısında olan idam mangasında olan kendisi ama... Yetkiyi veren, Türk milletine güvenen de bir bürokrat. Bu bürokratlara ihtiyacı var Türkiye'nin. Peki e, Temel Bey, çok aslında önemli şeyler söyledi Mete Bey de ben esas şunu merak ediyorum. Bu iş e, tamamlandığında gerçekten de Türkiye 5 ülkeden dünyada, Amerika, Rusya, Çin, Türkiye. Güney Kore… Güney Kore ve Türkiye. Doğru. Güney Kore'yi de saymıyor bir Ama Güney Kore yetişir. Biraz daha böyle yetişir, şeydir. arkadan gelir, gelir arkadan. 5 ülkeden biri olacak yani. Normal bu ama. Çok güzel, müthiş bir şey tabii, yani. Tabii. Gerçekten birincilik. Tabii. Milli muharip tabii. uçak demek. Yani biz bu şu bu, ben şöyle anlıyorum. Biz F16'dan da F35'ten de daha üstün bir uçak üretiyoruz. Tabii. Tabii. Şimdi aynı şeyi söylüyoruz ya. Bu bir sonuç bu. Bu bir sonuç. Bütün bu birikimin sonucu. Bu, bir sonuç. Mesela bunun kompozitleri, kanadı. Tek parça kompozit yapılacak. Tek parça. Bunun için 8 metre çapında, 12 metre çapında bir otaklav. Otaklar demek şu, yüksek basınçta kompozit pişiren. Şimdi kuruluyor. Tamam mı? Bizim yani bu dünyada çok yapılmıyor. Böyle. Yani Mete Bey'in dediği gibi bunları imal eden makinaları da üretiyor. Tabii Türkiye yapıyor. Türkiye yapıyor bunu. Tamam. Şimdi bunun kompoziti yapmak için e, bir ilgili bir videomuz O da gelebilir belki. Yapmak için 200 milyon dolar devletin teşvikiyle bir kompozit tesisi yaptık şu anda. 200 milyon dolar. Bildiğim kadarıyla dünyada çok sayılı tesislerden bir tanesi Tabii, oldu. Tabii dört tane bir tanesi. Ya Bakın, şimdi böyle olmak zorunda. Farkında Çok pahalı her şey Bakın, çok pahalı. Ama getirisi de böyle ama. Getirisi dünyada de ilk beşe girebilmek için üretim tesislerinizin de dünyadaki evet. ilk beşe girmesi lazım. Bu kompozit. Bu böyle tesis, başka türlü olmuyor. Şu mu yani. Bu tesis mi? Şu 95 göz, bin metrekare kapalı alanı burası var. Burası neresi? Akıncı bizim orası. Hayır hayır yani, kompozit tesis. Kompozit tesis, binası bu. Bu binası de, bu mu? Ha, 95 evet. bin. Şimdi orada Ankara'da yapılıyor. Şu an... Şu, 95 bin metrekare. Çalışıyor şu anda. Peki göstermek istediğiniz görüntü neydi yani? O Göz, anlamı. demek istediğim şuydu. Bunu yapmak istiyorsanız böyle bir kompozitör tesisine ihtiyacınız oluyor. Bu Bunu yapmak için böyle rüzgar tüneline, yıldırım test tüneline, ondan sonra metalleri kesmek için bütün bu altyapıları bu çok modern bir şey. Yani dedim ya Türkiye aslında içten içe altyapısını güçlendiriyor. Tabii vatandaşımız daha çok ürünlerle ilgileniyor içten içe insan yetiştiriyor. Biz sonuca bakarız. Temel Bey. <laughs> Siz, Siz tabii diyorsunuz ki ya bu, bu sonuca gelmek için biz bakın şunları 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 yapıyoruz diyoruz. Çok hani, Bir laf vardır ya bir şey ne derler senin çok fırın ekmek yemen diyor yani 40 40 fırın ekmek yemen. <laughs> Aynen yani. bu uçak için ülke tabii. gerçekten 40 fırın ekmek yiyor biliyor musun? Tabii. Yemiş zaten. Büyük. <gülüyor> 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 da, yiyor yani. hala yiyerek daha. Yok daha ekmek yiyor hala. 10 sene <laughs> kadar devam. zor bir iş yapıyorlar. <laughs> 40 yani. fırın ekmek. Şu mesela, bu mesela yani. bu nedir şu gök. Şimdi kompozit yapıyorsunuz ya hafif olsun diye, ee, bunu en mukavim olması için yüksek basınç sıcaklıkta bunu proses, polimeri proses ediyorsunuz, o makine içine koyuyorsunuz, işte 7-8 saat pişiriyorsunuz bunu polimerize oluyor ve ondan sonra mukavim oluyor bu. Peki, evet. E, bir şey daha sonra bir ara burada. vermem lazım. Tamam, aradan sonra. Çünkü burada başka bir teknoloji daha buldular da onu söylemek lazım. E söyleyin o zaman hadi onu. hatırlarsanız. Çünkü... Siz <laughs> E, daha hafif bir malzemeyi uçak sanayinde kullanmak üzere Türk şirketlerle beraber. E, e, Tabi. E, o inanılmaz grafin, bir teknoloji. Grafin. Ya grafin. bu arada bugün biliyorsunuz e, Atatürk'ün e, vefat yıl dönümü 10 Kasım e, ulu önderin vefat yıl dönümü. Şu anda onur diyor ki AKM'de bir gösteri var diyor. Işık e, ve ses gösteri. Ses yok ama biz ışıkla. Bu arada hem Atatürk'ü saygı ve minnetle anmış olalım hem de o gösteriden görüntüler de aksın bu konuşma yapılırken. Ben de üstüne bir şey söyleyeyim. Aslında biz Atatürk'ün bize bıraktığı minası şu anda konuşuyoruz. Ya tabii, tabii. Çünkü onun en önemli hedeflerinden bir tanesi havacılık. <laughs> tabii. Hep havacılık, havacılık. Tabii. Biz aslında Atatürk'ün söylediği bu ülkeyi en çok seven, en çok hizmet edendir. Tabii. Biz o hizmet edenleri konuşuyoruz. Bugün evet. eğer Atatürk'ü anacaksak en iyi şekilde. Bu bununla anacağız. Bununla anın kardeşim. Kesin. Yüzde evet. Yüz. Evet. Bununla anın. Ben de o anlamda çok katılıyorum yüzde yüz. Öyle Atatürkçülük, kılık, kıyafet, şarkı bilmem ne o bu değil. Bu. Ben savunma sanayinden yani. bahsetmiyorum. Bakın savunma sanayinden bahsetmiyorum. Havacılıktan bahsediyorum. Türkiye'nin TUSAŞ'ı havacılık hikayesi. Teşekkür ederim. Müthiş Teşekkür bir hikaye yok. hem de. Yani şu dinlediğimiz hikaye Teşekkür. çok çarpıcı bir hikaye. Şimdi e, ara ya, vereceğim diyordunuz. S, vereceğim ara vereceğim de şimdi sayın seyirciler e, şurada bir maket daha var görüyorsunuz. Hürriyet. Bir dakika söylemeyin. <laughs> şimdi burada da Edemadım. değişik maketler var. Kemal evet. Bey'in önünde de var. <laughs> Şu ana kadar gerçekten... Mete Bey'in de söylediği gibi Türkiye'nin en önemli projesi olan milli muharip uçakla ilgili soruları sorduk, cevapları aldık. Belki ilerleyen bölümlerde yine ilave bilgiler sorabiliriz, alabiliriz. Ama reklamdan sonra şunları konuşacağız. Bunlar nedir? Doğru. TUSAŞ bunların hangilerini üretti? Anlamları nedir? Önemleri nedir? Biraz da onlara bakacağız kısa bir aradan sonra. Şimdi buraya kadar ne konuştuk? Valla milli muharip uçağı konuştuk. Milli muharip uçak konusunda e, Temel Bey, TUSAŞ Genel Müdürü çok önemli müjdeler verdi. E, şöyle bir toparlamak gerekirse Mete Yarar. Şöyle söyleyeyim. Aslında Temel Bey neyle uğraşıyor onu söyleyeyim. Türkiye'nin dış politikada, savunma sanayinde sıkıştığı bütün projeler... Temel Bey'in önünde. TUSAŞ'ta. TUSAŞ'ta. Ne onlar? F-35 projeli karşısı muadili MMO. F-16 modernizasyonu projeleri muadili. Ee, taarruz helikopterleri yaptı. Helikopter yaptı. SİHA'lar yaptı. Bakın yapıldan, yaptıkları da söylüyorum. Eğitim uçakları hürjetler. Hürkuşlar. Onun silahlı model e, modelleri, uydular. Bunların farklı versiyonları, genel maksat helikopterlerin daha büyükleri. Yani söylediğimiz şey şu. Bizim dış politika olarak konuştuğumuz ve dış politikada sıkıştığımızda arkadaş tamam vermeyin diyebileceğimiz, diyebileceğimiz hareketi bize yaptıran kurumun kişisi konuşuyor. Bence o çok önemli. Yani biz tamam kardeşim o şu rest hareketini yapabilmeniz için arkadaki grubun size biz bunu halledebiliriz. Çünkü birazdan soracağız, MMO ve diğerlerinin hepsinin nasıl geleceğini soracağız. Belki 10 yılı, belki 20 yılın şekillendireceği, isterseniz dış politikada, isterseniz soğuk savaş deyin, isterseniz Doğu Akdeniz deyin, hep önümüze gelecek bütün projeler şu masanın üzerinde. Geleceği peki, konuşuyoruz. Peki milli Geleceğimizi konuşuyoruz. Milli muharip uçak bu işin neresi? Bir daha tekrar etmek gerekirse. İsterseniz e, Temel, Temel Bey, Bey. Temel e, Bey Ülkenin bekası için yani hava sahasını korumak için iki sisteme ihtiyacı var. Biri milli muharip, bir de füze savunma sistemi. Tabii füze savunma Roketsan kardeş kuruluşu yapıyor onu. Çok güzel yerlere geldi ama anlatmam bu kadar doğru olmaz. Belki kendilerini konuk edersin sonra Murat Bey de. Çok başarılı. Öbür aya, öbür aya burası. Ya Türkiye bu klastaki hangi uçak varsa Su-57, J-20, F-22, F-35. Bu ayarda uçağa sahip olması gerekiyor. Uçakta isterleri yapılmak istenilen TUSAŞ yap dedikleri uçak bu uçak. Ee, bu da gerçekleşecek. Bir şeyin milli muharip diyebilmek için her türlü alt unsurunun kontrol altına olması gerekiyor. Bizim alabilmemiz gerekiyor. Hiç kimseye selam durmadan. O da şu demek hepsinin yerli olması gerekiyor. Motor dahil. Bu da 2030'a kadar gerçekleşecek. E, TUSAŞ tabii kademe 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 bir altyapıları gerçekleştiriyor. Bir insan kaynağını geliştiriyor. Bir de uçağın kendisini yapıyor. 18 Mart 2023'te motor çalıştırmak, 2025'te uçmak çok önemli. Bu başarı sağlamak için Allah ne verdiyse harcayacağız. Peki, e, bütün bunlar olup biterken e, F-16'ların geliştirilmesi için yapılan çalışmalar da var. E, bu milli muharip uçak yetişene kadar... F-16'lar ihtiyacı karşılar mı? Tabii şimdi Hava Kuvvetleri adına da konuşmam doğru olmaz ama yani Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği şu anda F-16'lar. Ee, bilirsiniz TUSAŞ biz bundan 300 tane yaptık bundan. Hem Türkiye için hem de Mısır için. Kardeş ülke Mısır için de yaptık. Ee, benim teknisyenlerim, mühendislerim, e, tullarım, bunu yaptığım tullar, cikler, yani Hava Kuvvetleri'nin cikleri zaten Türkiye'nin şeyleri, aletleri onlar duruyorlar. Yani dolayısıyla biz aslında ihtiyaç durum defon 16'ya her türlü müdahale yapabiliriz. Elektronik olarak da şey olarak da fiziksel olarak da yani yapısal structure e, olarak da. Tam net olarak şöyle soralım isterseniz. E, Sayın Cumhurbaşkanı en son F35 projesinde yerine F16'ların modernizasyonu. Bir kısım e, işte F e, F16 70 Viper dediğimiz modelin 50 tane alınması artı 40 tane pardon artı bir de bazı blok seviyesindekilerin üst bloklara çıkartılması ile ilgili bir süreç yaşanıyor. Ama biliyoruz ki senatoda bu da geçmeyecek. Görünen tablo o ki o da geçmeyecek. İşte herkesin sorduğu soru şu. Sizin özgür projesi dahil olmak üzere. Ne projesi? Özgür. Ne demek o? Aslında benim tabirimle F-16'ın özgürleştirme projesi. Çünkü üzerimdeki üzerindeki sistemleri milli yazılımlarla değiştirirseniz, üzerindeki silah sistemleri, şimdi ürettiğimiz, Okestan'ın ürettiği Bozdoğanlar, Gökdoğanlarla, yani hava hava füzelerini kullanma yeteneğini kazandırdığınızda aslında özgürleştiriyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sistem sizi size ait olmaya başlıyor. Sizin ürününüz e, olmaya başlıyor. Ürünü satan buna izin verir mi? E zaten verdiği için özgür projesini ve diğer projelerini yapabiliyorsunuz. Temel Bey söylesin o zaman, anlatsın. İşte o soru o. Biz bunu yaptığımızda blok seviyesinde hangi blok seviyesine geliyoruz Tabii. ve olmadığında biz şunu gerçekten şu hareketi yapabilecek miyiz? Tabii. Şimdi bu hareketin anlamı ne? Yani dedim, dedim mi? Tamam arkadaş, vermiyor musunuz? Ben yoluma devam edebiliyorum. Biz kendi modernizasyonumuzu evet. yaparız. Şimdi e, savaş uçağı sistemleri üç bileşenden oluşuyor. Biri platform dediğimiz, f 16 konuşulursa F-16 platformu. Biz yapısal olarak uçağa hakimiz. Normal çünkü uçakla yani biz... Platformdan kastınız yani dış yüzey mi? Uçağın kendisi. 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 Bir hidroliyle bağırmak kendisi. Biz bunu yapabiliyoruz diyoruz Zaten yaptık bunu yaptık, geçmişte. Evet. Zaten var bizde. İkincisi bunun üzerindeki elektronik sistemler. Yazılım yani. Yazılım, donanım, bilgisayarları beraber. Yani sağ olsun asansör her şeye hakim aslında. Bir de bunun üzerindeki herhangi bir... Ben genelden söylüyorum. E, roket sistem, füze sistemleri. Roket sana Allah razı olsun. E, roket olmasaydı bizim bu aletler burada olmazdı. Yani bir en tane, önemli unsur her o bir yani. Bir tanesini çıkardığınız zaman yani Aselsan'ın aviyoniğini veya görev sistemlerini, radarını bir şeysini çıkardığınız zaman roket sana çıkardığınız zaman TUSAŞ yalnızca uçan bir uçak yapmış oluyor. Evet. Sorunun cevabı aslında C-130'da biz bunu sonuna kadar yaptık. C-130'ları modernize ettik. Oradaki aviyonik sistemler TUSAŞ aviyonik sistemler. Asya San değil. Yani aslında şu <laughs> TUSAŞ uçak yapıyor. Bakın bu uçağı tasarlıyor. Öbür konuştuğumuz şeyler çok ikincil konular. Yani biz bunu yaparız yani. Böyle gözü biraz kapatmayız ama yaparız onları. Ee, onun için yani yani vatandaşımız bundan Ben sonra bunu yaşam. yapıyorsam zaten onu... O, o şimdi o. şöyle bu uçak yapmak 100 birimlik, yani tabii milim muharef hayır ama ben F-16 düzenine konuşmak istiyorsanız. F-16 100 birimlik bir işse modernizasyon 10 birim, 15 evet. birimdir yani. Ben tabii. zaten diyorsunuz onu yapıyorum, tabii. modernizasyonu tabii. haydi tabii, haydi tabii. yaparım. Tabii ama inşallah tabii Amerika'dan ne konuşulursa alınırlar, verirler. Biz her zaman e, Türkiye'nin e, böyle ihtiyaç duyduğu sistemlerini almasını isteriz. Peki, her e, ne kadar e, biz yapıyorsak da almasını isteriz. Mete Bey o özgürleştirme projesi Amerika ile konuşulmuş kabul edilmiş bir şey mi? Zaten evet. olmasa e, böyle bir şeyin yapması mümkün değil. Yani o karşılıklı firmalarla görüşülerek ilerletilerek yapılan bir proje yani gizli bir proje de değil. Yani Öyle mi topluma temel açıklandığı yani? için toplumun şimdi, bildiği için. Yani bizim dedim ya modernize etme C130'u tümüyle modernize ettik her birini yapabiliriz. Ama yani TUSAŞ'ı şöyle bilin, uçak yapabilen bir şirket herhangi bir uç, uç yani uçan bir uçağa ilave yapmak daha kolay Allah'ın izniyle. Evet. Ama milli marifetle ilgili akımen şunu söylemek isterim. Bir şeyin milli olması demek hiç kimseye sormadan üretime devam edebiliyorum demektir. Onun için vatandaşımız şunu bilsin. Bunu her şey milli olacak. Biz şu anda bunun yurt dışına bağımlılığını prototip aşamasında bile minimize etmek için Türk firmaları yapabiliyorsa, gözümüz kesiyorsa yetiştirecekler. Yani prototipten bahsediyorum, ilk uçuşlardan bahsediyorum. Onu yerli firmalara veriyoruz. Mesela bunun jeneratörünü bir Türk firma yapıyor. E, 120 kW şu kadarlık bir jeneratör. Türk firma yapıyor. Bunun güç dağıtım sistemi, ne power distribution, Türk firma yapıyor. Bunun iş takımını bizim de ortak olduğumuz e, İtalyanla beraber ama Türk Türk lisansıyla Türk firma yapıyor. Yani ne Türk olabiliyorsa yaptırıyoruz. Ama bir an önce de uçurmamız lazım ki testlerini başlayalım, yetiştirelim. Aslında çok objektif bir hareket söz konusu. Ama vatandaşım şunu bilsin, milli kelimesi olduğu zaman, bu tabii milliye çık duyduğumuz on numara da onu kastetmiyorum. İstediğim zaman, istediği kadar üretirim, istediğim yere satarım. Ve üstündeki bütün değişimlere e, geliştirme projelerinin açık olması demek. Peki tabii. Temel Bey, bizim ya biz F-35'e de F-16'ya da muhtaç değiliz. Alın uçaklarınızı, biz artık kendi uçağımızı üretiyoruz diyeceğimiz tarih ne zaman? Şimdi tabii hava kuvveti mizahçısını bilmiyorum. Yani böyle dememek lazım ama e, fonksiyonel olması, milli muharebe uçağının fonksiyonel 2030'lar. 2030'larda Seri üretime geçerek. Tabii fonksiyonel, işe yarar. Artık görevi yapar. Görev yapar, görev 2000... yapar. Ya, hatta siz diyorsunuz ki 2030'larda motor da milli olacak, yerli olacak. System o şart o zaten. Şart diyorsunuz. Şart. E, Aynı yani motorun diyorsunuz. arkadan gelme sebebi onun teknolojisi uçaktan daha zor. Öyle midir? Gerçekten öyle. Oo. Tabii siz havayı alıyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz, cehennem gibi. Tam cehennem değil yani 1400 derece. Isıtıyorsunuz zaban. Cehennem kaç derece Temel Bey? Bilmiyorum. <laughs> daha iyi. Tek, neyse espri yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim. O yüzden mi daha çok makina mühendisi görevlendiriyorsun? Ya, yok. Bu yok teyi başka bir Böyle mi? Başka mal, o yani çok... bu De... anlattıkların içinde teyi yok. 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 Şimdi bu çok disiplinli konu. Yani e uçak diyorsan İyi e motor sanayi teyin te 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 yani G ile beraber sizin ayrı bir biriminiz. Tabii yok, şöyle. Rahmetli Ozal, yani rahmetlanmak lazım. Ben nasip olmuştu üniversitede konuşmaya geldi, eline böyle tokalaşmıştım. Ona küçük elleri vardı, Allah rahmet etsin onda. Onun bir hediyesi bu. Yani şeyin tayinin kurulması, Turkish Aircraft Industry, Aerospace Industry, sonra da T Turkish tusaş Engine Industry, eskişehirde kuruldu. Biri G ortaklığı, biri General Dynamics'ti. Cihindar meskitti ama C şeyde kaldı. E, motordan sorumlu yer orası aslında. E, motorda zorluk şöyle. Siz havayı sıkıştırırsınız. Sıkıştırma problemi yok. Gene o da biraz sorumlu da çünkü orada titreşimle meydana geliyor. Ondan sonra yanma odasına giriyorsunuz. 1400 dereceye çıkıyorsunuz. 1400 derecede demir eriyor. Yani çelik eriyor. E, çelikten daha iyi bir şeyiniz de yok. Süper alaşım diyoruz ona. Onu tek kristal yapmanız lazım. Yani şekerler yani korusunuz ya. çok kristal. Bu tek kristal. Çünkü mukavemet olması lazım. Ondan sonra soğutmanız gerekiyor. Yani soğuk hava geçiriyorsunuz. Bunun üzerine bir seramik kaplama yapıyorsunuz. O seramik kaplama yaparsanız ama bu 30-40 bin devirde dönüyor. Oradan fırlamaması gerekiyor. E, Cinli kişi yani. şey yani. Şöyle anlatayım. <laughs> Bana birisi şöyle anlatmıştı. Tam akademisyen anla anlattı. Diyorsunuz yani. Ben hani <laughs> şey demiştim. Ee, çok Türkiye'de gerçekten havacılık konusunda yalnız da TUSAŞ değil. Onun dışında başka e, Tabii. gruplar da var. Çok başarılılar. Tebrik var, ederim var, hepsine. Var. Ya demiştim bana anlatır mısınız? Ee, dedi ki üretimi sana şöyle anlatayım dedi. Bir blok düşünün, bir yuvarlak bir daire düşünün. İç üzerinde parçalar var. Kimisi sert olacak, kimisi yumuşak olacak, kimisi şu dereceye kadar dayanacak, kimisi bu dereceye dayanacak. Ve bunun hepsi bir blok halinde olacak. Bunu üretebilmek için de onu ısı, ısıya koyarken farklı ısılara koyacaksınız ama onun ısınmamasını sağlayacaksınız. Birisi ısıttıracaksınız, birisi ısıttırmayacaksınız. Ama parça bir bütün halinde kalacak. Müthiş. Bu müthişliği anlatabilmek o kadar zor, zor. ki. Tabii ben üretimini gördüm. Biraz te temel mühendisliği. Ben şöyle ka kaldım yani. Nasıl dedim bunu beceriyorsunuz? Peki. Bu şimdi tamam. Mev mevzuyu anladım. Yani e, o zaman 2030'da 8 yıl var. 8 yıl içerisinde Doğru. biz şu... Milli muharip uçak dediğimiz uçağı hava kuvvetleri kullanmaya başlayayım. Hava Seri üretime geçirebileceğiz. Doğru. Yılda kaç tane üreteceğiz? 24 tane. 24 tane. Evet. Mesela size hava kuvvetleri diyecek ki, e, diyelim ki 40 tane üretin. Yaparım, aynen yaparım. Niye 24 diyorsunuz? Ha bizim şimdi stratejik olarak şirketimiz atakta yapıyoruz onu, gökbedi yapıyoruz onu ayda iki tane diye başlıyoruz. Yani müşteri de dört tane yap, dört tane de yaparız. Ha, onun bir, bir şeyi şey Yapma yok. Problem yok. Biz kendi matematiğimizi tuturken ayda iki tane yaparız. Ekonomisi bulmamız gerekiyor. O şekilde ölçekte. Ama bu ölçeklenebilir mi? Şey. Yani talep gelirse daha fazlasını da tabii, yapabiliyorsunuz. Tabii. Anladım. Yani, yani ihtiyaç varsa. 24 tane bile ile Yani kalmıyor. yapmak, yani bunları inşa etmek, imal etmek zor bir şey değil. Çok e, iyi anladım. Çünkü yapıyoruz şu an. Önemli olan ilk bir taneyi yapmak mı? E, sertifikalandırmak. Yani test, pilotu, test pilotundan alıp normal pilota vermek. O bir test geçim, testten geçmek anlamına mı? Aynen öyle. Çünkü o dedik ya zarfı var ya bunun belir hızla gidiyor, belir hücum açısı bunların bir zarf oluşturuyor. Bir sürü deney noktası oluyor bunlar. Bunları tek tek yapmanız lazım. Uçak sertifika bunları geçmeden test pilot uçurabilir. Peki, Normal pilot uçuramaz. Bu onu. sertifik sertifikasyon uluslararası bir şey mi yoksa sizin kendi... Asker olduğu için Türkiye veriyor bunu. Uluslararası bir şeyi yok bunun. Yani savaş uçağı zaten nihayet. Yani. Yani sertifika yani. sertifikasyondan kastınız yani bütün testlerden geçmiş olması. Emniyetli olduğuna emin olmak. Emniyetli olduğuna, Emniyetli. emin olmak. Çünkü test pilot uçururken biz aşağıda telemetre hani NASA'yı görüyorsunuz ya bize küçük NASA'mız da var. Uçak yukarıda uçarken alttan her tarafı izleyecek. Motoru isandığımız oluyor. Peki test pilotu var. onu uçururken can güvenliği problemi yok mu test pilotunun? Ona göre eğitim almış. Her pilot şey almış. ona göre eğitim. Tabi, tabi. Test pilotu ayrı bir pilot. Tabii tabii Yani öbürünün on katı yani. Test Öyle pilotları midir? yani böyle çok önemli kişilerdir. <laughs> bizde de var. <laughs> bizde de var. Şey Bizim pilotlarımız da önemli. Şey şimdi biraz önce e, kameraman arkadaşım çekim Peki. yaparken. E, kuyruğu çekti ve orada bir 20-23 gördüm. O 2023. Hangardan tar çıkış bu tarafta tar da var. Bu tarafta 2023. Da var. Hangardan çıkış tarihi. Evet. Hangar çıkış tarihi. Kartal, kartalımız da çok güzel. Kartal da amblemi mi? Evet. Şimdilik böyle. Değişir tabii bunlar. Değiş. Bizim gözümüzde böyle. 2023. Bu. 2023 oradan. 20 ne peki? Ha, 2023 anladım. Evet. 20. Ya şeyimiz bu. 2022'de hangardan çıkacak. 2022'de böyle göreceğiz onu. 2023 18 Mart'ta motoru çalıştıracağım. Ha öyle tarih Tabii, de var. Önce motoru çalıştıracağım zaten ama gösteri olarak mı? 18 Mart'ta hani Çanakkale aynen zafer hani öyle anla hazırlığımız var. Bir bu değil ki. Ha. O uçacak. Bir şimdi ona gelelim. Gelin. Aa, o uçacak. Şöyle, <laughs> bir şey var. Tabii Cumhuriyet'in 100. yılı. Doğru. Müthiş bir 23 Tabii. Ve 2023'te verdiği taahhütlerin tamamı Türk havacılığın başka bir yere gittiği. 2023 hangardan çıkacak. 2023'te uçacak. 2023'te Atak 2. Bir dakika çıkacak. oralara gelmiyor. Hayır Tabii. o kadar çok 2023'e hedef koymuşlar ki. Tabii. Yani... Çok iş var Ama üçten hedef zaten. <laughs> şey, dili gibi deli gibi. <laughs> Temel Bey bu nedir? Bu hürjet. Nedir? Hürjet. Hürjet. Hürküş'ün devamı. Bunun bir de turboprop versiyonu var orada var. Bu hürjet. Şimdi bu uçağı onun önüne koyduk. Bunu şirket... Önce bunu mu üreteceksiniz? Tabii. Bunu şirket kendi kaynaklarından finanse ediyor. Onun imzasını attım sana. Binali Bey başbakanımızdı. Ondan sonra İngiltere Başbakanı Hanımefendi de buradaydı. Onun huzuruna onun imzasını attım. Bir bu, 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 bunu geleceğim mi? oraya. Bu uçağın özelliği nedir? Hemen geleceğim oraya. Attık onu. Şimdi orijinalinde bu projeler 2010 yılında başlayınca önce bu yapılacaktı sonra o yapılacaktı. Sonra devlet bir şekilde karar vermiş tek onu yapalım demişler. O zamanki askerler öyle demişler. Onun ee, ondan sonra bayağı değişik oldu. İşte 15 Temmuzlar oldu ondan sonra. Ee, bu uçağın onun önde yapılması gerekiyordu. Ben İsmail Başkanı'ndan bu konuda böyle yap dedi. Yönetim kuruluna gittim. Biz buna yaklaşık 1 milyar dolar para harcıyoruz. 1 milyar dolar. Evet. Özelliği nedir bu uçağ? Şirket uçağın? Şirket kaynağından. Şirketin sermayesinden. Bu tam yerli ve milli. Bu şu, bunu, böyle değil bu. Bunun motoru, yurt dışı motoru, bunun motorunu yapmayacağız. Ondan sonra bunda olabildiği kadar dünyadan alabildiğimiz sistemleri kullandık. Özelliği nedir? Ee, jet eğitim uçağı 1.3, 1.4, e, süpersonik uçuyor. Mah sayısı 1.4, sesin üstüne çıkıyor. Sesin üstüne çıkıyor. çıkıyor. Dünya klasisinde en iyi uçak olacak. Şu anda Malezya ihalesindeyiz. İnşallah alacağız onu. Mart ayında Malezyalılar karar verecekler. Onlara 18, satacağız. 18 tane. Ihaleye. İhalede de iyi durumdayız inşallah. Yani en azından kendi rakamlarımızı biliyoruz. Kaça e, satacaksınız? Rakamlar sorar. <laughs> Dönerseniz ihaleyi <yani> affederiz. <laughs> e, bu hem he, hafif saldır uçağı. F-16'nın bir altı bu. Küçük bir uçak. F-16'nın bir altı. Ee, yani F16'nın motorunun %70'i gibi motoru var. Bey gülmeyin biz Türküz. <laughs> hayır hayır. <gülüyor> önce kaça hayır, satacaksın? Hayır, fiyatı söylediniz de diyorum kaç taraf fiyat kırar diyeceğim. <laughs> <laughs> ama biz Türküz kaç paraya Tabii. gidecek? İlk ee, soracağımız o. Burada biz aşağı yukarı 500 sene mühendis yetiştiriyoruz. Ondan biraz sonra başladı ama önden gidiyor. Peki bu bir Şimdi, eğitim şu anda imalatı var onu görüyorum. Peki bu bir eğitim uçağı mı? Eğitim uçağı aynı zamanda saldırıcı. şu anda bakın şu anda, imalatı şu, var. Bakın, şu anda Hani demin bir parça görmüştünüz ya bir parça. Bu uçak 2023'te uçacağı için Şimdi artık şu aşamada yani parçalar birleştirme aşamasına geçti. O ilk parça artık yerleşmiş. Bu gövde çıkıyor. Yani bu artık gövde çıkmaya başladı. Yakında gövde gövdeyi göreceksiniz. Yani bu da milli muharip uçak da bunun gibi olacak. Aynen. Yani böyle çözse. Aynen. Şimdi bunu önüne koyduk. Hem insan kaynağı yetiştiriyoruz hem bunu uçuracağız. Bakın süpersonik bir uçak. Türkiye süpersonik uçak uçurmadı şimdiye kadar. Sesten yani, hızlı. Tabii. O iki mah bu bir nokta. O, o iki ile bu bir nokta dörtlü uçuyor. Yani gördüğünüz gibi çıkıyor işte. Patır patır yapıyoruz yani. Bunu resimleri iz oldu. Yani yani çok çalıştı arkadaşlar. Zaten ihaleye gireceğiz. Malezya'ya satacağız. 2025'te teslim ediyoruz. Hayır yeter zaten bunu <laughs> söylediniz. Bak farkında mısınız? Siz e, konuşurken e, evet. genel müdürün. Kuzu gibi seviyor farkında. <laughs> mı? Ya ama. farkında mısınız evet. gerçekten? Evet. Ama e, bunun şimdi bir baş mühendis var Arda Bey. Bütün elemanlarımız güzeldir bizim tabii. Ar Arda da on numara. Ee, Peki şu anda olmuş durumda stüdyoda bulunan bu maket evet. gerçeğinin ne kadarı? E, aşağı yukarı aynı. Bu çünkü eğitim uçağı olduğu Hı. için onun gibi değil. Küçük Hı. yani bu? E, oransal Hı. olarak böyle oransal olarak. Ama zaten eğitim uçağı. Çarpı yedi bu. Çarpı yedi. Çarpı yedi. Ha, çarpı onu 7. soruyorum. Ben yok, yok. Çarpı yedi. yani çarpı yedi olsa. Pilotum var burada. Tabii yani Tabii. pilot var. Özgün şey, aviyonikleri var. Yani Türkiye şunu yakaladı. Roket ile, asel sanayıyla, ile, asbil sanayıyla, havel ile veya özel işte volosuyla, volo yapıyor jeneratörü. Ondan sonra bayraktarıyla yakaladı enerjiyi silah silah yüklenebilecek. Tabii tabii Hafif zamanda. taarruz zaman. uçağı. Hafif taarruz uçağı. aynı zamanda. Tabii. Ben sanki eğitim uçağı dedi. Hayır, eğitim, eğitim, artı. Artı hafif taarruz uçaklarını biliyoruz. Radarı var burada. Ha. Yani, bir savaş uçağı bu. Ama ha. bunu yapma sebebimiz hem böyle bir ürünümüz oluyor hem de para kazanıyoruz. Hani iki defa bir taşla iki kuş vuruyoruz ya. İnşallah ihaleyle alırız. Ee, ama aynı zamanda onun önünden yürüyor bu ekiple birbirle paslaşıyorlar. Tabii ay bu bir deneyim. Bu diyor. bunu SM de yapan şu an SM yapıyor. Canlı değil tabii bu ama bu SM'de yapan ekip bunun monta yapan ekip onu monte edecek. Peki bu F16'ya göre biraz daha düşük evet, küçük. %72'lik konu. Yani %70'i. O olarak bakmayın ama burada tek önemli şey ne biliyor musunuz? Üstad şu şeyi söyledi. Türkiye ses üstü. Tabii. Ha, o bence İl... çok önemli. Bakın değil. ses üstü ilk defa bir uçak iman edecek. Bunlar devrimsel Kelimeler tabii. yani süpersonik dediğiniz süpersonik tabii. uçak yapıyoruz dediğinizde bunlar lig lig yani süpersonik uçak yaptığınızda başka bir lige geçiyorsunuz. Tabii. Ee, ufak olmuş büyük olmuş de tabii, e, yok, yok, işte yok. ne diyeyim uçmak siz onun üstüne çıktığınız andan itibaren başka bir tabii. Mesela bunun iniş takımını yani yerlilik konuşuyoruz ya iniş takımını yurt dışına alıyoruz. Bunun iniş takımı alan firma daha sonra... Bizde ortak şirket oldu. Onunkini yerli yapıyoruz. Onun desteğiyle. Ha, o, onun desteğiyle. Tabii. Şimdi bu bunu bu size ön, deneyim öyle, kazandırıyor. Tabii bu, bu önden gidiyor böyle. Ha, bir deneyim kazandırıyor. Peki bu uçak bizim F16 ihtiyacımızı falan karşılar mı? E tabii F16 büyük uçak. Yani şimdi e, hava kuvvetleri adına bir şey söylememeye dikkat ediyorum ama yani F16 bizim için önemli bir uçak. Bu hangi yerde kullanırsınız söyleyeyim size. Örnek vereyim. Sizin bazı terörle mücadele görevleriniz var. Hava yer görevleriniz var. Doğru. Hava yer yerinde kullanırsınız. Ama hava hava görevinde kullanmazsınız. Tabii. Hava yer ne demek? Yani havadan yere atacağınız bir sistem olarak düşünün Küçük yaramazlıklar ortadan kaldırırsınız. Havadan havaya yani bir başka uçağa vuramazsınız. Ya, yani. Hayır vurursunuz. Vurur. Havayet kazan O başka. Onu demek istedim. Şunu, söylemek istedim. Şunu söylemek istedim. Her uçağın bir kapasitesi var. Ve şeyleri var. Ee, ne diyeyim. Ee, Karşısından sizi kimi vurmak kimi, istediğine sizin bağlı. Sizin karşınızdakinin de e, kapasitesi evet. önemli. Evet. Buna... Başka görevleri verdiğinizde f 16nın üzerindeki yükü, yükü alıyorsunuz. Aynen, çok iyi anladım. Peki bu F-16'lar süpersonik Mesela bunu yalnızca Spersonik. biz de kullanmıyoruz. Süpersonik. Bu mesela, da süpersonik. Mesela Amerikalılar da, hatta Amerikalılar ve diğer ülkeler de mesela taarruzi görevlerde yani uçağın büyük olduğunda maliyeti artıyor. Havada kalış maliyeti artıyor. Onun için gidip mesela bizim Hürküş'ümüzün silahlı modelini alıp e, terörle mücadele kullanıyorlar. Aynısı Amerikalılar Brezilya'nın yaptıkları gibi. Tabii. Bu, buna hürjet diyorsun. Hürjet. Hürjet, hürjet diyorsun. Tabii hürkuş, veci hürkuştan dolayı. Ha, Anmak ona selam. Yani. Selam Hürkuş. Anmak lazım. Onu. Hürjet. Tabii. Hürkuş hangisi? Hürkuş burada? var. Uç, uç, ee, yani. şu anda yapıldı bu uçuyor. E, bunu <laughs> ihraç ediyoruz inşallah. Ee, ediyoruz. Bu silahlısı, bunun eğitimde var, silahlısı da var. Bu şu anda e, e, havada. E, havada ve yurtdışına da gidecek. Şöyle söyleyeyim. Basın, aslında yine çok alçak gönüllü bir kelimeyle <laughs> sarf ediyor. Size manşet veriyor, fas geçiyorsunuz. <laughs> Nedir? Türkiye ilk defa ihraç ediyor. Bir uçak ihraç ediyor. Hürkuş, Hürkuş. Bakın Türkiye ilk defa bir uçak bu uçağın özelliklerini e, bu pervaneli gördüğünüz gibi 1600 beygir motoru var. Tabi onun 1/3'ü e, gibi bu güç olarak. Taşıdığı yük olarak aşağı yukarı e, bir tona yakın patlayıcı taşıyor. E, gece görüş, günüz görüş sistemleri var. Ha burada arkada görebiliyorsunuz. Bu evet. şu anda uçak. İşte bu var yani mi? yani bu şu anda. Uçuyor bu ya, hür, bu hür kuş. Hür, hür kuş, kuşun Bu hür anda uçuyor yani bu şeyde. Tabii. Yani prototip plan değil bu. Yok, yok. bu. Uçağın. Bu gidiyor. Sertifikası tamamlanmış bir uçaktan bahsediyor. 6 ay sonra yurt dışına gidiyor. Teslim ediliyor. Bunu e, yurt dışına satıyor muyuz? Yani satıyoruz işte biz bu sattıklarımız o kadar isim, isim diyor gidiyor yani sattık gitti. Niye onu böyle hızlı geçiyorsunuz? Göreme şey, böyle. böyle. Kaç paraya satıyoruz? <laughs> Onları bir <laughs> <öyle> Kapalı. <gülüyor> <gülüyor> ama gerçek şu. E, Türkiye'nin ilk sabit kanat uçağı fix wing. E, Fikri Bakanım bakandı. 2017'den bahsediyorum. Konya'da ateş ettik bulunan ilk bulunma ve 7 kilometreden hedefe vurdu. Orada bütün ateşeler gelmişti. Diğer ülkelerin ateşileri de geldi. yani yakıştıramıyorlar ya. Şaşırıyorlar mı ya? Ne olacak ya? Türkler nasıl yaptı? Vurun ya ne olacak gibi yani. Böyle bir yanılık olmasın. Böyle bir yanılık olmasın. Şimdi uçağın önündeki motora bakarak bu uçakın üzerindeki sistemler farklı gibi görmesin. Bakın Yok. şu uçağa şöyle bir demin hani yaklaşıyor diyor ya pilotun bakın. Evet. Aynı abi. Uçağın yani. bakın şu uçağın sistemi birebir sistemi. Aynen. Bunun sisteminin aynısı. Aynısı. Aselsan yönekleri Yani Aselsan. tabii. Bunun da mı aynısı? Yok, onunla hiç o bu başka bir, bu bir şey. o Bu <laughs> Ama şunu söylüyorum. Bu zaten eğitim uçağı olarak yapıldı. Yani F16 pilotlarının ve diğerlerinin eğitim uçağı olarak yapılmıştı. Böyle. Bunu A, B ve C modelleri yapılarak geliştirildi. Tabii. Hani bazen şöyle dalga geçen insanlar oluyor. Ya ne yaptınız ya işte önünde pervaneli uçak yapmışsınız. Teröre karşı bir numara. O öyle değil işte. Tabii. Çünkü bu erken intikal ediyor. Atak da teröre karşı bir numara. O biraz daha geç intikal ediyor. İhalar yukarıda asılı bekliyorlar. Hedef bekliyorlar. Yavaş intikal ediyorlar. Yani yeri yarı şö Şöyle yani o zaman en süper teknoloji e, muharip Tabii. uçak o zaten yani, aklı durduruyor. O aklı durduran bir Durdu. uçak. Şu anda önümde bulunan. Tabii. Çünkü yüzlerce kilometreden vurması lazım. Onun arkasından bu geliyor. Tabii. Hürjet. Bu önden yürüyor. Önden yürüyor. Hani <laughs> ben teknolojik olarak tabii diyorum. tabii. Üçüncü olarak da bu. Hürkuş kuş dediğimiz tabii. şu anda zaten bu teslima hazırlanıyor. Teslime hazırlanıyor. Bu teslime hazırlanıyor. Ee, üç e, Türkiye önemli Türkiye'nin Türkiye eee şeyden sonra, ankalardan sonra, TB2'lerden sonra Hava ihracat etmiş olduğu en önemli ihraç ürünü olacak. İhraç evet. ürünleri olacak bunlar. Müthiş. Gerçekten kutluyoruz emeği geçen bütün mühendislerimizi. Buna 10 yıldan beri çalışıyoruz. Yeni bir şey değil bu. Temel Bey size bir şey soracağım. Bu ulaştığımız noktada Türkiye'nin 1970'lerden, 80'lerden, 90'lardan emekleri var mı? Tabii, tabii. Ben İTÜ Uçak mezunuyum. E, 79-83. İTÜ Uçak Fakültemizde 1950'de kurulan, Almanya'dan gelen mühendislerin rüzgar tüneli vardı. Olay oraya kadar gider. Oraya kadar gider. Ama nasıl bir yere getireyim? O pe zaten. Şöyle diyebilir miyim? Bir yere, miyiz? yere Ben lazım. Hani şu cümleyi kurum, kurmak istiyorum. Evet. Bu bizim 10 yıllardır verdiğimiz emeklerin ürünü müdür? E, yaklaşık 100 yıl. 100 yıllık emeğimiz. Rahmetli Nuri Demir Nu 40. ilk savaş uçağımız. 1938. Savaş çıkana kadar geliştirilmiş. Atatürk hayatta. Aynen öyle. Ee, savaş çıkınca durdurulmuş. Rahmetli'nin Türkiye hediyesi buydu. İlk savaş uçağı. iki motorlu. Bugün bile fonksiyon olabilir. Şöyle oldu. Bunun dosyasını Almanya'da Türk olan bir Maniş arkadaş buldu, kitaplaştırdı bunu, oradan çıkardı bunu. Biz böyle maket yaptık. Şimdi Bursa'daki bir hocamız bunu bir ihal olarak belirli büyüklükte uçurmaya çalışıyor. Bize destek vereceğiz ona. Sudan selam bu olsun. nostaljik bir yani aynen. şey Ay, evet yani aynen. bu Ama bunlar üst üste konuyor. Buradan başlamış yani. Yani evet. asıl savaş uçağı, ilk savaş uçağımız bu, uçmayan savaş uçağımız henüz uçmamış. Denenmiş ama yapmak Aynen istenmiş. Öyle. Tabii, rüzgar tüneli deni, her şey profesyonel yapılmış. Yani uçuşa çok yakındı bu. O zaman şöyle mi diyeceğiz? Evet. Türkiye'nin ya yani Mete Bey kesintisiz bu hedeflere ulaşmak için Türkiye çabalar sarf etmiş, engellenmiş, önüne setler çekilmiş ama bir birikim oluşmuş. O birikim şu anda patlıyor. Tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben Aynen niye bunu uçak başlayayım. mühendisi oldum? Niye e, işte oldu? Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'nda ambargo hatırlıyorum. Hürriyet gazetesi bilmem siz gördünüz mü? Kapaktan ortada bir uçak Amerikan ambargosu gasket yani hidrolik şeylerin sızma vermediği için uçaklarımız uçamıyor. Ambargo. O ambargoyla ile başlayan Türkiye'de kam. Bizim vakıf dediğimiz şu şey var. Silah kuvveti. O zaman kurulmuş. Öyle er mi? Gayreti var onda. Özel Erbakan Hoca'nın çok özel gayreti var. Sonra tabii ortaokullara bu kadar çocuklara... Türk Silahlı Kuvvetleri'ni evet. Güçlendirme Vakfı. Evet. İsim o değildi. Sonra bu hale geldi. Ve vatandaş parasını verdi, bileziğini verdi. Ben çocuk şeyimle gördüm onu. Aslında bunlar duygusal şeyler ama... Aslında o bir şey Zaman... Anlatayım. İşte, e, tam da onu soralım mı? Şu anda genel müdürlüğünü yaptığı de genel müdürlüğü yaptığı tesiste ilk e, buradan yurt dışına gönderilen, burçla gönderilen öğrencisiniz. 70 kişiden biriyim. Rahmetli özel F-16 Offset programında 70 kişi gönderdi. İlk olarak gönderdi. İnanmış yani adam ha, değil mi bunun yani olacağına? Ya. Yani, müthiş tabii, bir şey. Tabii, o, tabii. Yani uydu, da da yani. istediğiniz uydu. işte bu. Evet. Tabii. Yıllar Hayır, önce ben, gönderilen ve o tesise şu anda genel müdür olan bir profesör. Ben Temel Bey'in kişisel başarı hikayesinden ziyade Şuna kafayı taktım yani Özal inanmış tabii. göndermiş 70 kişiyiz tabii. tabii 70 kişiyi yani hep istemiş böyle bir şey üretmeyi tabi tabii. Türkiye hep istemiş yani Erbakan da istemiş Demirel'de de istemiş tabii. Özal da istemiş tabii. Tabii. Tabii zaten ilk Tusaşın kuruluşunda o dönemdeki olanlardan bir tanesi de evet. e, o zaman işte ce, şey ne, ne tam e, ne, şey ne, neydi o zamanki 70'teki eee hükümetinin Ecevit Ercevat, Erbakan. Elcöt Erbakan ismini ismini hani bir ya o, ona e... vermediler. O MC Milliyetçi. Ha öyle e... mi peki? O, o zamanki tabii. E, kurulan tabii. E, fabrika. Tabii. O zaman. Öyle mi 73'te? Tabii tabii. Tabii Tusaş. Aslında ilk... bütün bunlar Kıbrıs barış hareketi ve ambargo ile başladı. Ha ambargo Aselsan, bizi. Aselsan'da. Asels'ten öyle başladı. Orada Am, ambargoyu yiyince yapacak bir şey yok. Başa düştü. Hiç başa düştü. Evet, evet. Başa çok düştü. önemli bir şey. Ama Türkiye'nin bulunduğu bugünkü durum da iş başa düştü yani. Peki bir şey soracağım. Evet. 1973'te temeli atılıyor. 73 atılıyor. ambargo işte. işte. Amargonun etkisi. Tamam. Evet. 73'te temel atılıyor. 2005'ten sonra büyük bir ime mi kazanıyor? Şöyle oluyor. Şimdi F16 projesi bitiyor. Onun üzerine Amerikalılar General Dynamics sonra Lockheed Martin oldu. O ayrılıyor. Hisseleri Türkiye satın alıyor. İki o zamanki büyüklerimiz satın almış. E, tabii o ara proje olmayınca biz de kendimize iş olarak e, uçak yapısına dönüyoruz. Bu çok önemli bir dönüş. E, bu arada bizden bin kişi ayrılıyor. Yıl kaç? E, 2005. Ondan sonra uçak şey pardon şirket diğer şirketlere parça yapmaya dönüyor. Bu çok önemli bir dönüşüm. Ve burada 4000 bin teknisyenimiz yetişiyor. Yapma gücümüz oluyor. Aslında böyle teknolojik bir şey yapacaksanız önce taşeron olacaksınız. yapmayı Tekstil de, de öyle. Önce yapmayı becereceksiniz. Güzel yapmayı. Becereceksiniz. O zaman bu 2005'te başlamış. Evet. Bu büyük güzel, dönüşüm. Güzel yapmayı becereceksiniz. Ondan sonra da özgün ürünlere döndüreceksiniz bunu. Peki Temel Bey evet. bunlar uçaklar. Başka var mı uçak projesi olarak? Hani Tabii. Şimdi milli muharip uçağı gördük e, ee, evet. gördük, hür kuşu gördük. buna Bunlar Başka. sabit kanatlı. Buna sabit kanat diyoruz. Fix wing. Yani kanat dön, dönmeyenler. Tabi e, Ankara'dan devam edebilirim. burada e, bu arada e, ama şeyi anlatmıyor. Farkındaysanız modernizasyon faaliyetlerini hiç bahsetmiyor şu an. Tabi. Onlar yan taraftan göre <laughs> değil yani ama abi. onlar, evet. onlar da çok zordur. Tabi. Mesela işte ne diyeyim bazı uçakları deniz kuvvetleri için dönüştürdüler. Doğru. Ve onlar proje Meltem, Meltem projesi. Hiçbirinden tabii. bahsetmiyor onu söyleyelim. Yani onlar yok yani burada. <laughs> ben istersen öyle Şimdi bu, bunun hikayesi şöyle. Bir özgün tasarım yaparsınız. Hürküş, Hürjet, Milli Muharip. Onun içindeki aviyonikleri, elektronikleri, her hepsini yaparsanız. Bu özgün proje oluyor. Bundan bir gelir elde edersiniz. Ama başka bir gelir kaynağımız var. Burada var bir tanesi o. Bu Sojo, Stand of Jammer. Ee, bu da böyle e, hava kuvvetlerin bir projesi. Aselsan'la beraber yapıyoruz biz bunu. Şimdi bu tabii gene rakamları çok girmem de çok uzak mesafeden karşı taraftaki radar sistemini kör ediyor. Burada gördüğünüz sistemler var. Şeyi bu mu? İşlevi bu İşlemi mu? İşlevi bu. Ön tarafı açmıyor. ortaya temizliyor. Elektronik olarak. Elektronik savaş sistemi bu. Harp sistemi. Bunu ürettik mi biz? Ee, şu an yapıyoruz bunu. yani Teslimat daha sonraki yıllarda da. Bu böyle bir projemiz var. Yani Mete Bey'in bahsettiği bu aslında. Şimdi bizim gibi şirketler ya böyle özel görev uçakları yapar ya da envanterde olan mertem uçakları mesela. ATR'ler, yolcu uçağı. Ee, bunu biz artı ana yüklenici Leonardo İtalyanlar Burada yapılıyor onlar. Bir fonksiyonu başka olan bir uçak, mesela yolcu uçağı, deniz karakol uçağına torpidolar var üzerinde dönüştürüldü. Bu işlerimiz de var. Yani aslında uçak yapabilen bir şirket TUSAŞ, başkasının bir uçağını yeni bir görevi hazırlayabilir. Biz onun için herhangi bir uçağa yani Mete ona işaret etti. Bir yandan da onu yapıyorsunuz. Tabii Peki biz herhangi bir uçağa dokunabiliriz. Başka diğer şu uçaklar nedir? Yani Bunu uçağı, anladım. Tabii. yani her uçağa biz dokunabiliriz. Akson grubumuz deniz kuvvetlerine şu anda uçuyor. Ankara'mız hava kuvveti, jandarma deniz kuvveti uçuyor. Bu da küçük küçük var var. gene sabit kanattayım. Uçuk. Küçücük görüyorsunuz ama küçük canavar bu. Bunun içinde patlayıcı var. Dolayısıyla böyle yüzlerce kilometre gidebiliyor. Amikaz'a Ank Ankara'dan e, bırakıyoruz biz bunu. görev mi yapıyor? Aslında kendisi patladığına göre yani işte şey değil. E, bu <laughs> bir tür Ank İHA gibi diyor şey. Ankara'dan bırakıyoruz ama. E, yok. Ankara'dan bırakıyoruz. Ama. Yani bu e, şöyle söyleyeyim size. Çok küçük anlattı Temel Bey de hani. Ya Temel Bey gerçekten söylüyorum. Yani e, böyle kendini övmüyor ama hani e, tamam onu anladık ama projeler çöktü az. Şu ne biliyor musunuz? Şu anlattığı küçük olarak anlattı. Anlatsın orada. <laughs> Sizi anlatsın. Yok, o, anlatın anlat. Lütfen anlatın siz. Şimdi ben biz bunu normalde e, karadan da hedef uçak olarak kullanıyoruz. Bir şey launcher'dan fırlatılıyor. Ve gene çok görevleri var. Pilot var mı içinde? Yok. Şey bu insansız bu. Bu kendisini bir F16 olarak gösterebiliyor radar sisteminden. Dolayısıyla uzaktaki bir hava savunma sistemi onu F16 görüyor. Üretiyor muyuz şu anda? Üretiyoruz, üretiyoruz. On sonra yani değişik böyle şeyler caydıma görevleri var. Bir de bunu buradan bırakabiliyoruz. Bunun üzerine bırakıyoruz. Bir başka uçaktan. Ankara'dan. Anka'dan. Anka'dan, Anka'dan. veya Aksungur'dan bırakıyoruz. Böylece kilometrelerce tabi mesafeleri o kadar paylaşamıyorum. Gidiyor. Peki Depatliyor. o elinizdeki Anka mı diyorsunuz? Bu Anka. Anka nedir? Anka bizim ilk yaptığımız e, profesyonelci e, insan uçağımız. Sihabı. Ee, tümüyle modern bir uçak. Kendini etraftaki uçakların ne olduğunu bilebiliyor. Ondan sonra hani biz ona waypoint deriz. Yani işaretliyorsunuz gökyüzünü, küreyi. Onun üzerine kendi kendine gidiveriyor. Sonra kendi kendine geri dönüyor Yani tam teşekkül bu demek. Yani coştıkla kullanılmıyor. Ee, bunun aviyoniklerini, elektroniklerini kullanarak ee, Şuna ilgili bir şey söyleyelim yalnız. Ee, tamam. Tam net olarak söylensin. Bu Türkiye'nin uydu kontrollü uydu kontrollü ilk e, siyasıdır. Uydu kontrolü demek biliyor musunuz? Bizim hani e, kendi uydularımız var ya. Doğru, o uydularımız zaten. üzerinden sistem üzerinden binlerce kilometre ötede Türkiye'deki herhangi bir noktadan idare etmeniz demek. Tabi, Müthiş Şimdi, bir şey. E, yani e, Teknofest'te biz Aksungur aynı özelliği bunda da var. Aksungur'un bir tanesi Ankara'dan geldi. Bir tanesi Antalya'dan geldi ve kontrolü Ankara'dan yapıldı. İstanbul'a geldi. Ha, Ankara'dan İstanbul'a geldi. İstanbul. Kontrolü Ankara'da. Tabii. Onur Mutlu, ne sordun bir daha e, sonra? aşağı yukarı 50 saat havada kalıyor. Bunlar kaç saat havada kalıyor? 50 diye. saat kalıyor. Kaç? 50 saat havada kalıyor. 50 saat. Tabii dizel 50. motoru var. Ya aslında bu dediğim gibi üst üste eklediğin zaman anlatmak kolay. Ee, yani vatandaşımız şunu bilsin. Hiçbir şey zor değil bu dünyada. Üst üste ekleyebiliyorsan, 2 tane dizel motoru var. Motorları T yapıyor. Eskişehir. Kardeş kuruluşumuz yapıyor. Evet, dizel motor olduğu için verimli. Çok yakmıyor. Kamerası var. Gece gündüz görüyor. Biz buna radar da koyabiliyoruz. Sar radar. Yerde de görüyor. E, Elisat havada ve devamlı bekçilik yapıyor. Bir hedef görürse Allah göstermesin. İhtiyaçsa olacak. Ateşliyor götürüyor değil mi? En çok dikkatimi çeken tabii bir Türk olduğum için çok yakmıyor iyi. <laughs> 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 yani sabahtan beri fiyatlar ve, <laughs> ve yakmama konusu tabii. bir de kaç basıyor diyeceğim ama o çok tabii. ayıp olacak. Aslında tabii milli muharebe bitince en başarılı en önemli bu diyeceğiz ama bugün en başarılı olduğumuz şey helikopter. Hah helikopterlere en önemli yani. aseti. Önce bir şey sormak istiyorum. En güçlü istiyorum. kadrosu helikopterde. Ee, şu ana kadar hep uçakları konuştuk da. Sabit kanatları. Sabit olmayan kanat. Roteri. Sabit. Döner kanat, sabit kanat. Ha, helikoptere mi döner kanat? Ona döner kanat diyoruz. Ha, sabit tamam. Kanat. Biz helikopter diyelim. Tamam. Şimdi helikopter üretmekle uçak üretmek arasında fonksiyonel teknoloji bakımından büyük bir fark var mı? Var. Eğer süpersonikseniz çok farklı şok dalgaları var. Onları yönetmeniz lazım. Yani denizi yararken oluşan dalgalar var ya, bunlar birbirine çarpıyorlar. Yani bir sürü gemi yan yana gittiği gibi düşünün. Onun zorluğu. Ama subsonikseniz ses altıysanız bu sefer helikopter zorluk olarak ortaya çıkar. Şimdi helikopterin bütün hikayesi bizim Atak helikopteri bu. 129. İlk, i̇lk helikopter. T-129. Lisans altında yapıyoruz Leonardo ile beraber. Leonardo'nun versiyonu Augusta Westland 129'du. Türkleşince bu T-129 oldu. Türkleşince motoru değişti. Ee, güçlü bir motor geldi. Orijinalde zayıf motor vardı. Aviyonikler Aselsan yaptı. Silah sistemleri Roketsan'dan geldi ve Türk oldu bu. Onun için T129 yalnız biz üretiyoruz. Lisans altında yapsak bile Agusta Vesen bunu yapmıyor. Şimdi helikopteri konu bu döner var ya dönen kanat. 3200 beygir motor var bunda. İki motor ile beraber 3200. Bu motor gücü buraya geliyor. 3200 beygir. Bunu döndürüyorsunuz. Havayı aşağı basıyorsunuz. Bunu bir de ileri gidiyorsunuz. Bir de hafif yatıyor böyle. Onun için bunun şu hallerinin her dönüşte değişmesi gerekiyor. Hücum açısı dönmesi gerekiyor. Ve 3200 beygir aktarıyorsun. bayağı büyük bir güç. Peki bu e, zorluğu dün, bu. Dünyadaki diğer helikopterlerle kıyaslandığında. E, bunun karşılığı Tiger. Yani e, şeyin Airbus helikopterin yaptığı. E, biz satıyoruz o pek satamıyor. Tiger'la bu var. Mı, evet Tiger bunun karşılığı bu. Bu küçük tip bir şey 5 ton. Eşka, Peki bu ilk üretilen helikopter mi? E, bizim için ilk helikopter Türkiye için e, ama bu daha önce... Ama e, onu Augusta anladım. O, hani Tabii. hikayesi ayrı da. O, bunun Tabii. hikayesi yine pas geçtik. <laughs> şu arkada görüntü çok güzel bir görüntü evet. var. E, uçuş görüntüleri Kardeşim de uçuyorlar. inşallah arkadaşlar görsünler. İki kardeş Bakın uçuyorlar. şöyle söyleyeyim. Bakın. Şimdi şu arkadaki gördüğünüz görüntü e, şöyle bir şey. Bizim en büyük zorluklarımız, taarruz helikopterlerindeki sıkıntımız, biz bunu terörle mücadele çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Doğru. Ve bunun karşılığı bizde süper kobra helikopterlerdi. Yani Amerikalılardan bir süper kobra helikopterlerinden alıyorduk. Bizim iki tane isteğimiz vardı Amerikalılardan. Bir tanesi SİHA, bir tanesi süper kobra. Bu süper kobra helikopterlerini altı tane verdiler. Altı tane verdiler. Daha birisi kırıldı, bir tanesi düştü, bir tanesi başka türlü olaylara başına geldi ve bunu Hakkari, Şırnak gibi belli bir irtifanın üzerine kullanabiliyorduk. Başka bir yerde kullanma şansımız yoktu. Yükselince gücü yetmiyordu. Gücü çünkü tek motorlu öbürleri bu çift motorlu. O 5 tane olandan şu anda yani yanlış söylüyorum çünkü her gü, her ay bir tane teslim ediyoruz. 76'ncıyı teslim ettik. 76, 76. tane. 76. Teslim edildi. Yani düşünebiliyor musunuz? 5 taneyi bize zorla satanlara cevabı sahada 76 taneyi sürerek veriyorsunuz. Tabii. O zaman bu altına, siz Filipinlere altına tane gönderiyorsunuz şu anda. O zaman siz edin. bunda seri üretime geçtiniz. Tabii. Artı Pakistan'a işte ilk satış yapıldı motorla ilgili bir sıkıntı oldu yani ama yılda kaç Filipinlerde olmadı. 6 tane Filipin'e gidiyor. Yılda kaç tane üretiyorsunuz? Ee, aynı şekilde biz 2 2 2, 2. şimdi 83'te bitiyor proje aslında. 2002'de... Ayda ayda 2 tane yapıyoruz. Tabii iki tane. 83'ü 2022'de bitireceğiz. Üsta yani, 83 proje... tane üretmiş olacak. Yani Türkiye'nin projesi 83 adet. Şöyle bir şey var. Türk savunma sanayi özellikle TUSAŞ'ın şöyle bir namı var. Normalde bu tip e, ürünler yani 5 ve 10 sene geçmeden çok böyle rahatla satamazsınız. Bu ürün daha biter bitmez en yakın e, dönemde satışı başarabilen e, taarruz helikopteri diye geçiyor. Ne, neden neden böyle oluyor? Çok başarılı, motoru çok güçlü motoru Tercih var. ediliyor. Tabii tabii çok güçlü motoru var LHTEC de... motoru ama aynı motoru muadil motoru TEİ yaptı şu anda. Daha takmadık. Bir, e, aviyonik sistemi ASELSAN yaptı. Yeni, sıfır. Modern. Ondan sonra e, füze sistemi roketsan'dan sıfır, modern. E, biz bunu Pakistan'da uçurduk. Himalaya'da ya çıkırdık. Yani şimdi uçaklar şöyle. Uçak ve helikopter sıcaklık ve yükseklik artınca güç, motorların gücü düşer. Zorlanırlar. Himalaya'da uçurduk onları. Dolayısıyla kendi klasında dünyada bir numara. Evet. Kesin bu. Kalitesi yüksek. Kalitesi yüksek ama tabii bu küçük olduğu için de 5 ton bu. Bu şu anda yani üretilen, Abs satılan, evet. edilen bir şey. yani evet. hani Bazıları yine birazdan şey yapmasın, maket gösteriyor falan demesinler. Bunlar <laughs> yok. hayatta yani. Onu <laughs> 7, 76 tane. Yani ya. Gördük uçuş Yok yok yani olan olur çünkü tabii. daha sonra tabii. maket göster diyorlar ya o yüzden tabii. diyorum yani. Şimdi tusaş veya bütün savunma sayanın görevi bir şey eline alınca, sevretince bir ikincisini yapmak bir ikincisini yapmak. O teknolojiyle bunu yaptık. Bu yüzde yüz yerli. Bunun adı ne? Gökbey. Gökbey. 12 kişilik genel maksat helikopteri cephe gerisinde asker taşımak için veya sivilde yolcu ve ambulans helikopteri olarak kullanmak için. Ee, bundan 3 tane 2000, yani gelecek sene 2022 gelecek 3 tane jandarmaya teslim ediyoruz artık. Seriye döküyoruz bunu. O da şu. 2023'te, evet. 2023'te ee, yılda 24 tane yapacağız bundan. 2023'te evet, yılda 24, 24 tane. yapacağız Seri üretime geçiyorsun. Seri üretime geçiyoruz. Ee, yine hani ustada e, soralım. Sivil helikopter yapan dünyada kaç ülke var diye sorun. Tabii 7 7. Yedi. Öyle mi? Tabii. Tabii. Şimdi buna buna sivil helikopter mi diyorsun? Sivil helikopter. Yani. Tabii. Şimdi şey olay şöyle. Bu helikopteri biz ilk olarak yaptık. Cumhurbaşkanımız'a bir sözümüz vardı. Beşinci yılda uçacağız diye. O Beşinci yılda sabah altı sözümüz vardı. Altı, altı buçukta uçabildik. Yarım saat şey yaptık. Rotar yaptık. <laughs> ve helikopter... Ilk yarım bir... saatlik bir rotar. <laughs> Cumhurbaşkanı kızdı mı yarım saatlik rotara? <laughs> e, şimdi e, ilk yaptık. Ve akıl almaz bir şekilde düzgün çalıştı. Şimdi helikopterin düzgünlüğü şöyle. 3200 beygir var ya burada. Yani büyük bir güç bu 3200 siz bunu buraya aktarıyorsunuz, 30 bin devir bunun için türbinler var, jet türbinler. Ondan düşürüyorsunuz yaklaşık 100'e kadar ve dişli kutusu var burada. O dişli kutusunu mikron mesela hassasiyet işlemeniz gerekiyor. Mesela az önce bahsetti, yüzeyinin cam gibi sert olması gerek içinde yumuşacık olması gerekiyor. bu dişli Teknoloji kutusu, bu yani. Teknoloji bu. Bunun için onu işte bir, mikron işliyoruz, sertleştiriyoruz, biraz çarpılıyor, tekrar işliyoruz, tekrar 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 alıştır. Aktarma organları dediğimiz o yukarı doğru ters bir hareket yapıyor motor. Aynen. Şimdi özelliği ne? Bunun içinde tabii yağ var. Ya Dişleri yağlıyorsunuz. Diyorsunuz ki eğer yağlamada problem çıkarsa, bozuldu yağlama, yarım saat yağsız çalışması lazım yerine kadar. Düşünün ki 3200 beygir, yağ yok, metal metale temas ediyor ve yarım saat bozulmuyor. Hikaye bu. Yani bunun diğer helikopterlerden farkı mı? Her helikopteri böyle. Bütün, yani helikopterin cinliği burada. Siz ha, zorluğunu anlatıyorsunuz. Zorluğu Anladım. burada. Şimdi bu helikopteri ilk yaptık. Hiç titreşim te çıkarmadı. Titreşim te çıkarır bunlar normalde. Ve emniyetle uçtu. Şimdi bu tabii sürpriz oluyor. Yani bana da sürpriz oldu. Onu da size söyleyeyim. Ama şimdi düşünce neden başardık? Arkadaşlar uyumadılar ya. Yani 40 gün o sahar yetiştirmek için bir hanımefendi vardı. Bir ay evine gitmedi. Telemetreden, şurada telemetre var. Tabii biz ilk uçuşta her tarafını izleyeceğiz, bunu bakacağız, koklayacağız ya. Hanımefendi bir ay evine gitmedi. Şaka değil bunlar. Yani gönülden çalıştıktan sonra olur. Yani Türklere ve TUSAŞ'a bunu yakıştırmak lazım. Aradaki fark şu. Bunu Leonardo yapıyorsa, yıllardan beri yaptığı için başka böyle bir gevşek yapıyor. Normal yani. Biz ilk yapıyoruz ya. Bizim bebeğimiz bu ya. Heyecanınız var. Bebe bebeğimiz bu, bu ya. Bu Türkiye'nin e, ürettiği milli ilk helikopter. Bakın evet. diğerleri yerli helikopter. Ama bu milli Türkiye'nin ilk helikopteri. İlk göz bebeği Gökbey. Tabii. Ben Gökbey. Gökbey ilk ben Çalıştı yani şu anda. Milli helikopteri. Satış hazır. Bitmedi ama. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Bakın nasıl gidiyor bilmiyorum. Şimdi bunu yapıyoruz. Atak 2. Temel Bey dondu. bu Atak 2 çok e, enteresan gözüküyor. Şöyle yapalım mı? Reklamdan tamam. sonra anlatır Okey. mısınız? Tamam. Bir kısa ara verelim. Reklamdan sonra ATAK 2 helikopterinin özelliklerini anlatacak Temel Bey. Evet. Evet, konuğumuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Temel Kotil eee ve METE yararda birlikte Temel Kotilla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Şu ana kadar TUSAŞ'ın milli muharip uçağını konuştuk. Ürettiği diğer uçakları konuştuk. Eee METE Bey dedi ki manşet var burada. Ee, manşet şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kez sayın seyirciler bir uçak ihraç etti. Değil mi? Yani e, e, şu an Bu bilgi bu Aynen. mu? Doğru. <laughs> tamam. İlk e, ilk kez bir uçağımızı ihraç ettik, sattık. E, Hürkuş adlı uçak. Bu bir de muharip bir uçak. Muharip uçak nereye sattık? E işte, girme. Teslimat teslimatta paylaş. Peki girmeyelim. Okay. E, tamam. İmzaladık da, teslimat da teslimatta paylaş. <laughs> teslimatta. Sağlamcısınız Temel Bey. E, bu sektör böyle ama. Evet, doğru söylüyorsunuz. zaman iş yarıyor. Ama ihraç ettiğimiz bilgisini verebiliriz. Tabii tabii ben imzaladım. Müthiş bir şey bu yani. Evet. Gerçekten Türkiye için gurur verici bir şey. Evet. Uçak ihraç ediyoruz ya. yani Şaka değil değil mi Te evet. Mete Bey? Yani aynen, aynen. büyük bir olay. Ee, yani ben e, bunu derhal e, e, hürriyette manşet yapmak istiyorum. Gerçekten evet. çok önemli evet. bir olay bu. Evet. Yani Türkiye, yani siz dediniz ya 1970'li yıllarda Kıbrıs Barış Harekatı sırasında hiç Ambargo. unutmadığım bir manşet var Hürriyet Gazetesi'nde dediniz. Doğru. Neydi o manşet? Manşet Amerikan ambargosu bir tane uçak var. Ee, tabii eski tip olduğu için havalı. bunları havalı diyoruz burada. Ön tarafta onlar. O zaman öyleydi. Gasket. Yani e, hidrolik sızılmazlık vermediği için uçamıyor. hava ha, Amerikalı vermiyor onun şeyini. Vermiyor. Şeyi o parçayı. Ambargo, ambargo ile ilgili yazı Ben tabii resmi hatırlıyorum hala. Çünkü ben de diyorum Hiç ki. O, unutmadım orası. o o, O küpürü bulalım o resmi o, 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 o iş fotoğrafı. Iş hem onu ben verelim. yazdım Almadım o zaman. Hem onu verelim hem de. İlk uçağımızı ihraç ettik haberini verelim. Tamam. İkisini yan yana verelim ve milletimiz bir gurur duysun şöyle. İnşallah. Yani iki Tabii. bilgiyi birden verelim. Ee, o sizin hiç unutamadığınız manşetle bu yeni manşet yan yana verilsin. İnşallah. Çok iyi olur. İnşallah. Yarın ilk işimiz bunun çalışmasını yapmak olacak. Ee, şimdi Atak helikopterini, Atak tamam. iki helikopterini anlatıyordunuz Doğru. ki reklama girdik. Buyurun. Doğru. Şimdi e, dedim ya Gökbey'den sonra. Üçüncüsü bu bizim. ya Atak, Gökbey ve Atak 2. Ee, bunun 2500-2500-5000 beygir motoru var. Motoru Ukrayna'dan gelecek. Motor Anlaşık. gücü yüksek. Yüksek. Ee, 11 ton. Topu 30 milimetre ki tank deliyor bu. Onunki 20 milimetre Ve aşağı yukarı 1 ton patlayıcı taşıyor. Bunu üretmeye ne zaman başlıyoruz? 2023 diyor. 2025'te inşallah kara kuvvetlerimize 3 tane ön teslimat olarak yapacağız. Şu anda Hepsi kalınca. 2023. 2023 ben, 25, üç üç işimiz var. 3 işimiz var. 3 <laughs> işi 100. yılında başka 100. yıl olmayacak ki. Tabi. Yani bu 3 e, unsur 100. yılda çıkmalı. öyle mi? Ne gidiyoruz? Ne diyorsunuz? 3 3 işiniz var. Birisi milli muharip. Milli muharip motor Çalıştırıyor. E, Hüjet uçuyor. Atak -2 uçuyor. Müthiş. İnşallah. İnşallah. Cumhuriyetin 100. yılına armağan olsun. Bunun için armağan olsun her şey yapıyoruz. Yani vatandaşımız bunu bilsin. Yani yılda bin tane mühendis alıyoruz. Üniversiteleri destekliyoruz. Üniversite içinde bizim mühendislerimiz var. Mesela teknik lise, Kızılcamam Teknik Lisesi, TUSAŞ işbirliği yaptığı için destekliyoruz. Destekleyince puanları artmış, inşallah daha çok, daha çok çalışırlar. <laughs> ee, e, mesela teknik liseden ve ikili yüksek okuldan bin tane e, öğrenci haftada bir gün gelip bize çalışıyor. Para da veriyoruz. Yani bizim öğrencilerimiz yani Türkiye'deki öğrenci hayatı okurken çalışma olmalı. Ee, yanlış anlamayın ben Amerika okudum. Rahmetli Ozal gönderdi. Ve şimdi de çok yeri görüyoruz. Dünya okurken çalışıyor. Ama bulaşık yıkamıyor. Mesleğinde çalışıyor. Şimdi burada tabii işte YÖK Başkanımıza ve üniversite rektörümü teşekkür ediyoruz. Çünkü devrim var bir şey yaptılar. TUSAŞ'ta çalışanları kendileri SGK'sını göster göster gösteriyorlar. Biz üniversite isimleri veriyoruz. Üniversite öğrencileri bize başvuruyor. İsimleri rektörlüğe veriyoruz. Rektörlük SGK'sına başvuruyor. O kişi başına ayda 30 TL ödüyor. Çok para tutmuyor. O zaman da bana gelip rahat çalışıyor. Böyle bir devrim var bir şey var. Dediğim gibi Kızılcamam olsun, başka okullar olsun, otta olsun, iti olsun, e, onunla yapıyoruz biz bunları. Hatta bazı e, kendi yetişmiş insan gücümüzle Türkiye kendi insanını çıkarmak zorunda. Yani Pardon. şöyle söyleyeyim, e, artık vakıf şirketleri kendi meslek liselerini kurmaya başladılar. Doğru bu. daha da önemli. İnsan yetiş. Kendisine özgün meslek lisesi formatı hazırlıyorlar Tabii. ve birebir çıktığında işi hazır. Hatta daha sonra ileriki seviyeye ilerleyecek, üniversitesi, master'ını ve doktorasını takip edecek e, süreci de hazırlıyorlar. Yeni Milli Eğitim Bakanı da bu işe çok büyük emek veren bir isim. Doğru. Konuk ettik kendisini. Her türlü desteği meslek liselerine veriyor. Doğru. E, o da önemli bir şey. Doğru. Yani şu, şu sevindirici Türkiye açısından, bizim açımızdan. Ben bunun siyaset üstü bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, tamam, tabii. Bizim kendi insan gücümüzle, şimdi siz TUSAŞ'ta, bir bin mühendisimiz var diyorsunuz değil mi? Ee, yok, dört bin geçtik. Bin tane milli muharipte var. Milli muharipte bin. Beş yüz tane helikopterde var. Toplam kaç? Dört ee, bin üç yüz. Dört bin üç yüz. Bu dört bin üç yüz pırıl pırıl gencecik mühendisimiz birbirlerinden farklı dünya görüşlerine sahip, birbirlerinden farklı kökenlerden geliyorlar. Doğru. Ama hepsi ortak bir amaç için çalışıyorlar. Zamanda uçurmak. Neyi zamanlı uçurmak? Zamanlı uçurmak. Muhteşem. Evet. Yani bu siyaset üstü bir şey ya kardeşim. Bu gençler, bu gençlerin bir kısmı AK Partili, bir kısmı evet. işte CHP'li, bir kısmı O Partili, bu Partili. Hepsi bir ortak amaç uğruna evet. büyük bir mücadele veriyorlar. Gerçekten evet. alkışlıyoruz onları. Evet. Onların yaptığı büyük bir hizmet. Hakan Bey şimdi şöyle genç nüfus Türkiye'de daha çok. Biz de şimdi diyoruz ki arkadaşlar arasında. Bir güreş yapsa gençlerin sayısı çok olduğu için kesin bizi yenerler. <laughs> yenerler. Kesin <laughs> yenerler. Hiçbir kaçarı yok. Bu. Evet, evet. Ee, gençlere güvenmek gerekiyor. Yani e, tabii ben 60 yaşına geldim, 70'lere, 80'lere, 90'lara, gençlerin nereye konduğunu biliyorum. Kişi 30 yaşına geliyor ama o daha hala çocuk diyorlar. Ne çocuğu ya? Değil. Yani 25'ten evet, sonra çocukluk bitmiştir ya. Değil mi? Tabii. Tabii. Evet. Şimdi benim torunum var. Herkesin torunu Allah başlasın. Üç, üç torunum var. Seyit Ömer o uçak yapacak. Ee, diyorum ki mini muharip yapabilir miyiz? Dede yaparız diyor. Kaç yaşında? Sekiz yaşında. Yapıyorsunuz zaten. Ay, şunu demek istiyorum. Yani e, çocuklarda, gençlerdeki heyecana ihtiyacımız var. Yani Ve bugünden vermek Bizim heyecana. Biz TUSAŞ olarak bir cinlik yaptık geçen şeyde, Teknofest'te. 800 tane <laughs> İlkokul öğrencisini işe aldık. İlkokul, İlk öğrencisini öğrencisi işe aldık. Ne demek işe aldık ya? Bayağı işe aldık kontrat imzaladık onlarla. Çocuk işçi mi çalıştırıyorsunuz Temel Bey? kapı problemi. Velisi de imza attı. Biz de imza attık. Çocuk Amaç de Dedik ki üniversiteyi bitiriyorsun. Dört düzenden geçeceksin. Ondan sonra bize çalışacaksın. 800 kişinin bize kaydı var. Kontrat ki eline yani o ilkokul eline kontrat verdi. Şimdiden hedefini koydunuz. Kontratı verdik. Çok güzel. Şimdi bunlar bazen bize geliyorlar. Biz onlara misafir edeceğiz. Yani gerçekten bu 800 kişi üniversiteyi bitiren kadar takip edeceğiz. İstediği zaman gelin diyoruz. Ne güzel ya. motive etmemiz lazım. Ama bize, bize bakın lazım. Amerika'dan falan örnek anlatıldığında, Batı'dan örnek anlatıldığında böyle anlatılırdı. Ya Küçücük çocukları alıyorlar küçük yaşta bu işlere şey bakın, yaptırıyorlar ona, falan e, diye. E, yanlış anlamayın Amerika'da çok kaldım. Çocuklarım da orada okudular kaldığım için. Ee, üniversitede hocalık yaptım orada. Ee, ya şu kadar bacaksız diyor ki ben onu yaparım diyor füze yaparım diyor yapıyor ya. Bizimki de yapıyor. Teknofest'te görmüyor musunuz? Görüyoruz. Ama evet. biz artık bunun bir kadem ilerisine gitmemiz lazım. Üniversitedeki genç çocukla bir araya gelerek girişimci, katışın sınıf onların olduğu değil. 10 kişi, 5 kişi gelecekler. Genel müdürüm ben size şunu yapmak istiyorum. Bunu demeleri lazım. Bir sonraki kademe bu. Bunu dediği zaman Türkiye potansiyelini açıyor. Patlama yaşayacak. Ee, Çok güzel. Bu arada şeyi ben an, an anmak isterim. Geçen sefer burada e Selçuk Bey. I de aynı Üstad'la yapar gibi bir yapmıştı konuşmuştuk. Tabii o zaman Özdemir Bey hayattaydı biliyorsunuz rahmetli. Özdemir Bey'in Selçuk Bey anlattığında ona ilk aşıladığı şey o dönemde daha ufakken 8 yaşında, 9 yaşında ona bunlar yapacağını aşılamıştı. O yüzden Hani bugün konuşuyorsak o hikaye o yaşlarda başlıyor. Aynen öyle. Ee, Özdemir Bey'i de rahmetli an alıp Allah, Allah tekrar rahmet eylesin diye. Ya şöyle bir durum var anladığım kadarıyla yani bu işlerin en ama en başında biz yapabiliriz duygusu dememiz lazım. Yani biz yapabiliriz duygusuyla başlanması gerekiyor. O çok önemli. Yani o duyguyu yakaladığın anda şimdi ben şöyle bir şey gördüm. Ben aslında bu duygunun aslında Türkiye'de yakalandığını düşünüyordum. Ama sizin paylaştığınız o parçaya yönelik yaklaşımları görünce bazı yaklaşımları tabii. Orada dedim ki ya hala bizim millette biz yapamayız, biz beceremeyiz duygusu var ya dedim. Ya yani o beni çok gerçekten üzdü yani. Ya bu mu yani yaptığın milli muharip uçak diyorsun. Ortaya koyduğun parça bu mu diye. Onun üstünde tabii. böyle. Tabii. Ya Tamam orada bir şey de var. Bir problem de var ama olsun yani. Sonuçta o duyguyu gördüm orada. Ama şimdi ben tabii belirli bir yaştayım. Ve çok şey gördüm. Bir şey göstermek istiyorum. Bu 85 yılında Amerika'da. Biraz isim var ama artık bu üretilmiyor. 85 yılında Amerika'da ki ilk bilgisayarım. 250 dolar almışım. Kameraman arkadaşımız göstersin. Göstereyim. İlk bilgisayarım. 250 dolar aldım. 85'te Michigan'da master'a başladım uçak fakültesinde. Bu ilk bilgisayar olamaz ya. Benim ilk, ilk bilgisayarım. Ha, sizin ilk bilgisayarınız. Tamam. Daha sonra başka bilgisayar aldım. Bunun 8 kilobayt hafızası var. 8 kilobayt. 8 kilobayt. Bunda bir proje yaptırdılar bana. Yaptım orada. Yani Michigan'da. Hoca beğendi. Sonra işe aldı. 2000 dolar para kazandı. Bak bunun 8 kilobaytı var. Biz şu anda petabyte kullanıyoruz. Yani şu bilgisayara simülasyon yaptığımız peta. Ne demek? Söyleyeceğim. Kilo 3.0 demek. Tamam üst düştüm. Mega 6.0 demek. Megabyte. Gigabyte 9.0. Terabyte 12.0. Peta bir daha işte koyuyorum. Üçü discount ettim. Bundan 10 üzeri 9 güçlü. Düşünebiliyor musunuz? Biz Nereye bununla, gelmiş? Biz bununla e, proje yaptık, makale çıkardık ya. Bakın şimdi dünya katladı. ya yani ben titanyumu preslememe gerek yok. Kimse bana preslemez. Ama yeni çıkan 3D printer yapacağım onu. Ya, yapıldığını biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, yani birisi eleştirecekse, ya bu, bu ağaçtan düşmesi gerekir ya. Düşmesi gerekir. Ben bundan para kazandım ya. 2000 dolar kazandım. Şimdi bizim petabyte var yani. Yani 50 bin core var ya. Yani, yani yapabil... 50 bin tane core. Şunu anlatmak istiyorsunuz sanıyorum. Yapabilmemiz için gerekli. Dünya değişti. Değişti. Dünya çok farklı dünya var. Onu yakalamak Tabii Tabii dünya şu anda yılda her yıl katlıyor teknolojik olarak. Yani bunları yorumlayacak arkadaşlar ağaçtan düşmeli bunu bilmeli. Bunu bilmeden yapmamalı. Yapmamalı. Peki siz bu şeyleri gördünüz mü yorumları? Bir kısmı baktım ama o kadar fazla bakmıyoruz. Arkadaşlarınız, çalışanlar, mühendisler mu demoralize olurlar mı böyle şeyler karşısında? Yo aslında şöyle üç tane proje var ya bizim canımızı çıkarıyor. Gerçekten o kadar da bakmıyoruz. Yani vakit ee, ayır vak ayıracak vaktim yok, yok diyorsunuz. Söyleyeyim mi? Yok. Bir hikaye anlatabilir miyim müsaade ederseniz? Bu şeyde Üstad da buradayken demin bir şey anlattı hatırlıyor musunuz? Hani oraya bir senelik bütün kazancını gelip bağışlayan bir bağışçıdan bahsetmiş. Hatırlıyor musunuz? Onun hikayesi tam öyle biliyor musunuz? Barikatlar döneminde işte o çatışmaların olduğu dönemde ben de orada bulunduğum dönemde yardım kampanyaları düzenleniyordu. İnsanlar oraya meyveler falan gönderiyordu. Mersin'de bir yaşlı annemiz şeye gidiyor, hale gidiyor. Halden e, akşamleyin toplanmayan, işte atılmayan şeyler alacak orada bir şeyler toplandırıyor. ne yapıyorsunuz falan diyor. Bizim diyor bölgede giden askerlerimize yeni ürünler hazırladık. Onları meyveleri göndereceğiz. Çıkartıyor cebinden. Bir lira. Başka parası yok cebinden. Bir lirayı çıkartıp vermişti. Daha sonra o bir lirayı diyor ki bunu da koyacaksınız diyor. Bakın bir lirayı. O bir lirayı o Mersin'deki haldekiler genel kurmaya gönderdiler. O bir liranın hikayesi Müthiş bütün her yerlerdeki 1 milyon liradan, 1 milyar liradan daha fazlaydı. Tabii. Asıl onların ilgilendiği kişi ne biliyor musunuz? Oraya gelip onun ona dokunan bir senelik bütün emeğini veren tabii. motivasyon orada. Yoksa öbürünün motivasyonuna bakarsanız adımınızı atamazsınız bu ülkede. Tabii. Şüphesiz tabii o bir manevi bir tarafı var bu işin yani. Tabii. O biriler alır, tabii. o dualar, o ee, iyi niyetler. Ama iyi devrim niyetler. yapmak istiyorsak gerçekten şimdi bir sektör oluştu ya bunun gerçekten böyle dünya klaslaması istiyorsak annelerin bebek yaşında motive etmesi lazım. Çocuklarını. Etmesi lazım. Ne ya, diyecek? Yaparız diyecek. ya Hep şimdi Amerikancı olduk ya <laughs> öyle Çok yapıyorlar iyi. ya. Ben veli oldum orada. Çocuklar ilkokul ortaklığına gittiler. Amerikalı ya öyle yapıyor ya. Motive etmez ki yaparız. Bir kere yaparız kelimesi çıkmalı ağızdan. Yaparız. Ya biz tabi, Türkler bu, bunu yaparız. Tabii. Olay tabii anlamayacak bir şey yok. Olay siyasi pasifiyet çekince yapılanlar yapılmaz oluyor. Yapılamayacaklar yapılan oluyor. Tabi, anlamayacak bir şey yok bunu. Öyle değil ama ya. Ya bu ülke bizim. Bu çocuklar bizim. E Temel Gelecek Bey, bizim bir, ya. Bir dakika yaparız demeye gerek yok. Siz yapmışsınız anlatıyorsunuz işte dediniz. İlk yok ya biz kalorifer peçeyi yapmışlarsınız. Niye befeği? olayı karıştırıyorsunuz? Yok bizim yapmamız önemli değil aslında. O çocuğun hissettiği önemli. Ama sizin yapmanızla o çocuğun hissetmesi somutlaşıyor. Eyvallah ama biz tabii herkesi tuzaşa getiremiyoruz ki. Yani herkesi o kadar gösteremiyoruz ki. Ama anneler bunu desinler. Şimdi bu pandemi öncesiydi. Şimdi Sayın Bakan'ın bakan yardımcısıydı. Selam olsun ee, biz mesela bir ilkokuldan bir otobüs dolusu öğrenciyi gezdiriyorduk. Belki zamanlar gelirse gezdireceğiz. Olabildiği kadar bebek yaşta dokunmasını istiyoruz her şeye. Bunun tekerlekleri kocaman. Altına girmesini istiyoruz. Kokpitte oturmasını istiyoruz. Ama şimdi dedim ya annelere çok büyük görev düşüyor. Bu çocuklar sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız. Motive edin. Pozitif motive edin. Negatif bir şey demeyin. Negatif bir şey demeyin onlara. Çünkü o küçük yaşlar var ya, küçük yaşlar çok önemli. Yani insan kendini anlatmaz. Ben oyuncak yaparken parmağımı kesmişim çocuk yaşta. Ne güzel, bunu, yıl, bütün görüyorum. Oyuncak yaparken kestim onu. Kimse kesmesi bile seni. <laughs> Ama yapmak lazım, arzulamak lazım yani. Siz nere nerede okudunuz? Ee, i̇lkokulun bir kısmı Rize'de. Ee, gerisi İstanbul'da. Davutpaşa Lisesi'nden mezunum. Cerrahpaşalıyım. Üniversite? Da. Üniversite İTÜ'de. İTÜ Uçak. İTÜ uçak mı? İTÜ. Üniversite Michigan'dan master var. Hem uçaktan hem makineden. Hangi o, üniversitede Amerika? Üniversite Michigan at Ann Arbor. Michigan Üniversitesi. İyi bir okuldur. İyi bir okuldur. İyi midir? sıkı bir okuldur. Kemiklerim, orada ne yaptınız? Kemiklerim kırdı. <laughs> orada ne yaptınız? Doktora yaptım. Orada master. doktora yaptınız. İki master, iki master bir doktora var. Dual degree'm var. Orada yaptınız. Onu. Orada orada. Rahmet Ozan'ın parasıyla yaptık. Yani daha doğrusu da Türkiye'nin parasıyla. Türkiye'nin okuttuğu Eşim. parlak öğrencilerden birisiniz. Peki e, ee, çalışmayı nasıl yaptınız Amerika'da çalıştınız mı? Yo Cuma günü bitirdim Pazar günü döndüm. Hiç, hani ama dediğiniz gibi 2000 dolar. Ha, ona sonra gittim. Ha o öğrenciyken kazandım para. Ha. Öğrenci para. Sonra gittiniz ve çalıştınız mı? Sonra e, 2000 yılında e, misafir hoca olarak gittim. Bir sürede kaldım. Ders verdiniz. Ders ve üniversitede hoca oldum. Sonra başka bir şirkette de çalıştım. Sonra e, Sayın Cumhurbaşkanım ben çok eski 94'ten beri tanıyorum kendimi. Gel mi dedi. Geldim. <laughs> yani, tamam. Türk Hava Yolları'na geldim Türk Hava Yolları. Or oradan tanıyorum sizi yani Sağ Türk ol. Hava Yolları'ndan evet. tanışıyoruz, evet. E, görüşmüştük. Evet. Şimdi e, burada bize anlatmadığınız şu maketlerden bir şey kaldı mı? Var. E var. 10 tonluk. Bunun kız kardeşi. 10 tonluk var. Bunun kız kardeşi. Ay. Niye kız kardeş diyorsunuz? E bu sivil olduğu için kız kardeş <laughs> Çok iyi. Çok <laughs> Çok iyi. iyi. Evet. Şimdi aslında bizim bir şirketler bir başarı sağlayınca ona iki tane yaparlar. Öyle midir? Tabii. Çünkü biz katlamamız gerekiyor. Şimdi ATAK 2 ile bunun arasında ne Tabii. fark var? ATAK 2 yaptık demek, e, helikopterde şu kısmı power train diyoruz. Güç sistemi. Motor, dişli kutusu, per, paleri, pervanesi, kuyruk pervanesi. Bu güç sistemidir. Bir de bunun flight control, uçuş kontrolü sağlayan bir sistem var. Elektronik var. Şimdi siz bunu yaptığınız zaman gövdeyi değiştirirseniz, tabii bunun manevra yeteneği yüksek, bununki yüksek olması gerekmiyor. Bunu yaparsanız ikinci helikopter yaparsın. Genel maksat helikopteri bu. Bu öz kaynakla devam ediyor. Bunu devlet finanse ediyor. Genel maksat helikopteri ne demek? Genel maksat hem askerde kullanılır hem sivilde kullanabilirsin. 19 kişi alıyor. Arkada rampa var. İçeride bir jip veya top koyabiliyorsunuz. Deniz kuvvetlerinde de uçacak inşallah. Hava kuvvetleri, kara kuvvetleri kullanacaklar ve modern olacak. İşte bunu hemen bir yoluna koyunca buna çalışılıyor şu anda. Bu da yoluna konacak. Atak şu anda uçuyor mu? Atak 2? Yok. Atak 2 2020'te Allah'ın izniyle. Bu? Yok. Bu arkadan geliyor. Arkası bu daha sonra <laughs> gelecek. Evet, Anladım. Evet, bunun power train'i bitirince yani bunun dışı hepsi. Aynen buraya geliyor. Bunun işi daha kolaylaşacak. Bir taşla iki kuş. kuş Bunlar kuş değil ama vurmayacağız bunlar ama <laughs> i̇nşallah. inşallah. Bir taşla bu, iki kuş uçuracaksınız. Evet. Bu çok önemli. Peki şey. evet. biliyorsunuz T-70 yapıyoruz Skoski lisansıyla. O tabii böyle 19 kişi almıyor. Bunun altında bir helikopter Black Hawk. Ee, ama bu ondan daha kral bir şey. İnşallah yani 25'te bunu teslime başlayınca 26'da bunu başlarız. 20 yani 2025 2026. Tabii, arka arkaya diziyoruz bunu. hedef yani, e, e, tuş... orada asıl bomba geliyor şimdi. Evet, uydu. Uydu. <laughs> uydu. O da uydu herhalde. Evet, tabii. Şimdi bu bizim e, şu anda yaptığımız e, Small Geo. Şimdi Geo demekle yukarıda sabit kalıyor. Haberleşme uydusu demek oluyor. Şimdi bunu e, yeni bir teknoloji aşağı yukarı bir ton bunun ağırlığı. Bunun karşılığında TÜRKSAT 6 a yapılıyor şu anda. O da aşağı yukarı 4,5 ton. Biri ağır bir kışa. Ama fonksiyon olarak aşağı yukarı aynalar. ya de bu yeni teknolojide bunu yörüngede tutmak için bunun içinde yakıt var. Yörüngede durması, durup dururken durmuyor. Yani dönerken dünya bu da beraber dönüyor. Biraz yerinden çıktığı zaman tekrar yerine yerleştirmeniz lazım bunu. Yoksa akselde bunu iptal ederler. yakıtı onun çok bunun yakıtı az. Onun yakıt yerine güneş paneline aldığı şeyleri, enerjiyi e, yakıtla beraber daha efektif kullanıyor. Small bu. Bundan Arjantin'e bir tane imza attık. Arjantin, İhraç. İhraç. İmval. Türkiye'de kayıtlı Cisat.com ortak şirketimiz Arjantin'den bir tane yapıyor bundan. Ee, bunun fiyatı belli çünkü. E, imzadığımız için belli. Yani evet. Soracak ben şimdi şimdiden 100 sorayım. 100 milyon dolar gibi <laughs> rakamdır. 100 milyon dolar. Evet. E, Biz o zaman uydu yaptık onu ihraç ediyoruz. Edeceğiz. Yani daha teslimat olmadı ama kontrat. Bu da mı vardı. Türkiye'de bir ilk? Tabii bir ilk. E o zaman e, Onurcuğum yazalım. <laughs> i̇lk kez e, uydu ihraç ediyor Türkiye. İnşallah, İnşallah. İnşallah. Tabii imzaladık bitti o. Ama amacımız... Hala de... temkinli konuşuyorsunuz ama. E, bu tamam bu tam, buna problem bu yok. Tamam. Ha, uydu ihraç ediyoruz. Buna problem yok. Ama ikinci bir şey işin peşindeyiz. O dört tane uydu olacak. gene aynı grupta. Onu da yakalarsak... Peki bir şey merak ediyorum. O zaman ediyorum. bayağı süper olacak. Türk satlar evet. ...lar var. Hani Doğru. Biz yıllardır Tabii. uydu olarak gönderiyoruz. Ee, kendi uydumuzu biz ne zaman göndereceğiz? Şimdi e, TürkSat 6 ay yapıyoruz. E, TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, ASELSAN, c 2 bizim ortak olduğumuz bir şirket. 4 şirket beraber yapıyoruz onu. Yani, Ana ilk, yüklenici TÜBİTAK Uzay. Ya, i̇lk kez uydu ilk. ihraç eden bir ülke gökyüzüne de bir uydu göndermesi gerekmez Yap, mi? Yapıyoruz, yapıyoruz şu anda. Gidecek diyorsunuz. Gidecek, gidecek. Ne zaman bir hedefiniz yani, var mı? Bir buçuk yıl içinde TürkSat 6A, o büyük uydu işte. Şey, görüyorsunuz şimdi yapılıyor. Peki ee, Türkiye'den mi fırlatılacak yoksa bir başka ya, yerden? Yok Türkiye fırlatma yeteneği yok. Niye? Ee, fırlatmak için fırlatma sistemi gerekiyor. O da ha, o da ayrı bir sistem. Tabii çünkü ayrı belirli dünyanın belirli yerlerinden fırlatılacaklar. Çünkü bu ekvatora yakın bir yörüngeye yerleştiriliyor. Ha, ya, ya, teknik Ondan olarak gereklilik var yani. Tabii. Te tabii. E ama bunun yanında tabii Göktürk e gözetleme uydusu da yapıyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Uydu imal etmek, üretmek ve onu gökyüzüne fırlatmak Türkiye açısından bunun yerli olması şart mı? E, Gereklilik mi? Şimdi tabi haberleşme uydusunda e, yani dışarıdan ekipman almanıza sorun yok. Veriyorlar haberleşme zaten Sivil bir uydu. Ama gözetleme uydusu olunca kamera var içinde yani teleskop var içinde. Yani metrenin altını görüyorsunuz böyle. Yani çok ne kadar olduğu ayrı bir konu da. E, o zaman yerli teknoloji ihtiyacı var çünkü kamera vermeyebiliyorlar size kamera ihraç lisansına tabii. O da tabii biraz askeri amaçlı oluyor değil mi? Tabii askeri amaçlı olduğu için. Hayır, şey de kullanabilirsiniz. Tarım içinde kullanabilirsiniz, yangın içinde kullanabilirsiniz. Ama onu ama. her şey için kullandığınız için o en kötüye göre düşünüyor. Sen bunu askeri için kullandın tabii. deyip vermiyor. Ama santim ve indiğiniz zaman böyle metrenin altına e, iş değişiyor. İş i̇şte e, yani. Ama şu anda biz mesela TUSAŞ olarak Devlet böyle bir Proje verdi bize. Göktürk yenileme geçiyor. Şimdi Göktürk bir var, Göktürk iki var. Uyduların ömürleri doluyor. Yani Uydular yukarıda kalırken kendi yönlenmeleri için kullandıkları yakıt bitince 14 sene içinde o uydun yerine yenisini koymamız gerekiyor. Göktürkler bizim im imar ettiğimiz. Ee, Göktürk 2'yi biz yaptık Türkiye olarak. Göktürk 1'i e, yurt dışı yani yaptı onu bize. Şimdi Göktürk yenilemeyi biz yapıyoruz. Türkiye olarak, TUSAŞ olarak yapıyoruz. Yani şöyle bir, bir ölçü olsun. Uydu işini de artık millileştiriyoruz. Tabii tabii. Kadarıyla. Ölçü şöyle olsun. Şimdi aslında bir tesisiniz varsa, mühendisiniz varsa siz kendini konumlandırıyorsunuz. Türkiye'deki tesisimiz Avrupa'daki dört büyük tesisten bir tanesi. Uydu yaptığımız yer. E, mühendisimiz de öyle olur. Yani biz aslında Avrupa'da ilk dörde giriyoruz düşünebilirsiniz. Peki e, uydu işi... Uçak ve helikopterden bambaşka bağımsız bir iş mi? Tabii tabii çok bağımsız bir şey. Ama aslında şöyle oluyor. Uydu dediğin zaman e, bu bir oda. Ama çok pahalı bir oda. 100 milyon dolar bir oda. E, bu uyduyu içinde elektroniklerini koyuyorsunuz. E, bunun zorluğu bir tarafı güneşe devamlı bakıyor. Hep güneşe bakıyor. Çünkü yönü değişmemesi gerekiyor. Öbür tarafı da soğuk kısma bakıyor. Eksi 70 derece artı 70 derece. Bu Boyutu nedir bunun? E, bu aşağı yukarı bir 2 iki metre, 2 iki metre bir şey oluyor. E, i̇ki tarafı bakıyor. Siz bu ısı transferiyle soğuyan tarafı ısıtıp ısıtan tarafı soğutmanız gerekiyor. Ama 14 sene boyunca. En büyük zorluğu bu. Bir de orada tutmanız lazım, durması lazım yerinde. E, o da başka bir zorluğu. Ama aslında özünde hepsi aynı teknoloji, aynı... E, Kuyumcu nasıl hassasiyet gösteriyorsa öyle çalışacaksın. Uçakta da, uyduda da, ben helikopterde düşün. de evet. hepsi aynı diyorsunuz. Doğru. Peki siz ayaktayken tekrar şu milli e, evet, hop, uçak, hop, hop, e, tamam. uçak meselesine gelelim. Tamam. Şimdi e, buradaki e, bilgisayar sistemleri yani elektronik aksam tamamen Türk mühendisler tarafından mı? Türk mühendisler tarafından yapılıyor. Yapılmak zorunda yapılıyor da. Bunun en önemli elektronik kısmı, yani uçağı uçuran en önemli, onu da söyleyeceğim. Bilgisayar, TÜBİTAK bilgem yapıyor onu. Yapabilir, güçlü. Bizim de elemanlarımız da var orada. Bu uçağı yöneten sistem aslında. Tabii bu donanımı bu. Bunun üzerine dedim ya, 3000 satır, 5000 satır yazılım gelecek. Onu da TUSAŞ'ın personeli yazacak. Çünkü entegre ediyorlar. Şimdi bu işin bir tarafı. Bir tarafı. Asıl daha büyük Milli tarafı... Milli Muharip uçaktaki e, aksam elektro, elektronik aksamları anlatıyor. Bir tarafı, bir tarafı. Ama bundan daha önemlisi, şurada bir şeyler görüyorsunuz ya, bunlar antenler. İki onu aselsan yapıyor. Bunun üzerine bir sürü radar anteni var. Normalde F-16 ve diğer uçakların yalnızca burnunda var ve ön tarafını görür. Bu, bundaki... Bu bütün küre gibi her tarafı görmek zorunda. O... Peki buna ne Aslında, kaza, ne kaza kazandıracak? Beşinci nesil yapıyor. Beşinci nesil yapıyor. İşlev olarak ne işe yarıyor? E, her tarafı gördüğü için tek başına bir ordu oluyor. Ha, öyle bir uçak, uçak haline geliyor. Tabii biliyor. mesela F-35 ile ilgili Lockheed Martin'e gitmiştik. Orada bize bir demo yaptılar. İşte Texas'tan kalkan F-35 uçakları Florida'dan fırlatılan yani füzeyin yani orada roket atıyorlar ya uydu yerleştiriyorlar ya. NASA'nın e, nasıl füzesin gördüm, bana anlatıyordu mesela. Bu iş böyle. Bu peki ne yapacak? Aynısı. Aynısı. F-35 de 5. nesil bir uçak mı? E, tabii. F-35'in nesil. 5. nesil demek tek başıma çok iş yaparım demek. O demek. Ha, Bilgisayarlarım çok. Yapay aklım var, yapay zekam var benim. Her tarafı gözlerim. Bir bana füze gönderirse bana karşı tedbirimi alırım anında. Beni görmeden hedefleri vururum. hava ve kara hedefi peşinesi bu demek. Tabi bunun önünde de o Stan of uçağımız gidiyor. Yol açıyor. Yol açıyor. Peki, ediyor. Bir dakika bu f 35 üstün tarafı nedir bunun? Şimdi bu daha büyük bir uçak. çünkü bizim bunu havayı da kullanmamız gerekiyor. Yani Türkiye tek uçak yapacağı için. Şimdi Amerikalı iki uçağı var. 22-35. Biz şimdi onun ortasını almamız gerekiyor. Ondan dolayı aslında üstünlük, alçalık buna izafi kavramlar. Bir de zaman içinde inşa olacak kavramlar. Yani vatandaşımız Türkiye hep 22 yaptı diye düşünmesin. Biz kademe kademe, kademe kademe bunu yapıyoruz. Şimdi önce şeye emin olmamız gerekiyordu. Gömeti doğru olacak. Aerodinamik olarak. Şu keskin kenarlar görüyorsun. Şu keskin kenarlar. Şimdi bunun hani petabyte dedim ya az önce. Petabyte bilgisayarda. Hafızası petabyte. Bunun üzerine bir radyo dalgası geldiği zaman bu radyo dalgalarının geri dönmemesi gerekiyor. Radara gitmemen, Radar görür onu aksalde. Onun için şu, şu geometrie kesinlikle onlardan dolayı. Bunları keskin yapınca aerodinamik yapıyı bozuyorsun. Daha kötü oluyor. Bunların bir optimizasyonu var. Geometri tamam inşallah. Geometri tamam. Buna neye göre tamam diyorsun? Bilgisayara göre. Simülasyonlara göre. Gel bir bir tamam. şey var, bir veri var, bir data ya, var elimizde. Gerçi çalıştık yani 10 bin core 50 bin core bilgisayar diyorum yani 50 bin tane bilgisayar yan yana yani son teknoloji bir hesabı hızlı yapmak için hızlı yapmak için. 50 bin bilgisayar 50 bin core yani tek core'lu oluyordu ya şimdi gerçi çok core'lu ya tek core'lu pek <laughs> yok bir yani. şey burada petabyte olmasının sebebi de siz bunu küçük küçük parçalara bölüyorsunuz radar geldiği zaman o ışınlar tam nerelere gidecek onları hesaplıyorsunuz. Allah şükür mühendisimiz var, analizi var, bilim adamımız var, her şeyimiz var burada. Peki bu e, bir pilot, tek pilotlu bir uçak. Tek pilot ve bir sürü bilgisayar. Tek pilot. Peki bunun uçurulması için o pilotun da özel yetiştirilmesi mi gerekiyor? Tabii ki. Yani her uçağın kendine göre bir pilotu var. Ama şöyle düşünün, uçak birçok şeyi kendi karar veriyor pilotu kaskıyla maksimum bilgi veriyor. Her Me, tarafı Mete gösteriyor. Bey söylemişti hani o kask bir defa herhalde bir kompütür yani, yani gelişmiş. Yani şey öyle top secret yani. Tabii yalnız bir bilgisayar değil o yani. Mesela şöyle belki siz de internette görebilirsiniz. F-35'in kaskına kendi pilotları bile böyle açık gözle bakamazlar. Doğru değil mi? Kafaya takar gider. Ben anlamadım. Mete <laughs> Bey, bana <laughs> anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim. <laughs> oturalım o zaman oturalım. Tamam ya, tamam. Ayak siz... Yok siz oturmayın. Siz <laughs> evet. oturarak anlatabilirsiniz. Peki. Dinliyoruz. Yani, hani şöyle söyleyeyim. Şimdi bu uçağın, 5. nesil uçakların başka bir özelliği daha var. 5. nesil uçaklar pilotları yalnızca kendi uçağını kullanmıyor. Aynı zamanda konuşan bir uçak olduğu için diğer uçakları, diğer füzeleri, diğer sihaları, insansız hava araçlarını ve sistemleri de tek bir sistem üzerinden, bir link üzerinden kontrol edip yönetebiliyor. Füzeleri farklı hedeflere yönlendirebiliyor ve bunu da yaparken 360 dereceyle bütün e, yeri göre görebiliyor. görebiliyor. Küre gibi, alt üst. Aynen, alt üst görebiliyor. Kasktan bahsediyorsunuz. Bakın normalde pilot nereye görür? Önünü görür. Pilot yalnızca önünü, yani o yukarıdaki huzmeyi görür. Bu kaskla uçağın altında görüyorsunuz. Hmm her tarafı görüyorsunuz. Yani 360 derece görüyorsunuz. Gelen tehlikeleri görüyorsunuz. Ve sesli komutlarla bütün her şeye hedefleri yönlendirebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte şu füzeyi ateşle. Beşinci nesil bu demek. Beşinci nesil bu demek. Konuşan demek. Oradan. Akıllı demek. Bütün linkler üzerinden bütün hepsini yönetmek demek. Yani şöyle düşünün. F-35 kalktı. F-35 diyorum. Milli Muharip uçak kalktı. Yanına Aksungur, Anka takıldı. Bu arada atak helikopter aşağıda. Hedefi bu yukarıda gördü. Aşağıdaki atak helikopterle görüşüp atak helikopterin füzesini ateşledi. Gerekirse onu yönlendirip füzeyle vurdurabildi. İşaretleyip. Işaret. İşaretleyip vurdurabildi. Lazerm böyle işaret. düşünün. Bakın arkada kask görüyor musunuz? Evet. Top secret. Bu şey F-35'in kaskıymış. Yani evet. milli muharip uçağın kaskı. Aynı birebir aynısı. Böyle mi olacak? Evet yapacağız tabii. <gülüyor> <gülüyor> ben simülasyonu gördüm. Yani şeyde de gösterdiler. Ve bu çok pırıl, 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 pırıl bir şey. Bakın pırıl pırıl yani. genç çocuklar ya ne kadar heyecanlar, nasıl e, inanılmaz bir e, motivasyonları var. Anormal. Ya yani şu dediğiniz şey aslında beyni bu. Beyni bu. Uçağın beyni bu yani. Beyni kaskı bu kaskı olacak yani. Tabii. Çok yani, enteresan bir şey ya. Ben e, gerçekten çok şaşkınım yani F16'dan çok farklı. Yani nesil farkı bu demek. Yani dog fighting, öyle bir şeyler yok artık yani. Gönderiyorsun işi bitip geliyor. Yani Mete Bey'in dediği gibi koordineli hareket ediyorlar. İşte bütün bu teknolojileri bu ülke bundan kazanacak. Peki Temel Bey biz burada Mete Bey'le Selçuk Bayraktar'ı konuk etmiştik. Tamam. Tabii onlar İHA'lar ve SİHA'lar üzerine daha çok uzmanlaşmış durumdalar. Ee, şöyle bir konuşma geçti aramızda Mete Bey hatırlayacaktır. Yani anlattı anlattı ben, ben e, her ikimizde hatta Mete Bey de söyledi onu. Yani artık dedik gelecek insansız uçakların. Çünkü onların da hedefi insansız muharip uçağı yapmak. Tamam Mius. Neydi? Milli insansız savaş uçağı. Milli insansız savaş, savaş... uçağı yapmak evet. istiyorlar. Yani evet. şimdi o hede ana hedefleri bu. Bu e, insanlı burayı kaldırdım. Oldu insansız. Ha, bu öyle diyorsunuz şey değil. Gelişmeye açık derken onu kastediyorsunuz. Tabii şimdi şöyle. Yani bütün anlattığımız da bu. Peki Birini... siz en baştan insansıza odaklansaydınız o mümkün değil mi? Bu ölçekte bir uçak insansızlık başına yapmak mümkün olmayabilir. Bugünün teknolojisiyle. Bu büyük. Hayır, bir de şöyle var. Diğerleri de e, hala üretmeye devam ediyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri de insansıza insansızdan bir anda vazgeçmiyor. Bu bir geçiş süreci. Bu bizim geçiş süreci en son belki nesil gelişmiş savaş uçağımız olacak. Tabii. Ama yani siz... şunu mu demek istiyorsunuz? Milli muharip uçak gelecekte 5. nesil bir uçak olduğu için insansıza da dönüşebilir mi diyorsunuz? Çıkardım pilotu. O zaman şu tümse ihtiyacım yok. Oldu insansız. Dönüşür şu uçak pilot bayılırsa hiç ona bayılmaz bazen bayılıyor manevradan dolayı kendi başına üstüne geri dönüyor. Ha, bunu yapabiliyorsa zaten, zaten öyle. biraz daha geliştirilerek yok zaten şu anda bu uçak onu yapacak. Bu bu, bu bakımı insansız. Ben de onu diyorum bu, madem bunu şu anda yapabilecek kabiliyette bunun bir adım ötesi insansız uçak. Tabii canım. Tabii tabii. Ama bu büyük yükte, büyük uçak bu yani. Öyle bir şey küçük bir şey değil bu. Öyle bir uçağı. Yani Sayın Seyirciler bunun stüdyoda yapmam. gördüğünüz bu maketin 7 Çarpı ile yedi. e, çarpın. 7 evet. kat büyüyor. İnşallah bu. bir gün getiririz buraya gerçeği. <laughs> İnşallah. Korkutacak <o> ama. <laughs> Bahçede artık onu. İnşallah. Yani bizim mokapı var bizde. İnşallah böyle. Ben sizden bir tur için isterim o zaman. Bir tur atmak için. <laughs> Aslında tabii bütün bu konuştuklarımız da şu. Dünya ne yapıyorsa Türkiye ona soyundu. Bunun için tesislerimizi kurdu, kuruyoruz, bitmedi her şey. Yani şöyle Milli Muharip'in binası, şimdi bir tanıtım bir film vardı ya, o güzel Yakışıklı bina, Milli Muharip binası, Türkiye'deki en güzel mühendislik binası. Ee, ya bir dakika siz 3000. bu uçağı üretmek için özel bir fabrika binası. Evet. Gösterseniz de o bir fabrika binasını bir görelim. Tamam, bir. bu uçağı üretmek için mühendislere sıfırdan bir yer hazırladık. 2300 kişi için alıyor. 3000 kişi vardı ya. Dışarıdan tümüyle izole. Bütün bilgisayarlar içinde ayrı başka dışarı bağlantısı yok. Yani bizim taktik hanımda. Hayır Benim şey istihbarat açısından. Aynen, aynen. İçeri giriyorsun bir daha çıkmıyorsun. Ortasında çok güzel Peki, bir ağlısı. Peki elemanlarınıza bir şey imzalatıyor musunuz? Bu değil. Bu değil diyor. Tabii yok. Anladın. Devlet zaten o garantileri alıyor. Ee, ondan sonra e, Allah içindeki servisi ikramı farklı. Ortada avlusu var bunun. Avluda geçen piknik yaptık çok güzel. Kapalı bir avlusu var. Şimdi hemen e, bu sene son itibariyle yan yanında şey bitiyor. Hangarı bitiyor bunun. O da hangar kapalı. yapılıyor. Bunu hangar yapılıyor. Ha <laughs> Neyimiz <laughs> bu? Üretilecek Tabii yer, e, yer, yer, yer e. yeri yapıyoruz. Ee, biraz sonra gelecek. Biraz sonra gelecek. Ee, gelecek. Yani e, ahmeti, bilmeniz gereken şu başkası ne yapıyoruz? Biz o altyapıyı kuruyoruz. Yani i̇nsanları yetiştiriyoruz. Yani bu 3000 kişi yarın ben savaş uçağı yapmışım diyecek. Bu bizim Anka ile ilgili biraz sonra gelecek. Bu binayla işte İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı'nı gezdirdik buraya. Yani kapısında Mesela, ne yazıyor? E, milli, milli Muharip. Milli Muharip uçak mı evet, yazıyor? Evet, daha tam isim vermedik aslında. Bir isim versek daha iyi olacak da. Her bina bu. bir isim Bakın, var. Bina... Ya, burası bina. mı? Bir dakika. Bina. Bir yavaş gidelim. bina bu. Ya burada üretiliyor milli Tabii. muharip uçak. Tabii. Tabii. Evet. Yani, bir misafir etmemiz lazım. Geçti. <laughs> Bunun için özel bina var. Yani on numara bir bina. özel bir hangar Kaç yapılıyor. Kaç metrekarelik bir alan burası? i̇şte 10 metre aşağı kişi başına oluyor. 2300 kişi alıyor içeride. Ortalama 10 metre Çok oldu. da şey modern bir yapısı var yani anladığım kadarıyla. Çok yakışıklı. İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı aşağı yukarı bir sene önce bir ziyaret etti. Etkilendi bir mi? Binayı gezdirdim. Dediği şuydu. Siz bu binayla bu projeyi Türk insandan mal ettiniz. Dediği bu. Çünkü o binada bu uçağın üretilebilir olduğunu Tasar gösteren, tasarlandı tasarlandığını gösteren evet. unsurlar var. Tabii. Yani binanın kendisi bina, değil. Bina onun için öyle yapıldı. Yani bütün, bu bir ekosistem. Biz istiyoruz çalışsın, dinlersin, kahvesini içsin, çalışsın ama gönlünü versin buna, gönlünü versin buna. Teknisyenler de mi orada çalışıyor? Teknisyenler için hangarımız bitiyor. Şimdi bu bina mühendisler için. Hemen yanına bitişiğinde e, hangar yapılıyor. Tekrar bina bu. E, hangar yapılıyor ve ha, bu bir bile bir bağlanıyorlar. Avlusunu görüyorsun. Başka yere geçti. Yani kısa bir şey var bunda da ondan dolayı. Hiç, bir de göstermemek için mi kısa veriyorsunuz? Yok, bunu? bu, bu bunu Yok, bu bir kanıt filmi. Kurucusu böyle yapmışlar. Film film. Ama biz sizi misafir edelim. Evet, mutlaka gelmek isterim. Çok. Yani Türkiye burada şuna karar verdi. 2010'dan. Ben böyle bir savaş uçağı istiyorum. Onu tanımladı. Hava kuvvetlerimiz yaptı bu işi. Hava kuvvetlerimiz F22 ile F35 arasında bir uçak tanımladı. Başım üzerine. İhtiyacı hava kuvvetleri tanımladı. Aynen, tabii kuvvet Türk hava kuvveti kuvvet, kuvvet tanımlar bunu başım üzerine. E, kontratımızı 2006'da imzaladık. İngilizlerle ortaklık, yani beraber çalışıyoruz. E, o da Sayın Binali Bey başbakanken, Sayın Bakanıma selam ederim. Başbakanıma, pardon. Ben bakan zamanında çalıştım Binali Bey'le çok değerli bir insan. Onun hızına imzaladık İngiltere Başbakanı ile beraber. E, 2023'te hangardan çıkacak. Bunun olması için ne gerekiyorsa biz yapıyoruz tek tek. İnsanları yetiştiriyoruz. Bu, bu önemli olan bu. Yani denizden öyle açılıyoruz ki bir daha geriye karaya dönmek istemeyelim diye. Yani mesela Türkiye artık Geri dönüşü olmayan bir yerde diyebilir misiniz? E tabii şimdi etrafımızda olanları görüyorsunuz. Hayır, hayır. bu teknoloji açısından, Yapabilirlik gel açısından e, biz Türkiye'yi e, geri dönme ihtiyacı olmayan bir yere getiriyoruz. Tabii ki olay bir siyasi karardır. Ona farkındayım. Kararlılıktır. Tabii yani bunun tabii ana sponsoru Sayın Cumhurbaşkanımız. <laughs> ana tabi, sponsoru. Tabii. Ana sponsorumuz Sayın Cumhurbaşkanımız geçen konuşmasında milli muharebimiz böyle hangadan çıkacak dedi. Bizim için bir enerji bu tabii. Temel Bey, sizden sık sık bilgi alır mı? Ne oluyor, ne aşamadasınız? Benden çok İsmail Bey'den alıyorum. İsmail alır. Bey'den. İsmail alır. Bey benim tabii. patronum. Bütün yani başı zaten işin. Zaten onlarla sık sık görüşürler. Ee, ama e, benim de kişi olarak böyle projede çalışmak benim için büyük bir nasip. Hayatımda genelmişim. Yani Türk Hava yolları alt kat bir de şöyle oldu, uçtu, kaçtı ama bu başka. Bu başka. Bu başka tabii canım. Bu başka. Yani başka. Hava yolları başka. Böyle yani çok nasip de olmaz yani. <laughs> Ondan sonra kendimi şanslı hissediyorum. Şimdi... Ben müsaadenizle bir şey soracağım. Değer... Ben de başka bir konuya geçecektim ama öncesinde yani söyleyeyim. Şunu çünkü bizim de çok tartıştığımız zaman evet. zaman her türlü ortamda tartıştığımız bu kuşaklar arası tartışma çoktur. Ama bir hem öğretmensiniz, daha doğrusu hocasınız. Hem zamanında iş adamlığı yaptınız. Arkasından çok önemli bir kurumlarda çalıştınız Türk Hava Yolları gibi Arkasından şimdi e, TUSAŞ gibi çok önemli bir Türkiye'nin havacılık sektöründeki en devasa Dev kuruluşunun başındasınız Ve Z kuşağıyla çalışıyorsunuz Ben Z kuşağı demeyi sevmiyorum Doğru. Gençler diyelim Gençler. Ama öyle tabir ediyorlar Hani tamam. Z kuşağı herkes anlasın tamam. diye Z kuşağı nasıl bir kuşak? Çok güzel bir kuşak Kendine has metotları var Hemen bakarsanız Telefonum yanında yok da açar telefonunu tık tık bakar böyle. Tamam mı? Şimdi biz bunu hep eleştirel durumdayız. Ben babayım dedeyim aynı zamanda. Hayır hiç eleştirmemek lazım. Bu bir dünya görüşü. Bir anlayış bu. Yazarsa bir şey kısa kısa yazar. Ben öyle görüyorum bunları. Cümleyi tam kurmaz. Tamam yeni bir dünya bu. E, Milli Muharip özelinde veya diğer projelerde biz bu gençlere muhtacız. Yani 62 yaşında bir kişi olarak ben bu gençlere muhtacım. Bu işi yapmak istiyorsam teknisyenim de. Ya 7 bin kişi aldık. Bunların neredeyse 6 bin tanesi yeni mezun. Ben bunlara, Ama gördüğüm kadarıyla performanslar çok iyi ki siz de güveniyorsunuz. Ben bunlara muhtacım. Yani bir kere oradan yaklaşalım. Yani Türkiye şu anda gençlerine, 20 yaşına, 15 yaşına insandan muhtaç. Bir, bir kere böyle bir yazalım bunu. Ve bunları anlama mecburiyetindeyiz. Tamam Şimdi tabii Dede Şafkam'da var ya. Bunları anlama mecburiyetindeyiz biz bunları. Şimdi bizim kendi tecrübemiz ne oluyor? Mesela bir e, öğrenci yeni mezun İTÜ'den, elektrikten bir başvuru oldu. Bir şekilde bana kişi olarak ulaştı. Ben kendisi daha önce tanımıyorum. E, sonra tabii insan kaynaklarına gönderdik. Mülakatlar yapıldı. E, almayabiliriz yani, yani limitte birisi. Oturup ağladı. Alsaydınız ya. Aldık. <laughs> Oturup ağlayan adamı alacak anladı Bak bu çok önemli bir şey bu Şimdi bu çocuk dediklerimiz var ya Hepsi kocaman adamlar yani Ağlayabilmek bir marifettir çok aslında Çok önemli bir şey çok ya Çok büyük bir marifettir yani, ya o Bu işi, başarılı bir arkadaş şu anda. O, ayrı, Ayrıca o işi kaybettiğinde ağlayan bir insan O işe nasıl bir gönül verir Tabii. biliyor musunuz? Şimdi ben, ben yine söyleyeyim Tabii ki benim TUSAJ'ın çalışanları hepsi başım üzerine ama bu yeni mezunlarda gördüğüm durum çok farklı. Mesela şimdi bu sene biz ne yaptık? 2021'deyiz. 500 tane kişi, 1000 tane mühendis aldık. 500'ünü söyledik. 500'ünü insan kaynakları kaliteli seçsin. Ünitelerle görüşmesine gerek yok. Normalde biz üniteyle görüştürürüz onu. Ünite beğenir alırız onu. Gerek yok. Ünite ne demek? E, i̇şte uçakla ilgili, milli mağarap, uçakla ilgili, helikopter. Sabit kanat, döner Bizim kanat. Bizim genel müdü amcılıklarımız. Ha, yani Çeşitli birimler var. Orada. Evet birimlerle görüştü. Dedi ki 500 tane bile yapmayalım bu sene. Hani gençlere güvenme açısından. Bunları 40-40 alıyoruz. Üstüne bindiriyoruz 500 kişi yıl boyunca. Ve 4 aylık eğitime soktuk bunları. Kimse dokunmadan. Hani ortodoks mühendisliğe dokunmazsın ya. Ve bunlara proje yaptırıyoruz. Mesela bir grubu İHA yaptı. Sıfırdan. Biz tabii onlara her türlü ekipmanı veriyoruz. Profesyonel İHA'yı 3D printer'dan şu büyüklükte uçurular. Şimdiki ekibe geçen ziyaret ettim. Ukav yapıyor. İnsansız savaş uçağı yapıyor. Tabii gene bu boyutta. Şimdi dört ay sonunda üniteler bunları kaptılar. Paylaşamıyorlar şu anda. Ne demek sorunuz cevabı şu. Türkiye gençlerden oluşuyor. Aslında kalkınmakta olan ülkeler de gençlerden oluşuyor. Bizim biz Afrika'yla çok temastayız. Geçmişten de kaynaklanan. Diğer Orta Asya Asya'yla, Uzak Doğu'yla çok temasımız var. Bu kalkılan ülkeler gençlerden oluşuyor. Bu gençleri keşfetmek lazım. Valla ben ne, sorun cevabını biliyordum da sizden duymak beni tabii daha da mutlu etti. Çok teşekkürler. Vallahi. Biz bunlara iş vermemiz lazım, güvenmemiz lazım. Yanlış yapmaları gerekiyor. Şimdi tabii Türk Hava Yolları'ndan konuşacağım. Beş sene oldu gerekmez ama. Bir kitapta da yazıldı bu. Ben şunu demişim 20 bin çalışanım vardı. Benim 20 bin tane genel müdürüm var. Herkes o sorumluluk duygusuyla. 20 bin tane, burada da benim şu anda 10 bin, 11 bin tane genel müdürüm var. Biz arkadaşlar bile görüyoruz. Temel Bey devam edeceğiz. Şimdi son bölüme giriyoruz. Bir reklam vereceğim. Reklamdan sonra son bölüm. Biraz seyircilerimizden gelen de sorular var. Tamam. Mesela bir tanesi çok ilginç. Bu uçakta da yani milli muharip uçakta da, F-35'lerde olduğu gibi dikey iniş kalkış olacak mı diye soruyor filan. Benzer sorular var. Kısa bir aradan sonra artık sizden gelen sorularla bitireceğiz, tamamlayacağız. Temel Kotil'de de, de daha fazla yormak istemiyoruz ya, sağ olsun yakın, kırmadı bizi. Da. Mete Yarar da bizlerle birlikte kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Evet çok soru var ya şimdi Onur bana göndermiş soruları hepsi de çok <laughs> ilginç. E, Temel Bey ilk soru şuydu e, F-35'lerde olduğu gibi milli muharip uçaklarda da e, dikey iniş kalkış olacak mı? Olmayacak e, çünkü proje şekilde değil e, bir de daha da f 35ten büyük bir uçak bu. Yani dikey kaldırma buna imkanı yok ama tabii ki bu iş bittikten sonra Özellikle uçak gemisi için böyle bir proje olabilir ama bugün konuşulan bir konu değil bu. Şöyle bir şey bu var. kendi bu bir eksiklik midir peki büyük eksiklik? yok yok eğer bunu dikey kaldırmaya çalışırsak zaten öbür kısmı zarar vermiş oluruz. Şöyle bir şey var F35'lerin hepsi dikey iniş kalkış özelliği yok onun bir modeli e, ha, kalkabiliyor tamam. Öyle, yani, yani evet. bütün F35'lerin tamamı Dikine iniş kalka yapabilen bir uçak Tabii. değil yani. Tabii. Ama biz bunu o modelde yaparsak o çok çalışacak bir şey değil. Onu sıfırdan yapmak lazım. Hele bir bitirelim, hele bir yoluna koyalım bunu. Dünyada sivil helikopter yapan yedinci ülkeyiz dediniz. İnşallah. Ee, hangi parçasının patenti bize ait diye sormuş birisi. Ee, Gökbey tümüyle yerli bir tasarımdır. Yani patent olmuyor genelde bunlar. Yanlış soru olsun. Yani bu, bu şey oluyor. Sizin o IP hakları sizde oluyor. Gökbey %100 IP hakkı bizde olan bir şeydir. Helikopterdir yani. Milli muharip uçağımız TCG Anadolu gemimizde kullanılabilecek mi? Yok. Dikey kalkamıyor. Ee, Hürjetlerde kullanılacak motorların dışarıdan satın alınması... Bu uçak sistemlerinin ihalesi açısından problem oluşturur mu? E, nitekim benzer bir problem daha önce helikopterlerde oluşmuştu. Tabii şimdi o atak helikopterdi. Bir de problem ülke eksenli oluyor. Yani ne yazık ki. E, ama biz Filipinlere 6 tane ihraç lisansı Amerika'dan alındı. Şu anda transfer ediyoruz. E, Hürjet daha çok e, bir eğitim ve hafif saldırı uçağı olduğu için e, G motoru var üzerine F404 İnşallah ee, inşallah problem olmaz diye düşünüyoruz. Şöyle bir soruyu çok soran var. Yani bu özellikle muharip uçak projemizin proje devamlılığının sağlanması için önlemler alındı mı? Yani yarın bir gün bir iktidar değişikliğinde demiş mesela bir tane izleyicimiz. Kayseri'de gömülen uçaklarımız veya havaya uçurulan fabrikalarımız var. Onlar gibi bir şey bu işlerin başına gelmiş olabilir mi? Bir başka izleyicimiz de e, iktidar değişirse bu projeler durdurulur mu? Böyle endişeler taşımak doğru mu? Bu çabalar çöpe gider mi? Şimdi yani cevap onun içinde bu devletin en üst düzeydeki bir projesi. Değil mi Bey? Size söylediğiniz zaman. Böyle üst düzeydeki bir proje, stratejik bir proje, ihtiyaç olan bir proje. E, siyasi erk desteklemesi görme şansı yok zaten. Şimdi yani açık gideyim ben Sayın Cumhurbaşkanı 94'ten ben tanıyorum Büyükşehir'den beri. Ama yani, e, her zaman bizleri destekledi bu projelerde. E, yani sorun cevabı devlet istemezse bu iş yürümez. Yani bu bir özel sektörün tek başına yapacağı bir şey değil. Biz bütün Türkiye'yi mobilize ettik. Yani, Dünyayı mobilize ettik. Yani, Siyasi iktidara tabii ki tabii. Kararlılık ve arkasında durmak Doğru. şart İçin, devletin. Ama bu askeri projenin hepsi böyledir. Yani şimdi Roketsan çok başarısal Asya Sandığı'yla yani destek olmasa nasıl olacak bunlar ki? yani mümkün değil ki. Pardon Onur bir daha söyler misin? diyor ki yüzde %100'ü devletten mi karşılanıyor bütün proje Şimdi şu andaki kontratımız yani faz bir aşama bir. Yani o ilk uçağın ortaya çıkmasına kadar olan bir süre aslında. Onun için devlet bize zaten bir finansman sağladı. Yani bilinen bir rakam olduğu için paylaşma sorun olmayabilir. 1.3 milyar dolar. Bu tesisleri kuruyoruz onlar beraber. Ama böyle projeler tabii onun çok katlarında da çıkar ortaya. Ama bir TUSAŞ olarak bunun parası nereden gelecek, gidecek diye pek böyle bir derdimiz yok bizim aslında. Bu proje kendisini yaptırır yani. Ama o projeyi TUSAŞ kendi kaynaklı. Yani TUSAŞ'ın parası, devletin parası gibi. Sese benim İsmail'in parası da onu biz gözümüz kesti, finanse ediyoruz. O da buna bayağı destek veriyor. Ee, ama tabii milli muharip uçak devletin desteği, hükümetin, cumbaşkan desteği olmadan olmaz bir şey sorabilir miyim ben? Yani muhtemelen vardır soruların içerisinde. Ee, ne kadarlık bir arge yüzde olarak ceronuzu ne kadar ayırıyorsunuz? Şimdi arge iki parçalıyor biliyorsunuz. Şimdi bir özgün arge diyoruz. 2020 2021 daha net değil ama 20 yılında yaklaşık 2 milyar TL özgün arge yaptı. Hı hı. Özgün ARGE ne demek? Öz kaynağımız. Biz şimdi öz kaynağı deyince öz başına geliyor. Yani şirketin kendi parası. Kendi cirosundan para kazandığının oraya, bölümünü oraya koymuş. Oraya konmuş. plas ediyoruz onu. Ama bütün bu yaptıklarımız yarım milyar dolarlık ihracatımız var ya 500 milyon dolar. O hariç ki biz 2 milyar artı ciro yapan bir şirketiz. Yani Bu 1,5 milyar dolar ARGE hangi anlama geliyorsa oraya harcanıyor. Devlet veriyor Biz orada harcıyoruz Ama sizin sorun cevabı 2 milyar TL ee, Bir başka izleyicimiz şunu soruyor Elektrik motorlu veya hibrit elektrik helikopter projesi hangi aşamada? Böyle bir projeniz var ee, mı? Elektrik yok O şey şunu kastediyordu <laughs> Şimdi Gökbey'i yaptık ya Gökbey'i yaptık ya Onun bir güç sistemi var Onunla 625 bunun bir kod verir devamlı. Bunun 9 olunca 29 olunca da saldırı anlamına geliyor. 629 saldırı deneme için bir helikopter yaptık. Elektrik motoruyla tahrik ediliyor. Elektrik motoru şuna kaynaklanıyor. normal türbin de koyabilirsiniz oraya. Elektrik motoru da koyabilirsiniz. Ama biz orada dinamik sistemin test etmek için yaptık. O proje tabii bunların hepsinin gerisinde şu anda. Helikopterde önceliğimiz Gökbey'i teslim etmek. Zaten o yoluna girdiği gözüküyoruz. Test suçlu hale yapıyor. Ondan sonra önceliğimiz bunu teslim etmek. Dolayısıyla bahsedilen helikopter projesi arka itilmiş durumda. Ve bundan sonra da gelmesi gereken e, genel maksat helikopterine özellikle deniz kuvvetleri 19 kişi tanışmanız gerekiyor. Gemi inecek bu. Onun tamamlanması. Ondan sonra diğer konulara geliriz. Bir başka konu. Şimdi bu işler için yurt dışından beyin ithal ediyor musunuz? Ediyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yani benzer enteresan anekdotlarımız da var. Ee, Amerika'dan gelen helikopter konusunda bayağı yurt dışından destek aldık. Bize destek veren çok kişiler oldu. Allah razı olsun onlardan. Ya yani, Türk veya Türk olmayan hepsine Allah razı olsun. Bir Amerikalı vardı, Florida'dan geliyordu. Yani arkadaşımız 80 yaşına yakındı. Ne iş yapıyor? danışmanlık yapıyor bize. Helikopterdeki diş sistemle ilgili bize tavsiyelerde bulunuyor. Yani bir a helikopter fabrikasında mı yetişmiş? O, tabii. O, yani bu oranın baş mühendisinden gelme bize. Amerika'da. Yani bir, he, Amerika'dan, Florida'dan geliyor. Böyle, yani ayda birkaç gün geliyor bize. Biz ona göre para veriyoruz. Şimdi bir çay içelim bir de konuşalım. Ben de olabileceği en nazik şekilde ya bu yaşta geliyorsun teşekkür ettim ona. De, bu, o kadar net değildi. Böyle, biraz da tabii kafa olmadı tabii. Onun bana dediği şuydu. Bu yaşta bize iş verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ya O da gelip bundan çok memnuniyet evet, yani Evet. Emekli niye olmuş herhalde değil Tabii, mi? Tabii emekli yani. Yetiştir. Siz onu arıyorsunuz, buluyorsunuz. Tabii. Şimdi ne, neyi fark ettik biz bu ara? Bir yeni mezuna iş bulması zordur. Bir de tecrübe olup böyle emekli olmuş bayağı yaşı geçenler iş bulması zor oluyormuş. Mesela e, e, hürriyetin çalışmalarında Eurofighter'ın emekli baş mühendisliğini danışman olarak kullandık. Arayıp buluyorsunuz bunları o tabii zaman. Tabii tabii bunun piyasası var. Yani Kirilen diyorsunuz ya siz bunun piyasası var aslında. Ee, biz orada aşağı yukarı 20'ye yakın e, bunun bazı çalışmalarında yani bu işin ustadı ama aktif çalışmayan kişileri kullandık. Onların deneyiminden yararlanıyor. Aynen öyle çünkü şöyle gözden geçime diyoruz. Şimdi tasarım yapıyorsunuz PDR'de CDR'de şimdi bir araya gelip yaptıklarımız doğru mu? Analiz yaptık ama size doğru gözüküyor mu diye bunu bu gözden geçirmemiz gerekiyor. Her projede böyle. Bir tür danışmanlık hizmeti alıyoruz. Danışmanlık. Yani, anladım. Onun tecrübesini masaya koymasını istiyoruz. Şimdi bu kriz oldu ya havacılıkla ilgili. Yani pandemiden dolayı. bütün şirketler, Elvas Boeing olsun, başkalar olsun eleman çıkardılar. Zaten şimdi uçak yapısalında, structure'ında büyük fırsat var. Çünkü geri geldiği için çok hızlı bir talep artışı var çıkarılan ekipleri tekrar geri alamıyorlar. O da ayrı bir konu. Çıkardıkları zaman kimi çıkardılar biliyor musun? E, belirli bir yaşın üstünü çıkardılar. Aslında en tecrübeliler. E, neden çıkarıyorlar? Çünkü onun alttakileri de tecrübeli onlar. Hemen herkes... kapın onları, kapıyoruz zaten. <laughs> zaten eğer Türkiye büyük oynamak istiyorsa dünya elini uzatması gerekiyor. Aldınız mı hiç öyle? E tabii Amerika'da bizim 3 üniversitede teknoparkında yerimiz var şu anda. Pakistan'a tekno yani NAS, National Anatomical Science and Technology Üniversitesi ki ilk 300'e giriyor dünyada. Teknoparkta yerimiz var, elemanlarımız var. Ne yapıyorlar onlar? Bize çalışıyorlar. Abi biz onlara ne yapıyoruz? Şimdi bu askeri proje bunu her tarafa askeri değil. Askeri olmayan tarafların veriyoruz onlara. gizli olmayan. Aynen. Şimdi ha, Çalış diyorsunuz, üret, gönder mi? Bizim Nasıl Payroll'da oluyor? Orada kurulu şirketimiz var. Evet, evet, orada Tusaj. Bo Bodros'unda. Tabii tabii. TUSAŞ, işte Pakistan var mesela. TUSAŞ, USA var. Bir tür şey gibi, Ş şube tabii. gibi mi? Tabii tabii şubemiz var. Yani kayıtlı şirketimiz var. Hani diyoruz ya Dust of Turkey gibi. Ondan sonra e, Malezya'da inşallah iki hafta sonra mühendislik ofisimizi açıyoruz. 12 kişi işe başlatıyoruz. Hem de orada ihalemiz var. Bir öğretmen Ankara'dan TUSAŞ'a öğrenci gezisi yapabilir miyiz diye sormuş. başım açık, üzere. Açık mısınız böyle ben, şey? Ben tabii tabii açığım. E, gerçi burada da cep telefonu veriyorum. Pek de çalmıyor ama verebilirim isterse. E, Vermeyin cep, ya çok çok arayan olur ama. Var ya yok herkes biliyor telefonumu. E, verin o Benim o personelim biliyor. Mesela, e, verin o zaman. Tamam 507-914-1414. 14. Hocam beni arayabilir. <laughs> Artık Türkiye, <'yi> <laughs> Türkiye sizi arar Türkiye size Hocam ben e, Türk Hava Yollarına da aynıydım. E, benim telefonum bu telefonum eski telefonum zaten yıllardan beri. E, personel bilir bunu, Türk Hava Yolları da bilirdi onu. E, şimdi bazen hala yolda kalan yolcu arıyor, ben gene müdürüme paslıyorum onu. Problem yok. Problem yok. <laughs> <laughs> ben ben bir şey soracağım. Eğer e, Ahmet Bey müsaade <laughs> eder Lütfen, lütfen. Son dönemde Ukraynayla Evet. işte Motor ve diğer konularda müthiş motor e, işbirlikleriniz var. Ee, Pakistan zaten kardeş ve Pakistan'ın e, işte demin bahsettiğiniz e, JF-10 galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, 17. Çin'le beraber geliştirdiği ha, uçaklar pardon, var. şey e, 17 evet. E, ve evet, diğer birçok e, işte Kazakistan'ın kendi bir uçak ve helikopter e, potansiyeli var. Geçen gün Gürcistan'da ilgili bir anlaşma vardı galiba bildiğim kadarıyla bir geliştirme Doğru. projesi. Doğru. E, bu tür projelerde yabancı ortaklıklar ve diğerleriyle işbirliği hangi düzeyde? Özellikle ben şeyi çok merak ediyorum. Pakistan'ın gerçekten e, JF17'de elde etmiş olduğu tecrübe e, kullanılabilir bir tecrübe mi? Muhakkak. Yani Pakistan tabii e, bizim en sıcak temaslı olduğumuz ülkelerin başında geliyor. Hı hı. Aynı şekilde İndonezya'da var. Orada da bayağı büyük aset var. Onlarla da sıcak temastayız. Zaten ofis açtık oraya dediğim hı hı. gibi personel şu anda var ve A almaya devam ediyoruz. Yüze yakın mühendisimiz olacak Pakistan'da. Pakistan'da ee, Ve şeyleri bunların pak kamradır bilmiyorum biliyor musunuz? ilgili kuruluşu kendim de iki defa ziyaret etmişimdir. Ee, Onlarla olabilecek en sıcak teması yapıyoruz. Tabii şimdi bunlarla biz son imzayı atmadan onları pek o kadar söylemiyoruz ama şöyle bilin onu. E, savunma sektörü veya havacılık savunma sektörü globaldir. Sivil de olsa askeri de olsa e, hep her yerde biz olabildiği kadar bir işbirliği yaparız. Kardeş olmanın bir şeyini görüyor musunuz? E, tabii Öyle onun, onun bir etkisi var. Mesela şimdi İngiltere'den e, bir şirket üzerine isimler belki girmek doğru olmuyor da yalnız bir sistemi dışında e, 32 kişi bizde çalışıyor. Yani İngiltere'deki bir mühendis böyle e, mühendislik şirketleri var. Bu mühendislik şirketleri dediğim yerin e, aşağı yukarı 12 bin tane mühendisi var worldwide. Herkesi mühendis sağlıyor. Pakistan'dan da, şey İngiltere'den bize sağlıyor. İngiltere Türkiye arasında çok özel bir anlaşma var. Devletten devlete, G2G evet. dediğimiz bir anlaşma var. Dolayısıyla İngiltere e, Genel Kurmay Başkanı, pardon, Milli Savunma Bakanlığı'nın temiz kağıdı verdiğini bizim Milli Savunma Bakanlığı bir şekilde kabul ediyor. Onun bize bir esneklik var. Ee, orada e, o şirketten 32 kişi var bizde, bunların bir kısmı İngiltere vatandaşı, Pakistan örneği. Peki e, yani konusunda çok iyi. tap Şöyle bir Müthiş. şöyle bir, bir soru da var. Hani ya tehdit alıyor musunuz rakipler falan diye bir soru sormuş. Rakipleriniz çok sevmezler. Gerçekten bu alan biraz e, böyle hani incelikli güvenlik sorunları da yaşanan bir alan mıdır sizin Yo, açınızda? Yok herkes kendi tedbirini alır tabii. Devletimiz, devletimiz de bizim için tedbirlerimizi alıyor. Yani onda problem yok. Sizin ee, korumanız var mı? Benim vardır, doğrudur. Ama e, ama konu şöyle, e, yani bu iş temelle bilgisi yok, temel ile bilgisi yok. Yani benim şirkette benim bu yerime geçecek çok, çok arkadaşım var benim şu anda yani e, zaten gitsin de yerine geçeyim düşünenler var. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok iyi. Ha bu da güzel. <laughs> bu da çok güzel. <laughs> çok güzel. Ama böyle böyle olmalı. Peki. Böyle olmalı. Temel Bey çok teşekkürler. teşekkürler. Bu gülerek kapatalım. Güzel bir bir espri yaptınız. O espriyle kapatalım. Çok çok teşekkürler. Biz teşekkürler. Gerçekten Türkiye için, ülkemiz için gurur duyduk, onur duyduk. Teşekkür ederiz. Heyecanlandık. Büyük iş. Yani çok önemli. Bunun dediğim gibi siyaseti yok bu işin. bunu siyaset üstü bir iş. Tamam. Türkiye uçak yapıyor. Türkiye helikopter yapıyor. Türkiye uydu yapıyor. Bunları ihraç etmeye başlıyor. 2023'ten sonra da hızla İnşallah. göreceğiz bunları. Öyle ona inanıyoruz. Buradan bütün mühendislerimize selam olsun diyelim. E, bu iş için çalışan canla başla. Mete Bey size de çok teşekkürler. Ben teşekkür katıldığınız ederim. Ee, Herkese mühendis olsun, değil mi? Evet. Herkese mühendis, mühendis olsunlar. olsunlar. <laughs> ne kadar önemli, yani e, günümüzün şeyi mücadelesi burada geçiyor demek ki. Burası önemli. E, çok çok teşekkürler. teşekkürler. Bizden. Ar çalışma arkadaşlarınıza İnşallah. bin selam olsun diyelim. İnşallah. Bugün 10 Kasım'dı. Atatürk'ü bir kez daha minnetle ve saygıyla analım ve hepinize iyi geceler dileyelim. Hoşçakalın.